şu an itibariyle. Herkese iyi sabahlar, iyi geceler. Özel bir yayında da sizlerleyiz. Bugün Oscar yayını beraber izliyor olacağız. Beraber adayları yorumluyor olacağız. Aynı şekilde kazananları da. Bugün Kerem var misafirimiz. İlk defa yayın yapıyoruz beraber. Bundan sonra nice yayınların gelmesi dileğiyle. Hocam siz de tüm şıklığınızla bizlerlesiniz. Göz Hocam sağ olun. Hocam sağ olun valla. Bugüne kamaştırıyorsunuz özel böyle bir çalışmam oldu. adeta. Çok beğendim Sağ olun hocam. çalışmanızı. Teşekkür ederim. Bir özetlemek gerekirse biraz aksaklıktaysa ufak tefek ama yayına başladığımızdan beri iki tane ödül açıklandı. Bir orijinal senaryo, bir uyarlama senaryo. Orijinali Promising Young Woman uyarlamayı The Father kazandı. Şimdi de en iyi yabancı film kategorisi. Daha doğrusu yanlış söyledim. En iyi yabancı film diye bir şey kalmadı artık. Akademi biraz yanlışlarını düzeltiyor. Yabancı diye bir şey kaldırdılar. En iyi uluslararası film Evet. diyelim. Evet. Bakalım şimdi onun açıklanmasını bekliyoruz. Herkes iyidir umarım. Aynen. Şu an teknik gene bir sıkıntıdan ötürü sanırım YouTube'dan yayın yapamıyoruz. Sadece Twitch üzerinden şu an bu yayına Özümüze döndük. aynen öyle oldu mecburen. Yani Twitch'i de şu an Twitch'ten göstermiyor bu arada da. Yani hala emin Ben olamıyorum. izliyorum şu an. Yo Öyle yapıyoruz. mi yapıyor mu? Twitch'te Ya görüyorum. Ha, ben görüyorum Twitch'te. benim şey Gayet kafa izlemek yediği istiyorum. için yani hakikaten ben yani şu noktada çıldırmamak için kendimi biraz zor tutuyorum o yüzden. Yok yok sakin olacağım. Sıkıntı yok. Ödülün keyfini çıkarın tören. Bir hostağı denedim şimdi. Bakalım umarım yer. Bakalım. Bir şey gelmedi ama. Yani bir uyarı gelmedi ama bakalım. Şimdi sesi kapadım çünkü ben kendi sesimi duyuyorum yani. Bu arada hocam biz kaçırdığımız sadece iki ödül var değil mi şu an? İki ödül var evet. Tamam Ben gördüm. Kerem düzeltsin ben yanlışsam. şu an Evet, Another Round kazandı. Another Round, evet. Another Round en iyi En iyi uluslararası yabancı film. Uluslararası. Hep uluslararası yabancı diyorum. Ağzım yabancı gidiyor ama. Çok kaçmaz gibiydi zaten. Yani filmin yönetmeni de yönetmenlerle beraber aday olduktan sonra Yani bu aslında bu kaçması biraz. şeydeki sıkı yani filmin yönetmen için de bir özel anlamı var biliyorsunuz belki hikayesini filmin. Yönetmen filmin çekimine başladıktan sonra filmde rol alması planlanan kızı bir trafik Evet. kazasında hayatını kaybediyor ve sonrasında adam yani ona adıyor zaten film ve bu süreçte zaten Doğru. hani yaşadığı tüm o yani matem sürecini de filme katarak bu şekilde özel bir eser yarattığını zaten yorumluyor her yerde ve özellikle yani film izleyenler için şimdi hoca, paşam siz yani burada biz zaten konuşmalarımızda Vermeyelim sen. hocamla spoiler veriyoruz aslında ama vermeyelim mi Bugün noktada? vermeyelim. İyi peki vermeyelim tamam. Yani Vermeyelim. özellikle Bu filmin arada son Eren selam. Hoş geldin. ben göremiyorum şeyleri. Çete yazıyor da diziyi bitirdim öyle geldim diyor. Ha Onun hoş geldi, kısa hoş oluyor. geldi, sağ olsun. Hoş geldin. Yani bu şekilde hocam özellikle filmin sonundaki o yani pure life yani gerçekten Spoiler vermeyelim dedik tamam bir şey yanlışlıkla. demiyorum, vermiyorum. Evet. Yani bir şey Yani söylemiyor aslında. yaşamın aslında hani iyisiyle kötüsüyle hani iyi şeylerinde kötü şeylerinde var olduğunu aslında bize gösteren bir yani film zaten hep o şekilde genelde gidiyor ve sonuyla da özellikle tam o duygular yani hani hem üzüntü hem mutluluk yani hayatımızda yaşayacağımız tüm duyguların aslında yaşadığım yani bizim ne kadar hani yaşamın içerisinde olduğumuzu bize hatırlatan aslında bir takım veriler olduğunu bize sunuyor burada yönetmen ve o yüzden zaten yani o sürekli yükselen o duygusallık zaten filmin sonunda da tavan yapıyor. O noktada ben kendisini tebrik ediyorum. Zaten doğru tahminde de bulunmuşuz hepimiz bu noktada. Evet. Güzel filmdi gerçekten. Evet. Ben de beğendim. Şey söyleyeceğim. Bilgi vermedik belki ama izleyicilere. Biz kendi içimizde de bir oylama yaptık Evet. aslında. Herkes tercihini yani daha doğrusu kendi kalbinden geçeni değil kazanacağını düşündüğü Düşündüğü. adayları seçti. Evet. Bunları hepsini doldurduk. Bir zarfa koyduk, mühürledik. Şu an data merkezimizde tutuluyor bu veriler. Bakalım Data merkezi de açıklanınca kimin kazandığı ortaya çıkacak. Data merkezi benim bilgisayarın
Excel tablosu. Excel tablosu. Durum genel olarak 2-2 galiba, değil mi? Şu an 2-2. hepimiz 10 puandayız. Üçümüz de. O güzel. Aynen. Tebrik ederim. Yani Kazananı dostluk Oscar. kazansın. Aynen dostluk. Aynen. Kazananı Kazanana Akçaa şurubu gönder. Oscar. Ya da kazananı Kazanana Kanada'ya bilet loto var galiba, değil mi? Tabii. Gidiş dönüş hem de yani şey değil. Gidiş dönüş. Aynen. Tamam. Ben alacağım. Hani Lollipop kazanan Bir anda Lollipop. izleyici sayısı artıyormuş. Biz de katılabiliyor muyuz Dışarıdan diye. gelebiliyormuş falan diye. Excel Aa, tabloyu yazıyor. bizden şey yapabiliyor muyuz? Bizde yazalım diyor herhalde. Yani tahminleri tabii o anda açıklanan yani izliyorsanız bir yandan canlı o anda açıklanan kategoriyle alakalı yorumlarınızı mutlaka bekleriz buraya. Buradan söyleyelim Aynen. kategorileri. En iyi yardımcı kadın olacak galiba birazdan. Öyle mi? Galiba öyle bir gördüm yani, çok ucuyla Peki baktım hocam o yayınla ilgili ha şeyi öyle mi? söylemeye Şey çalışmak mi için. var? Öyle bir yerde mi söylediler? Evet, reklama girerken sanki küçük bir böyle gösterdik, Evet. bir O sonraki zaman yardımcı kategorilerimizden değil kadınsa mi? hemen şeylerimizi açalım. Adaylarımızı Açalım açalım. buradan görelim. Yabancı filmi de açsaydık, onu açmadık. E onu verdi ya o yüzden. Ha, o zaman şu an o aktif hala ya, neyse. Geçelim. Aynen. Yabancı Adayları buradan kadın. göstereceğiz aynen Eren. Buradan gösteriyoruz yani şeyi. Her bölüm Ha, yayını göstermiyoruz. Yayın yok. yayını değil. Korsan. Ha yayını demiş pardon. Yayını değil. Biz bir yandan Korsana takip ediyoruz ama yayınlayamıyoruz. Yani yasal sebeplerden ötürü. Sadece işte adayları göstereceğiz kategoriler açıklandıkça. Yani bu noktada eğer gelecek olan kategori buysa sizin bu yani yardımcı kadın oyuncu konusundaki düşünceleriniz neler? bir dinliyorum şeyi, hemen şimdi söylüyorum. Yok, en iyi yardımcı erkekmiş hocam, Erkek yanlış miymiş? hala. Hemen Evet, yani yardımcı olduğunu gördüm ama kaçırmışım ha, oradaki. hemen açıyoruz. Erkek. Hemen konuşalım isterseniz Evet. oradaki şeyle ilgili. Yani burada aslında bütün adaylar çok iyi. Hakikaten bence yani Evet. filmlerin geneline baktığınız zaman. Ama hani Altın Küre'yi de alan Daniel Kaluuya'nın burada bence büyük bir şeyi var. Üstün bir yani biraz da avantajı var diye düşünüyorum. Benim de favorim. Ben Sacha Baron Cohen'i de çok beğendim bu Trial of Chicago 7'da. Ama Daniel Kaluuya alır burada. Evet. Leslie Odom Jr. mesela burada en zayıfı. Evet. Paul Rudd, o da Bence Paul Rudd çok iyi bu arada oynamış. evet, o da iyiydi. Gerçekten şey bu arada, hani Duyma engelli değil mi? duyma Gerçekten. engelli. Az önce çünkü törende de bir böyle şey Hı. yaptı zaten. Eren de Daniel Kaluuya demiş. Bakalım. Aynen. Paşam senin nedir? Yani bence burada Daniel Kaluuya biraz böyle ağır bir şekilde gidiyor gibi geliyor bana, ama hani göreceğiz, ama daha önceki bu ödül geçmişlerine de baktığımızda sanki o birazcık daha önden gidecekmiş gibi geliyor bana. Yani evet. Diğer adaylar çünkü biraz zayıf kalıyor. Hani onun o popülaritesi ve şeyi anlayayım ya. Biraz daha zaten etrafta duyuyoruz yani haberlerde orada burada. Diğerlerinin adı çok duyulmuyor. İki bence mesela aradaki en zayıf halka Sacha Baron Cohen bence ama yani şey Yo, bence olur mu? Bence en işte güçlü aralarında. Ben ben hatta şöyle söyleyeyim, Daniel Kaluuya almazsa o o mu alır alır diyorsun? bence. Ya ben pek Onu alır beğenmedim yani. onun Olur mu? O filmde bence şey değil, en ne dinamosu bileyim oydu. Filmi biraz o şey götürüyordu yapamadım. Ya orada. orası öyle de ne bileyim garip geldi bana o oyunculuğu orada yani. Allah Allah. Çok Ne iyi. bileyim. İlk defa senden duydum böyle bir şey. Yani böyle bir Şaşırdım. yok şey ya güzel oynamış da hani Oscar'lık ne bileyim yani ben böyle bir Oscar'lık bir şey. İzlediğim anda aday olmalı dedim. Öyle Allah söyleyeyim Allah çok sana. ilginç. Değişik bir gözle Aynen. Direkt izlemişiz. öyle söyleyeyim sana. Paşam senin yorum nedir? Yani hani öyle çok beni çok etkileyen bir şey olmadı. Şeyle ilgili diyorsunuz değil mi? Sacha Cohen'le Aynen ilgili aynen. soruyorsunuz Sacha değil mi? Baron Yani, Cohen. hani, Aynen. yani evet. Hani filmin içerisinde bir şey oldu ama öyle beni, hani Daniel Kaluuya'yla karşılaştırdığın zaman bence Daniel Kaluuya daha şey oluyor. Bir Tabii de daha daha ağır basıyor. Get Out'tan başlayaraktan böyle bir kolektif bir karizması da var adamın. Aynen. Hani sanki böyle bu rollende gitgide üzerine koyarak bu sefer hak etti gibi geliyor, ama bilmiyorum. Aynen. Yani şeyi iyi. Yani gerçekten oyunculuğu iyi. Filmde de iyi. Gerçekten ama film biraz da bir şey kalıyordu onun yanında. Yani böyle filmin genel bir ağırlığı var. Ama o ağırlık içerisinde gerçekten hani öne çıkan yani Lake It Stansfield'a nazaran daha öne çıkıyor. Evet. Burada yani garip olan şu. Aynı filmde iki ya ana karakteri yardımcı olarak şey yapmışlar. Aslında böyle hani biraz taktik yapmışlar gibi geliyor burada. Çünkü
İkisi de ana karakter aslında baktığın zaman. Hem işte Daniel Kaluuya hem Lakeith Stanfield'ın karakteri filmde. Ama ya biz bunları ana şey alamayız birader deyip herhalde o noktada Öyle şey yapmış. değilmiş aslında hocam. Onu aslında öğrendim. Lucky Stanfield başrol demiş Ha öyle ikinci miymiş? filme. Evet. Daniel Kaluuya yardımcı demişler. Evet, Daniel Kaluuya aldı bu arada. Hayırlı Aa, olsun. hayırlı olsun kendisine. Bekliyorduk zaten. Aynen. Yani aslında orada öyle ilerlemişler strateji ama burada akademi demiş ki yok, ikisi de ben bunu yardımcı olarak değerlendireceğim demiş. Öyle bir bilgi vermiş olalım. Aynen. Yani değişik bir tercih olmuş. Kendisini de tebrik ediyoruz buradan. Evet, Yani hak eden aldı. Sürpriz kendine yok. aynen kendisine hayırlı uğurlu olsun. Aynen, Aktörünün aynen. supporting rolü da burada kapatıyorum. Kalsın kalsın, daha konuşuruz ya, hemen kapat bence. Siz Ha çok hızlı konuşuyorum. gidiyorsunuz. Yok Böyle hayır daha şimdi konuşuruz. başka bir şeye Teşekkür ederim geçer. falan Ay diye. pardon özür dilerim. Evet, daha teşekkür Tamam. ediyorum. Kapatmadım tamam o Tamam. zaman. Çekiyor, biraz sürermiş gibi geliyor zaten. Aynen ya uzun sürer. Eren bu Karakterin arada sembolü. TRT2'den izleyebilirsin yayını. Nereden izleyebileceğimi Aynen. sormuş. Yani evet. Anacığıma ve kız kardeşime teşekkür ediyorum. Çünkü onlar zaten gelmiş yanımda. Ya filmde çok baskındı zaten. Tabii Yardımcı canım. bile olsa rolü. Yani hak ediyordu. Evet. Onlar Ama gelmişler dediğim, bu arada annesi ve kardeşi Londra'daki şeyin içerisinde. ha öyle mi? Burada değil o zaman. Ha, Yok ben burada değil. Yani karşında en onu azından direkt orada olarak mı oradaki düşünüyorsun hub'da? evet. Çok Ha, garip ya. güzel. Hakikaten değişik bir şey oldu bu sefer ödül yani. Evet. Ama şey çok enteresan. Adam doğma büyüme İngiliz. Ama yani Chicago'lu bir adamı oynuyor yani Chicago aksanı yapıyor falan böyle oradaki hani siyahilerin kendi şeyler olur ya diyalektleri falan onları da birebir kullanıyor falan ya yani gerçekten yani hakikaten o konuda çok iyi bence bir iş çıkarmış. Yani ne kadar tamam ana dil İngilizce ama o aksanlar şeyler çok fark ediyor yani biz mesela Türkçe içerisinde bile aksanları yapamayız belki de yani doğru düzgün ama Tabii. hakikaten adam yani bir hani Amerikan aksanı değil Chicago'nun kendine has bir tarzı var. Chicago'daki bir siyahiyi canlandıran biri yani Chicago'lu bir siyahiyi canlandırıyor resmen. Yani o cidden büyük başarı. Yani diğer insanların hepsi bildiğim kadarıyla o konuda ha bir de işte Sacha Baron Cohen o da İngiliz. Onun da bir aksan bir garipti yani böyle o da bir Chicago'lu birini canlandırıyordu. Yine Chicago'dan gidiyor yani bu şeyler. Evet. Ama garip yani o şey hakikaten çok değişik bir yetenek ya. Ben ne bileyim çok takdir ediyorum. En azından ben. Eren yazmış bu arada. Şey, lisans kısıtları sebebiyle yayını Aa veremiyoruz Allah acaba Allah. O diye. zaman Evet, doğru. Bizim de başımıza geldi. Ben o yüzden Bein Bean Connect'teki Connect TRT2'yi izliyorum. aynen Bean Connect üzerinden izleyebilirsin Eren. Biz de oradan izliyoruz. Ricky Gervais yok. Kimse sunmuyor Kimse aynen sunmuyor aynen. sunucu. Sunucu yok. Daha doğrusu şey sunuyor gibi böyle sanal. Bizim Regina King. Ha öyle mi? Arada daha çok o böyle bir seviliyor. Ha. Yani, İlginç. ama şey yok yani, genelde aslında herkes sunuyor, öyle diyebiliriz yani. Herkes sunuyor. Güzel bir intro yaptılar aslında, onu da bahsedeyim biraz. Böyle bir film jeneriği gibi girdi özet törenine. Oyuncular yazdı işte, yönetmenler, senaristler, şey, ödül töreninde konuşmaların yazarları, şeyler falan filan. Kapıdan girdi, işte fotoğraflarını çektirdi Regina King. Ondan sonra içeri girdi. Sahneye çıktı ve girişini yaptı böyle. Güzel, böyle çok sade, güzel bir geçiş oldu. Çok beğendim aslında ben o giriş şey kısmını. Güzel bir film girişi gibiydi yani, böyle Evet. senin söylediğin, kapıdan girdi, kamera arkasına geçti, onu takip ederekten yürüdü, bir yandan Aynen. da işte bütün isimler falan akıyordu, renkli renkli, güzeldi o anlamda. Ben de beğendim. Bu kadar olur yani. Bu Yani. kadarını, bu kadar olur yani. Ama tabii şeyden çok farklı, hani normal Oscar'ın daha önceki o büyük ihtişam prodüksiyonundan çok daha farklı şu anda. Filmler de öyle biraz değil mi? Filmler de böyle daha ihtişamdan, şeyden uzak, daha böyle düşük bütçeli, bağımsız, daha şey filmler yani. Tam Ama şeye paralel töreni. son senelerde birazcık öyle gidiyor gibi geliyor bana Evet. zaten. Yani hani o çok büyük prodüksiyonlardan birazcık daha böyle. Irishman vardı geçen sene. O biraz büyüktü, iddialıydı. Ama genelde dediğim gibi. Ama yani Bond. o, evet. Yani o tabii farklı bir şey. Şey diyecektim bir anda, hani yine de onun prodüksiyonun da büyüklüğünün farklı şeyleri var. Yine hikayenin kendisine baktığın zaman böyle Ha evet tabii. karakter üzerinden giden de şeyler var, ama O yine tabii film çok çok usta pahalı yani. teknolojik arka Acayip planda bir var şey burada. var yani.
Yani bir de orada hem dönem filminin getirdiği bütçe var, bir de işin içine CGI de giriyor yani. Evet. İki alanda da bir şey yani resmen pahalılık Var yani. oldu var. Var Tamam. borlu var yani ne varsa koymuşlar. Şimdi ne var acaba? Ona bir anlamaya Hocam şimdi çalışıyorum da bir kapatabilir miyim yandan. şeyi? Artık konuşuldu diye düşün. Serbest Tamam kapatabilirsiniz kapattım hocam. tamam kapattım şu an. Estağfurullah hocam. Ben onun için söylemiyorum. Ben şey için söylüyorum. Merhabalar. Hani yandan Hoş akıyor geldiniz. ya. Teşekkürler. Merhabalar. Hoş geldiniz. VC'ye hoş geldin. 12'de hoş gelmiş. 12'ye ekstra selam Aynen. söylüyorum. Çok kıymetli bir Evet izleyicinizdir. kesinlikle. Hep her Hepsi kıymetli ama her 12 aynen başka. 12 Benim 12'nin için yeri önemli. evet sizin için. Özel bir anlamı. Aynen. O yüzden kendisine O yüzden teşekkür ediyoruz. selam olsun. Aynen. Bir yandan bizi takip Aynen. edin. Aynen o Tamamlayacağınız şekilde güzel sorular. olur aynen. Yani oradan. Şimdi hocam hangi konu hakkında konuşalım? Hocam isterseniz Belki başta atladığımız kısımla İşte alakalı evet. konuşabiliriz belki. O kısmı İşte aynen. yazılanlarla alakalı. Yani Hangi kısım? Senaryolar üzerinden konuşmadık yani. Ha evet Bir doğru senaryo üzerinden konuşmadık. Doğru, uyarlamayı. kaçırdığımız Senaryoyu ama konuşalım. Doğru. program açılıyor ama yok. TRT2'nin bu programı var şu an Eren şeyde. Beyin Bu Connect'in şimdi sayfasında. başlayacak Aynen. reklam arasında o yüzden. Ha o yüzden olabilir tamam. Senaryoları aslında yani ben şöyle yani bir hani açıklama yapayım. Ben şu an hangisi almıştı? Original'ı Promising Young Woman Promising aldı. Young Adapted'ı The Father aldı. Ben Adapted'ı The Father zaten hem yani çok çok beğendim yani. Bir tiyatro uyarlamasının bu kadar güzel bir şekilde filme uyarlanması bence ancak bu kadar olurdu diyerek direkt hani onu yazmıştım. Ama original screenplay'de özellikle Aaron Sorkin'in Trial of Chicago 7 filmindeki o özellikle geçişler ve yani filmin anlatım dili tamam karışık bir dönemi anlatıyor, tarihi bir dönemi anlatıyor. O dönemi biraz bilmek lazım ama o anlatım dilinin hem yalınlığı hem de hızı yani sizi koparmayışı beni onun kazanacağı yönünde itmişti. Ama Promising Young Woman'da tabii kendi içinde bir yani düşündüğünüz zaman çok aslında buyurun. Hocam araya girip bir şey Tabii söyleyeceğim. ki. Eren diyor ki hangi filmleri konuştuğunuzu görebilecek mi? İsterseniz o kategoride verin yukarı. Olur tamam Hazır aynen. konuşuyoruz. Aynen. Tamam. Küçük bir not olsun benden Tamam. yönetmenimize. Yani tamam tabii ki adapted screenplay adayları bunlardı. Bunlar da zaten içerisindeki yani One Night in Miami, The Father, ikisi zaten şey tiyatro uyarlaması. Nomadland kitap uyarlaması galiba. Borat zaten nedir? Borat'ın burada ne işi var zaten onu anlayabilmiş değilim. Yani White Tiger'da tamam o da bir şey roman uyarlaması. Uyarlama ya Borat, o Ha ondan yüzden olabilir tamam adaptif doğru ondan. uyarlama. Yoksa bir metnin Tabii şeyi bir yok şey yok çünkü demek. aynen. White Tiger'da çok satan bir romandan uyarlama. Ben zaten yani The Father ve White Tiger arasında gidip geliyordum. Ama bence hani doğru olan kazandı diye düşünüyorum. Sizin var mı Ya yorumlarınız? ben mesela kendi adıma şey söyleyeyim hani kısaca. Ben Nomadland diyordum. Ya çünkü şey akıyordu gerçekten. Yani film böyle akar ya. Hı. Senaryoda muhtemelen katkısı çok büyüktür burada. Bir de favoriydi. Ondan dolayı da biraz şey Hmm, yaptım. Yani tabii. favori olduğunu düşünüyordum daha doğrusu. Ama Father'a üzülmedim. Çünkü o da dediğiniz gibi yani tiyatro oyunu bu kadar güzel aktarırdı. Ben bu sene çok tiyatro oyunu izledim. İşte One Evet. Night in Miami böyle, The Father Birkaç bir şey daha öyle. vardı. Birkaç şey falan daha vardı. Yani şu en akıcı olan aralarında. Onun da senaryonun payı büyüktür bende. O yüzden bence hak eden aldı. Burada puan kaybetsem de üzülmedim. Aynen, içimizden geçen bu olsun. Aynen. Aynen ben de Father'ın kazanmasına hiç şey yapmadım. Ben de Nomadland'i koymuştum ama Nomadland'i de çünkü galiba o yani yazılan şey gerçek hikayeyi şey yapıyorlar. Hani bir filme döküyorlar oradaki gerçek aktör. Hı. Dolayısıyla o bence o anlamda birazcık ağırlık kazanıp anlatım dolayısıyla o hikayeyi o şekilde verebilmesi dolayısıyla kazanır diye düşünüyordum ama yani Father'ın konuyu yansıtma şekli gerçekten çok etkileyiciydi. Gerçekten öyle Evet. yani. O hak etti ödül aldı diye düşünüyorum. Bu arada en iyi O saç net bir tasarım ve kategori. makyaj Aynen. kategorisi. Ben bunu hemen kapatayım. Aynen. Adapted Screenplay'den
Rain is Black Bottom demiştin Evet, galiba. hepimiz galiba onu demiştik. Hepimiz galiba bunu Make demiştik. up Yine and beraberlik hairstyle, aynen. bozulmadı. Ya da hiçbirimiz Kaybedersek de aynen hiçbirimiz puan alamadık. kazanamayacağız yani. Aynen, ya da ikimiz de kazanırız. İkimiz, üçümüz de. Ya Bakalım. ya burada Pinokyo da mesela burada iddialı. enteresan yani bir film. Mankey ben yani bile bilmiyorum. Yani Hillbilly Elegy'nin şeyi güzel. Yani ya biraz makyajı abartmışlar gibi geliyor. Çünkü hani farklı zaman dönemlerini yansıtıyor. Emma zaten klasik şey dönemi Evet, yani. Marvin Dönem is Black filmi. Bottom aldı bu arada. Aynen. Hepimiz puan kazandık. Herkese birer puan hanesine. İkişer puan. Güzel, bereket versin. Ya Eşitlik. Pinokyo burada aday diyorlar güçlü. Mank'in öyle bir etkisini görmedim. Yok, Yani bir olayı Emma yok belki onun. olabilir ama en İşte vurucu, en dönem etkili filmleri üzerine strateji olarak. gitmişler. O dönemin böyle nasıl diyeyim, yer yer şey makyajları böyle hani abartını Aynen da abartı ama abartmışlar. hani o terleyince O şey yapıyor yani onu da veriyor Marvel'li böyle. felaketti yani. Aynen. Onun O sıkışmışlığı, o dar alan şeyini böyle o yani sıcak bir de bir yandan hani o şeyi havayı da güzel veriyor. Yansıtıyordu o makyajlar. evet. Zaten dönemi Bakın. saç falan da zaten döneme çok uygun. Gerçekten şey doğru bir karar olmuş diyebiliriz. Bir de Onu kostüm da var değil mi? biraz şey yani Ha kostüm ayrı tabii. kostüm gelecek bundan sonra Ha galiba. tamam. Orada bir de şey vardı ya film içerisinde, hani sıcak olduğu şeyleri açalım Tabii falan, bir tabii şey o mücadelesine dönüyor aynen böyle. klima yok klimayı aç falan. Öyle yani Aynen. o şeyi Ne demek hissediyorsun yok, yani. aç. Aç kardeşim. Aynen. Piştik burada. Onu iyi vermişler hakikaten yani. O noktada hepimiz bunu bildik, doğru Aynen, bildik. herkese puan. Dostluk kazandı. Aynen dostluk kazandı. Bunu kapatıyorum o zaman. Tamam. Ve şey bir dakika nerede bu make up İstersen orijinal senaryoyu konuşalım aynen normal olarak ona onu diyecektim. konuşurken. Tam onu açtım zaten. Süper. Benim buradaki orijinal ya hepsi çok güzel bu arada. Yani Chicago 7'de zaten söylememin sebebini açıklamıştım. Diğerleri de çok iyi de hani böyle bir şey seçmek zorunda kalınca hani Aaron Sorkin'in şeyini işte güvendim ben Adamın biraz. olayı o zaten. Adamın olayı o abi. Herif yani senarist zaten. Kaç tane de ödülü var. Dedim hani o da hani bir bildiği vardır diyerek. Ona Aynen. bastım şey ama oyumu. Uzak. Aynen. Neyse şey oldu. Ama ben Promising Young Woman kazandığı için de sevindim şahsen. Güzel bir hikaye. Yani biraz sadece şeyleri var. Ben o yüzden birazcık o filmi şey olmuştum. Çok klişeler var. Yani mesela işte ne bileyim kadın mesela Oh, şey spoiler verme. vermeyeyim mi? Verme, verme, verme. Yani kadının karşılaştığı o işte Durumlar. erkeklerle karşılaştığı durumlarda erkeklerin vereceği tepki öyle olmaz yani. Olmayabilir. Bana Tepki değil de ben orada takıldım şey, hani hepsi mi şey böyle, herkes mi kötü ya? Herkes mi uçkurun herkes mi peşinde? kötü, aynen Hani aynen hakikaten orada bir kategori yani şey yapmışlar insanlara bir evil'laştırma mı diyeyim yani işte o bu benim de hoşuma gitmedi. aynen bir böyle şey yani hani çok iyi bir insan var diyorsun o da şey çıkıyor şerefsiz çıkıyor. Hani böyle hakikaten Evet. filmdeki bütün Of erkekler hocam ya, durun yapmayın. tamam yani filmdeki biraz öyle şey Bastım bu var. arada verdiğim Yanlış noktada. şey yapılmış diyeyim yani. Evet. Yani biraz o konuda Katılıyorum yani o biraz zayıf bulduğum için ödül alacağını düşünmüyordum. Paşam yine de senin bence daha genel anlamda hani belli bir mesajı verip belli hani psikolojik duygusal durumu da anlatması açısından bazı kararlar verilmiş oldu. Ben hani o şekilde bir şey görmedim açıkçası sizin gördüğünüz şekilde. Bir de hani dönemin ruhuna uygun olarak konuyu hani birçok anlamda net anlattığı için ona gider diye düşünüyordum. Öyle de oldu yani ama yani verdiği mesaj açısından okey. Ama işte içindeki bazı yani karikatürize mi diyeyim yani gerçekçi olmayan notionlardan ötürü ben pek hani şey vermemiştim ama yani tercih bu yönde oldu akademinin. Ne diyelim? Bu arada yani benim şeydeyiz, aynen kostümdeyiz. Bu arada ben kostüm. hemen şeyi bağlayayım senaryoyu Buyurun istersen. Ya hocam. ben de ona rahatsız oldum dediğim gibi. Marines kazandı. Buradan herkese gene puan yazalım Aynen. lütfen. Tamam. Şey Konuşamadık kostüm. söyleyecektim. Burada ona geliriz kostüme bir anda o Ya tablo zaten derken. aynen. Bu arada Make-up'la Dave'i aynı. tanıyamadım bu arada ya. Kimi? Aa, hiç konuşması yok onun. Ha, çünkü şeydeler, başka şeyde konuşturtmadılar onları. Allah Allah çok ilginç. Bir dakika. Konuşturmuşlardı ama. Evet, anlamadım. Neyse, şeyi senaryoyu bağlayacak olursam. Trial of Chicago 7'i ben çok beğendim. Burada bence alması gereken aday da oydu, bana sorarsan.
Filmi de zaten ben çok beğenmiştim. Daha önce Altın Küre'yi de söylemiştim. Ama Promising Young Woman biraz şeyden dolayı, yani ne kadar senaryosu bu konuştuğumuz eksiklikler mi diyeyim artık, hani aksadığı Evet. noktalar olsa da şu son gündemdeki popüler bir konu olduğu için şu Evet. Me Too hareketiyle, Aynen. hatta ben Carey Mulligan'ın da ödül alacağını düşündüm. Ona o yönde oy kullandım. Bakalım. Bakalım Ondan çok göreceğiz. emin değilim. Bundan emindim mesela. Bundan daha Evet. emindim. Böyle Ya bir söyleyeyim. şey verecekler ama hani ne hani bir şey alacak ama neyi onun ne olacağı biraz şey karışıktı bu filmde. Ama şey de dememek gerekiyor. Yani sadece hani dönemin ruhuna uygun olduğu için veriyorlar değil. Yani bence konuyu yine de bir netlikle anlatmış. Yani oradaki evet erkekler belki birazcık fazla şey olarak anlatılıyor süzgün, ama onların yani o erkekler üzerinden verilen genel mesaj da bir şekilde hani o, neyse şimdi şeyin içerisine giremeyeceğim çünkü söylediğim anda spoiler olacak, ama Olur olacak hani aynen. belli başlı erkek lerin arasındaki konuşmaları düşünün. Birbirlerine nasıl arka çıktıklarıyla alakalı falan. Onların hepsi sembolik de bazı şeyler var Evet. orada. Onu Dolayısıyla koymuş oraya hepsini. hani evet. Yani ama hani dediğim o gibi güç dengeleri kim kimin yanında suçluluk duygusunu kimin nasıl hissettiği, kimin nasıl yansıttığı, o yansıtmanın altında yatan güç dengeleri, onları bence iyi bir şekilde veriyor gibi geliyor bana. doğru. Yani onları zaten belki de çok öne çıkardığı için bu yönde bir tercih oldu. Yani güzel tadında veriyor ama dediğim gibi bazı film içerisindeki bazı şeyler çok böyle gerçekçi gelmediği için bana sadece ben o noktada diğer filmlere daha fazla yani çünkü hani böyle klişe diyebileceğimiz şeyler burada biraz daha fazla vardı sanki bana diğer filmlere göre. Diğer filmler daha şey geçiyor çünkü yani böyle sonunda şu olur diyorsun olmuyor veya seni başka bir yere özellikle Sound of Metal Minari'deki Eskaza öyle yani tek düze filmler olsalar da bizi şaşırtmayı biliyorlar, başarıyorlar. O noktada böyle hani klişe olarak düşündüğümüz işte şimdi şu olur, şimdi şu olur diye yapacağımız tahminlerde bir sonuca varamıyorduk. Ama ben daha yani en sondaki o olayın yani Promising Young Woman'da en sonda hani o baş hani kötü olarak gördüğü kişiyle yüzleşeceğini zaten en başından beri tahmin ediyorsun. Bu olacak elbet diyorsun. Oluyor. Biraz değişik, farklı bir şekilde oluyor falan ama yani Ama onu o yaparken böyle güzel evet döndüre evet işte aynen ya döndüre o zaten yani sıkmama ve hani takip ettirme açısından gerçekten çok başarılı. Sadece bir dediğim gibi de ha buyurun. Buyurun hocam. yok yok sen buyur, ben kesmiş Yok oldum. ben şey dedim yani işte buydu zaten söyleyeceğim başka bir şey yok. Ya bir de orada şey de var bence. Hani filmin konusu evet bazı şeyler klişe gibi olabilir, ama yani yönetmen, oyuncu ve senaryo üçü beraber birleştiği zaman bence birbirine güç vermişler, Doğru. birbirlerini desteklemişler gibi geliyor bana. Yani bazı çok güzel çekimler de var filmde. Çok Var. güzel anlatımlar da var. Kadın da bu arada çok güzel oynuyor bence. Çok net oynuyor. Yani bakalım onu zaten ana ya aktris rolünde göreceğiz bakalım. Ne Evet. alacak? Hayırlısı. Aynen. O zaman bunu da kapatıyorum. Kostümü az önce verdiler. Kostümü de hemen kısaca değinelim isterseniz. Yani burada zaten yine aşağı yukarı yine dönen filmler hep ön plana çıkıyor. Mulan'ın burada zaten ne işi var onu anlamış değilim. Mulan dünyada gördüm ya bu senin en kötü filmlerinden. Ama burada filmi değerlendirmiyorlar Tabii ya, ya şey kostümü ya tabii değerlendiriyorlar o işte kostüm de bence yani birebir şeyleri yansıtmıyor ama yine o döneme dair demek ki bir şeyler yüzden. bulmuşlar ki şey yani bir şekilde akademi bunu değerlendirmiş ama yani O da bence aradaki en zayıf gösterge halka olabilir. buydu zaten. Ama işte şey Ma Rainey zaten burada yani gerçekten yani özellikle o yani adamın ayakkabı muhabbeti var ya özellikle şey şeyin karakterinin Evet. işte Chadwick Boseman'ın oynadığı ya yani o kadar hani gözüne sokuyorlar ki zaten o kıyafetleri, o şey yani adamların aksesuarlarını yani gerçekten o dönemi yaşıyorsun ve çok güzel değerlendirmişler. O çizgili şey gömlekler, ayakkabıların hepsi böyle makosa. Yani özellikle ben mesela şeye dikkat ettim ki ben bunu şeyde izledim yani. Yoldaydım o sırada. Telefondan izliyordum. Ona rağmen yani böyle küçücük ekranda bile insanları bu yönde şey yapmışlar yani. Böyle bu yani kostüm ve yani işte aksesuarların dikkat çekmesini sağlayacak şekilde insanlara göstermişler. Yani o yüzden
Hak ettiğini düşünüyorum zaten bu Ama ödülü. zaten bence yani Myra Farber'ın şeysi mikro bir anlatım, böyle çok odaklanarak anlatıyor. Tabii. Dolayısıyla o iki film de aslında birçok noktada o detaylarla seni bence kendine Doğru. izlettiriyor ve hani seni dikkat ettirtiyor. Anlamaya çalışıyorsun, görmeye çalışıyorsun, hissetmeye Aynen. çalışıyorsun. Sana onları veriyor mikro anlatımıyla. O yüzden ben ikisini de izlerken bir yandan tiyatro mu izliyorum, film mi izliyorum, bir de tabii oyuncuların hepsi olayı tamamıyla başka bir seviyeye taşıyorlar. Tabii o zaten onu alıp işte o aksesuarlar ve şeylerle yani alıp olayı yukarı taşıyorlar. Ve o yani dar alanda geçen, kısıtlı zamanda geçen o olayları bize gerçekten iyi bir şekilde sundular. Yani film o açıdan çok başarılıydı hakikaten. Yani alan ve detaylarıyla bayağı derinlemesine gidiyor film. Evet. Böyle çok geniş makro bir Aynen. anlatımdansa. İşte o da tiyatro şey uyarlaması. Yani mantıklı yani düşündüğü zaman ben şey sanmıştım o filmi izlerken. Yani işte şey aa işte herhalde bir şey anlatacak sonra başka bir şeye geçeceğiz falan. Hani başka biraz zaman geçecek falan. Aa yok gayet. Bir günde hani sabah geliyorlar öğlen işte bir şeyler oluyor. Öğleden sonra iş bitiyor. Hani böyle bir şey anlattı yani hakikaten mikro bir anlatım. Çok da hani yerinde çok da güzel yani anlatılmış. Ve bunun yani bu filmin yani şimdi kostümden bağımsız olarak yani senaryolar içerisinde olmaması da enteresan yani adapted screenplay'de belki hani aday olabilirdi en azından diye düşünüyorum ama garip bir şey oldu yani. Onun yerine Borat'ı tercih Orak ne etmişler. ya? Yani işte çok garip yani bak kapatayım şunu bir. Yani adapted yani baksana şuraya bir Marini olmaz mıydı? Bence olurdu. Hepsi de adaptasyon sonuçta. Şu Ya belki Borat'ın teknikle yerine ilgili başka şeyler vardır. Hani belki tabii bizim neyi ne yani kadar ben yaptıkları sadece ile şey yapıyorum, alakalı yorum diye yapıyorum bakmak yani. gerekiyor. Aynen. Tamamen benim düşüncem zaten. Adamların bir bildiği bir şey vardır Bilmiyorum. elbet. Bu arada başka Şey bir bu arada söyleyeyim, hani o bir önceki şey neydi konuştuğumuz, kostüm. Ya kostümde mesela Mank de evet. fena değildi, onu da beğendim, o da Tabii. bence güçlü bir O da iyiydi. adaydı. Özellikle o son filmin sonundaki o parti sahnesindeki kıyafetler falan çok çok Aynen. iyi yani hakikaten. Temalı adamlar parti yapıyorlar. Temalı bir hani şey yani bir partiye giyilecek şekilde yani o hazırlamışlar kıyafeti yani normalde Ve o dönemde o yapılabilecek dönemde bir parti yapılabilecek bir aslında. aktif aynen yani oradaki yanlışlar veya işte stereotipler varsa onları da o kıyafetlere koymuşlar. Gerçekten çok başarılıydı o açıdan. Ama işte tercih bu yönde oldu. Yani ikisi de olabilirdi bence. Ya aslında adayların hepsi fena değil. Emma falan da çok dalda bayağı şey var. Gördüğüm kadarıyla. Ya çünkü dönem şeyi gene Evet, işte böyle. o O klasik dönem zaten. Bir dönem filmi kıyafetleri. olunca direkt zaten koyuyorlar onu yani. Kıyafetten giriyor Aynen, aynen oraya. oradan giriyor zaten. Bu arada şu an bir ödül kazanan birisi var. O kim? Onu anlamaya çalışıyorum. Ödül Şey. en iyi insaniyet ödülü gibi Ha, bir şey anladım. veriyorlar aslında. Onun şey yani. Anladım. Bu şey ne derler? Şey ödüllerinden bir tanesi herhalde işte bu. Teşekkürler. İşte mahiyetinde sunulan şeyler oluyor ya, onlardan bir tanesi muhtemelen. Aynen, öyle. Biz de orada konuşmuş olduk, iyi oldu. Aynen. Aynen. En son Bu işte o arada zaman. ben sıradaki ödülü ben bir bulmaya çalışayım, Tamam size hocam. söyleyeyim. Bryan Cranston çıkacakmış da adamım. Çıktı. Çıktı. Çıktı mı? Ha. Çıktı, konuştu, bayağı konuştu. O sunacaktı diye. Ha o zaman Yok bunu yok. sundu. Bunu sundu. Nasıl? Ha ben az duyduğum için sesi şey. Tam takip edemiyorum. Şöyle bir bulmaya çalışıyorum bir sonraki adayı. Yok, bulamadım. Canı sağ olsun hocam. Yani Evet. bu noktada hani biz bir şey seçip onun üzerine konuşabiliriz. Yardımcı kadını konuşmadık. İsterseniz bir onu Aa evet konuşalım. onlara Benim biraz bayağı. değinmiştik. Actress, yani o mu erken gün neyse ya. Aktör şey oluyorsa da hani bunların şimdi buradaki adaylar gerçekten şey yani 3 isim biraz daha öne çıkıyor bence. Olivia Colman, Amanda Seyfried ve Yoo Young-yoon. Çok Yo. Yoo gibi oldu. Yoo Young-yoon. Bu şeylerde öne çıkanlar bence. Yani diğerleri de okey ama yani Glenn Close'un burada enteresan bir şey var. Bu ödül yani şu an
aynı rolle Oscar'larda supporting actress rolüne aday oldu. Bir de Altın Ahududu, yani en kötü filmler şeyinde de Rezilere dağlar. o orada da aynı rolde aday oldu yani. Çok garip bir şey var burada hakikaten. Yani ama sizin ne diye düşünüyordunuz? Yani ben Bu Minari'deki ya efendim hocam. teyze, yani şey Teyze. söyleyecektim ben. Aynen. Birbiriyle yani kimsenin sanırım eli gitmiyor yani. Çok kötü şeyler aldı yani. Ya ben filmi çok beğendim bu arada. İzledim. Ha, izledin mi filmi? İzledim. Beğendim bu arada. Güzel bir film. Ama Hollywood filmi. Yani böyle Oscar'lık bir film değil. Hollywood filmi. Ve şey çok iyi oynamış yani. Amy... ay kadının adını unuttum. Amy Adams. Ya o Emre kadar iyi oynamış ki. Yani bence onu zaten bu en iyi yani başrol actress kategorisine yani adaylı olmalıyız diye düşünüyorum. Bir garip bir şekilde aday olmamış yani. Ve kadın böyle kendini parçalıyor. Yani bir uyuşturucu bağımlısı bir anne yani tek single mother'ı canlandırıyor filmde. Hem yani gençliğini hem yaşlılığını falan görüyorsun. Yani böyle çünkü filmde gelgitler var böyle zaman aralı şeyler var. Flashbackler var. Yani hakikaten ben filmi beğendim. Amy Adams çok güzel oynamış ama onun dışında biraz şey bir film. Yani böyle biraz cheesy. klişelerle dolu. Aynen biraz cheesy bir. Aslında yani verdiği mesaj çok güzel. Ya yani en iyi ada yani en iyi film adayı olmaz ama şey güzel yani gidişat falan ben çok beğendim. Çok zevkle izledim ve hakikaten sonunda da çok beğenerek hani bitirdim. Ama işte özel yani buradaki kadının buradaki rolü aslında güzel ama biraz abartılı bir oyunculuğu olmuş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biraz zayıf kalıyor. Belli de olmaz gerçi ama. Ya Maria Bakalova da zaten yani ne alaka? Yani burada hani Borat'ın şeyinde yani. Ya ne alaka demiyorum ben. Çünkü ben bu arada Borat'ı beğendim. Ya Hani tamam film söylüyorum güzel de hani beğendiğimi. abi Oscar adaylığı yani ne bileyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Oscar o filmde iyi oynayan bir insanı, bir vatandaşı ödüllendirmek için değil mi? Bu adam da iyi oynadı diyoruz. Normal aday olmuş yani. Yani adaydan fazlasını alamaz bence ama Yani. hani burada olması beni şaşırtmadı yani. Hani ismi Borat olunca herkes bir böyle şey oluyor ama Yo Borat da Borat film değil hani mi? ya Borat tiyatro Borat'ın ne oyunu günahı. mu? Borat'ın ne günahı. Ya yok ben okeyim olmasına hatta sunabileceğim birisi yok zaten aday olarak. Hani aklıma gelen biri yok yani bu şey ama. Aynen, yok zaten bu kategori bir Garip garip geldi bir bana. kategori Evet yani. değişik bir kategori yani. Yani burada mesela Ma Rainey'deki Olivia Colman bence burada olması lazımdı. Bu şeyde. Çünkü kadın filmde 10 dakika oynuyor. Yani Evet, oraya alırdı mesela mesela. Olivia Colman mesela ana aktris aslına bakarsan yani Father filminde ya bir Anthony Hopkins var bir bu var. Yani ana başrol lan ikisinden birisi. Hani supporting'de ne işi var? Mesela bu Ama da bir gene garip. az gözüküyor tabii. Ya Aynen. orada Anthony Hopkins ana karakter ciddi bir şekilde. Hani öbürküler aslında biraz onun şeyinde yani ikisine ana karakter demek biraz Yani dengesiz olabilir. ama işte bütün filmin posterlerinde, filmin içerisindeki şeyler aslında hep ikisinin ilişkisini izliyoruz. Tamam. Tabii ki ana faktör hep Anthony Hopkins'in karakteri ama yani bu da supporting değil yani filmin yarısını yani ne bileyim çok oldukça uzun bir sürede oynuyor yani. O yüzden o da bir garip yani tercih açısından yani değişik. Amanda Seyfried zaten yani filmde çok az oynuyor. Ben yani bir şeyini görmedim filmde yani. Ama kilit bir rolde oynuyor aslında. Öyle de yani hani ben pek yani Aa, bir dakika, en iyi yönetmen en iyi arkadaşlar yönetmeni Uyudu. veriyor şu anda. Öyle mi? Uyudu. Evet. Hemen O Chloe açıyorum. Zhao aldı. Bir dakika nasıl? Chloe Zhao aldı. Kim aldı? Chloe Zhao. Chloe zaten bunun aynen. Ben sadece adayları tanıtıyorlar diye düşündüm. Hiç o ciddiye almadım o oynarken orada. Bir yandan izliyorum ben yayını da. Şimdi Ben de uyandık aynı şekilde anlamaya çalışıyordum hani yani. ortasında bir anda tanıtıyor mu şey mi yapıyor başka bir yere gitmek Oynarken istiyor. çünkü. Herhalde tanıtırlarken zaten şey yapıyorlar. Yani Aynen. aday yani hemen ödülü verecek şekilde tanıtıyorlar. Bir tek onu önden Ama filmde yapıyorlar. Şu an garip bir şekilde hepimizin puanı işte hala. evet, çok ilginç ya. Bir Yani yerde kırılacak elbette. bakalım. Belki kırılmazmış. Çok komik olur. Yani genelde evet bir arada şeyle yapan yani değişen yerler var. Kızcağız neresini sevdim ama ya böyle pek güler yüzlü şey böyle bir kız. Şimdi Evet. biliyorsunuz Marvel filmi çekiyor. Çekti hatta Çekti bitti. aynen. Böyle. Yani çok enteresan bir şey. Yani hakikaten tercih olmuş Marvel açısından yani. Kadın çünkü hep böyle şey sanat filmleri üzerine uzmanlaşan bir insan herhalde. Ve sonuçta şey diğer eski filmleri de zaten o şekilde izlemedim ama öğrendiğim kadarıyla o yönde. Bir hani blockbuster filmin şeyini almak enteresan yani bu noktada.
Şey, Kenneth Branagh'a şey verdiler, Thor'u verdiler. Adamın da hiç öyle bir sicili yoktu. Ya Öyle bir evet, ama o şey. gene şey var onun. Böyle birkaç yani normal Hollywood film yönetmişliği vardı. Hani Hollywood filmi yani, böyle aksiyon şey değil de Yine hani. blockbuster değil ama. Tabii değil ama hani değişik bir tercihti. Aa, Ama Francis McDormand gelmiş. Çok şaşırdım şu aa, an. çok ilginç. Ne işi var ya? Demek ki bir duyum mu aldı acaba? Acaba ama duyum aldı. Gel abla sen. Sen Kesin gel, seni de sen öpeyim. gel. Ya Ha, gelmeyeceğim ya ama. yok ya gelme. Yok sen Gel gel. sen gel. Öyle yapmışlar. Çünkü şeyde yoktu. Altın Golden Globe altın kürede yoktu. Şeyde Sevmiyor çünkü. alamadı yani, aynen. Ödül de alamadı herhalde. Şimdi bir duyum mu aldı, ne oldu acaba bilmiyorum. Kafalamışlar. Sen Aynen. bendensin gel. Ya sen gel. Bir içkini içersin. İki sohbet edersin. Aynen. İki insan görürsün. Evden çık biraz. Aya çık hava alır. Belki bir ödül alırsın. Belli Aynen, mi belli mi olur olur? falan Herhalde öyle bir şey olur. diye. Ama maskeyle oturuyor. Aynen. Evet, bu ödül de kendisine. James Evet, bekliyordu. Bond'un müziği Beklediği bir çalıyor şey şu an. Ne var alaka? zaten. Ne alakaysa James Bond'un müziği çalıyor. Neyse. Ne konuşuyorduk? Ama yönetmen bizi allak bullak etti ya Aynen. bir anda gelince. Şey, yardımcı kadın oyuncuları konuşuyorduk. Yani Onu bunun üzerinden de gidebiliriz rafa aslında. kaldı. Onu rafa kaldıralım isterseniz Tamam. kategori gelince. Bunu konuşalım bence Tamam. yeni yönetmenin. Çok sürpriz olmadı bence. Yani mesela diğer adaylara baktığımız zaman yani şey hariç Another David. Round'un yönetmeni hariç Hı. ben çok şey zayıf görüyorum. David Fincher de hariç tabii ki onu da hariç diyorum. Tabii o Bu ayrı. da benim en ciddi adayım. Hatta biliyorsunuz hocam benim kalbimden geçen Tabii. adaylardan biri de David Fincher'dı. Ama demek ki zamanı değilmiş. Hani daha gelmemiş. Ama kesinlikle şey film çok bambaşka bir filmdi yani. Yani Gerçekten yönetmeni değişik ise film. evet gümbür gümbür ama Close Down'un da öyle. Şimdi onda hakkını yemiş olmayayım. Film böyle bir film ki yani yönetmen öttürmüş hani derler ya öttürecek bir film. Çünkü bu filmi her yönetmen çekemez. Ve Evet. ustalık işi yani Aynen. tertemiz bir film. Yaşıyorsunuz yani ilklerine kadar hissettiriyor şeyi. Aynen. Zaten çok doğal bir film. Tamamen birçok şey doğaçlama. Bir de şey güzel bir karakteri almış şeyine odağına başından sonuna kadar götürmüş filmde. Aynen. Çok, ben çok beğendim. Çok temiz yani bir film. Ama David Fincher'ı da seviyoruz tabii. O ayrı bir Tabii. konu. Aynen öyle. Yani o da yani zaten sürekli bu tarz filmler çektiği için hani daha şansı olacaktır. Alır ki. Aynen, bir şey de Olmasa çok alır. alır. Yani Nomadland'in hem işte görüntü yönetmenliği, özellikle yönetmenlik gerçekten yani sizi alıp içine atıyor filmin. Yani sen Tabii. sanki kadın orada onu çalışırken işte her yere gibi şeyler, ya karavanda uyurken, işini yaparken sen onun yanında gibi hissediyorsun yani. Onu hani hem yakın hem de bir seyirciyi anlayacağı şekilde hani gerçekten çok iyi, güzel bir şekilde vermiş. Yani sanki böyle şey yani yani elinde böyle telefonla almış, kadının yanında durmuş gibi yani. Sanki sen o anda yönetmen olarak şeysin. Yani kadının yanında duran bir arkadaşıymışsın gibi hissediyorsun. O kadar yakın ve şeysin yani. O ortamı sana, o sıcaklığı, oradaki tüm duyguların hepsini sana son derece iyi bir şekilde veriyor yani. O yüzden ben gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Paşam, senin bir yorumun var mıdır? Ya ben maalesef zaten bir şekilde söylediniz. Belki tek söyleyebileceğim. Ya filmi seversin, sevmezsin ama çok ciddi bir kalitesi var ve onu Gerçekten. görüyorsun. Yani anlatımında, işte çekimlerinde belli bir formülü var filmin. Yani ben Oscar'da iddialı bir şekilde var olacağım. Bana saygı duy Aynen. dedirtiyor Aynen. Adam ol diyor. yani. Oluyorum. Gümbür gümbür geliyorum diyor. Bir Geliyor de yani. kadın yönetmen olması çok önemli bence. İki aday Kesinlikle. vardı. Hani çok Bu bu galiba kadar bir kadın yönetmen, yani ikinci kez bir kadın yönetmen Oscar'ı aldı galiba. Emin değilim ama. Daha önce O Catherine Bigelow'du galiba. Şeyle Hurt Locker'ı evet, almıştı. Hurt Locker'ı Hurt Locker'da. almıştı. O birinciydi galiba işte. O da Olabilir. aldığında Doğru. galiba. Ama ilk defa iki aday var. O ilk tarihte benim bildiğim kadarıyla. İlk defa iki kadın Ha, o aday da var olabilir. Oscar Doğru. tarihinde. Yani hoş Emerald Aynen, güzel. Fennell'ın tartışılı şeyi yönetmenliği. Yani kötü değildi de yani Değil. tartışılır. Oscar'lık bir şey var Ya mı? buradaki filmlerin hiçbiri kötü değil zaten o açıdan. Ama Evet. Minari'nin yönetmeni de. Yani fena değil. Filmin her ne kadar ben çok şey yapamasam da çok klasik bir hikaye. Biraz ısıtıp biraz farklı bir ırkın bakış hı. açısından İşte yansıtmışlar biraz aslında. dönem işte şey var, 80'ler Biraz dönemi. dönem tatlı böyle Aynen. serpiştirilmiş falan. Yani kötü değil. Kötü bir Kötü film değil. değil ama hani
Düz. Hani çok Bir izledik bu filmi, öyle evet. söyleyeyim. Biz bu filmi çok gördük. Çok gördük. Yani. Yani ilk defa izlemedik yani. O yüzden aynen. Güzel filmdi ama tabii. Aynen. Ama hak eden aldı zaten burada. O Evet yüzden. evet burada kuşkusuz yani. Aynen. David Fincher'ı ne kadar sevsem de Aynen. kesinlikle hak eden aldı yani. Aynen. Bu kızcağız silip süpürdü vallahi bu sene. Vallahi her ödül oluyor. Ödülleri aldı Aynen vallahi. bakalım şimdi işte bu noktada Eternals nasıl olacak? Yani bir süper kahraman filmini nasıl yönetecek? Hakikaten çok merak ediyorum yani. Bakalım göreceğiz. Ama o kadar çok O. fazla zaten kahraman film çekiyor ki yani bunu farklılaştırmanın yolunu bulmaları gerekiyor. Dolayısıyla kadının perspektifi ona bir farklılık getirecektir. Oradaki amaç bence nasıl çekeceğinden daha önce farklı bir şey çekmesi, Doğru farklı olabilir. bir gözü getirmesi. Yani o da getirecektir o gözü. Bakalım yani kadın hep doğal yani bu filmde mesela Nomadland'de çok doğal şeylerle yani yöntemlerle film çekiyor. Şimdi doğru işin içine CGI girecek bir sürü şey girecek falan filan böyle hani gerçekten nasıl olacağını şahsen merak ediyorum ya. Bayu işlere Belki kalkışıyor. aynen. Belki girmez. Belki Ha girmez. işte bir Kahramanların girmezse hepsi mesela gerçek olur. yani çok Evet. devrimsel bir şey olur hakikaten yani en az hani CGI kullanılan film falan içinde artık o moda olduğu için. Mesela işte en son Mortal Kombat çıktı. Onun yönetmeni bile şey açıklaması yaptı yani şey diye. Mümkün olunca az CGI kullandık falan filan. Yani artık hani böyle CGI kullanımı bir şey değil. Hani böyle iyi bir şey değil. Hani böyle ne kadar doğala geçersen o daha iyiymiş gibi görülecek bir dönemde yaşıyoruz. Yani 2000'lerde, 2010'larda falan tam tersiydi bu. Bas abi CGI bas bas. O falandı. Şimdi En iyi artık sesteyiz bu arada. neredeyiz? Ses, en iyi ses. Tamam hemen En iyi açıyorum. ses. Ben bir uyarı yapmış olayım küçük. Tamam hocam ben hemen Ya açıyorum. evet CGI masraf bir de arkadaşlar. Gerek yok. Yani Aynen. stüdyolar bayılır. Ne kadar az CGI. Aynen yani. O kadar az masraf. Aynen. Sound'u da Burada ne adayları bunlar. demiştik? Biz ne demiştik? Burada unuttuk. Hemen Hatırladın mı? bakıyorum. Sanırım. Sound'u hepimiz Sound Ben of Metal Sound of demişiz. Metal dedik Hepimiz abi. aynı Gene şeyi söylemişiz. bozulmayacak haber. Bakalım Ama göreceğiz. öyle gerçekten yani. Ses Yani bu film bunu muhteşem ya. almayacaksa neyi Ne alacak alacak? yani? Hakikaten muhteşem yani. Hepsinin eminim yani kendi sebepleri vardır kendi içerisinde. Zaten ekip bekliyor yani Aynen. hazırda atmadığı gibi. Öyle duruyor. Zaten Riz Ahmed'e verdi Ha veriyor aynen verdiği sanki de. orada bir Aldı zaten. Aldı. aynen. Aldı. Yani belli zaten. Ödülü sunan kişiden belli oluyor biraz zaten şey. Spoiler vermiş akademi. Sound Ya of ben bu arada Metal. diğer adaylara şöyle bakıyorum. Mesela Greyhound'u izlemedim. İyi Ben diyorlar ses izledim. Şey pozitif yani olarak. İkinci Dünya Savaşı şey olduğu Gül için gibi. işte bu ama IMAX'te izlenebilecek bir film. Bu şeyden sonra Evet. çıktığı için Covid'den sonra Apple Plus'ta şey oldu, Satın yayınlandı. alacaktım O galiba. da yani ne kadar şey yapacağım, fark edeceğim o sesi. Ya. Yani Vermez. Sound of Metal'ın yani şey tekniği çok güzel. Yani seni gerçekten bir hani duyma engelli bir insanın şeyine getiriyor seni yani level'ına getiriyor ve yani onların ne hissettiğini, onların nasıl bir şey duyduğunu hakikaten duymasa bile hani şey oluyor yani adam davulunu çalarken titreşimlerden bir şeyler hissediyor. Bum 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 onları falan vermek yani ne kadar mükemmel, ne kadar o harika Doğru. olmuş yani. O yüzden sonuna kadar hak ediyor bu teknik ödülde yani. Elbette daha başka sebepleri de vardır belki de. Biz çok teknik bilmediğimiz için. Yani. Tabii canım. Ama filmin en bu film olmasını sağlayan öğelerden biri o Tabii ses ki. yani. Zaten olayı o. Olayı o yani. Hani oradaki işte konuşmaların iyi duyulması, işte müziğin iyi duyulması o falan değil. Yani o insanın zaten ses ve duymayla alakalı bir film. O insanın yaşadıklarını bize birebir aktarabilmesi yani o adamın hissettiği şeyleri bize olduğu gibi gösterebilmesi yani o açıdan zaten ya diğerlerinden ayrılıyor zaten bu noktada. Direkt zaten alacak idi ve aldı da. Evet. Bunu işaretledim. Hala aynı puandayız. Arada Evet. değişen yani farklı şeylerimiz var birkaç şeyde. Birkaç ama bunlar hep şeyde yani işte teknik yani az puan ödüllerdi ama Original farkı Song'a yaratacak. kim ne demiş İlker? Efendim? Original Song'a kim ne demiş? Original Song'a ben Speak Now demişim. Onur da Speak Now demiş. Sen Huzavik demişsin. Ya Ben abi çok sevdim bunu. Huzavik. Ya çok güzel. Ben Bak de sevdim. benim içinden geçen o. Hakikaten yani o şeyler içerisinde o kadar güzel bir şey şarkı ki yani ben YouTube'da böyle sürekli ben o izlediğim yani film izlediğim gibi sürekli dinledim yani. Hakikaten ama hani şey açısından mesaj yani içindeki mesaj açısından ben şeyin Speak Now'unu alacağını düşünüyorum ama mesela Ya orada şeyimi kullanamadım yani hani gönlümden geçen aklımdan geçeni ya gösterdim.
Filmi izlerken de böyle o nostaljiyle Çok izleyerekten iyiydi mutlu hakikaten. mutlu. Belki de alır yani, belli de olmaz ama Evet mesela evet olabilir. bizi şeyde şaşırttı mesela Altın Küre'de. Biz Speak Now diyorduk Onur'la. Eosin aldı mesela. Io yani Yosin aldı evet. Io aldı. Pat diye böyle şaşırdık yani. Bakalım burada ne olur bilmiyoruz. Ha, bu arada benim mesela ben şeyi de çok sevdim. Fight for You da çok iyi. Ben sonra filmi O da izledikten güzel. sonra tabii. Tabii, Filmi onun izlememiştim o zaman Altın kredilerinde Küre çalıyordu galiba, sırasında. yanlış bilmiyorsam değil Evet mi? kredilerinde çalıyor. Onu da çok beğendim bu arada. O da güzeldi hakikaten. Fight for You da güzel. Benim hani hepsi güzel. Adayları iyi bu Aynen, sene. adaylar güzel bu açıdan. Hepsini dinledik bu arada yayından önce. Canlı okudular. Evet. Ödül töreninde olmayacak muhtemelen. Ha, o arada onlar oluyor, doğru. Mecbur sahne Önden yok verdiler. çünkü. E Ya bağlanırlardı tabii dışarıya, ne teras olacak? katında böyle. Zaten terasta yaptılar böyle. Aynen. Ha, en iyi kısa film. En iyi kısa film, hemen açıyorum. Live action short film yani. Live action Ne short demişiz film. burada? Şimdi buradaki adaylar Burada kırılıyoruz galiba. Live action short film, hemen bakıyorum. Ben Two Distant Strangers demişim. İçinde bulunduğumuz dünyadan dolayı. Ben The Letter Room demişim. Sen Two Distant Stranger demişsin. Kerem de Feeling True demiş. Two demiş. Herkes oradaydı ve Herkes kırıldık. yani ya ben The Letter Room'u şundan beğendim. Yani işte bir Oscar Isaac oynuyor ve yani çok enteresan bir hikayesi Evet. var yani. Popüler bayağı zaten. Aynen işte ben zaten biraz popülerisinden alacağını düşündüm. Belli de olmaz tabii. Oo ben kazandım hocam. Two Distant Strangers Oo aldım. hocam. Ben neden? Çünkü şundan dolayı bu film bir siyahi bireyin aslında nasıl diyeyim size aynı günü defalarca yaşamasını ve o gün Ha. içerisinde sürekli polis şiddetine maruz Anladım. kalmasını anlatıyor. Ya adamın aslında hem en iyi günü böyle mutlu uyanıyor falan böyle sonra polisle takışıyorlar falan. Hem en iyi hem en kötü günü böyle bir döngü içerisinde sunuyorlar. Netflix'te var yarım saatlik bir film Evet. zaten. Ya dönemden dolayı içinde bulunduğumuz şu özellikle son dönemde Doğru. şeyler ben bunu alacağını düşündüm. Doğru tuttu Doğru bence. bildiniz. Aynen. Burada bir adam öne geçti. Aynen hocam, bir Buradan puanla bana öndesiniz. gelsin. Kıl Yani payı kazanıyormuşum bir daha. aynen hocam. Bir saniye, ben suyumu dolduruyorum yandan. Tabii buyurun. Yani bu filmler hep böyle şey, yoruma hani ve şeye çok açık, sürprizlere çok açık. Tabii. Hani bir bet yapacaksa, hani bir iddia falan oynayacaksa bu tarz kategoriler oynasınlar yani. Tabii canım yüksek Aynen. buraların şey. Aynen. Hiç belli olmuyor Ben o çünkü. zaman kapatıyorum bunu şeyi. Bu kategoriyi de. Bunu da işaretledim. Buna bağlı ne var acaba bundan sonra şöyle bir anlamaya çalışayım. Netflix'e teşekkür ediyor şey kıldığı Abi için. zaten Netflix Kıldığı bu için. törende rekor kırmış. En çok şey aday çıkaran şey olmuş, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış öyle hatırlıyorum çünkü şeyi, istatistiği. Yani çıkan her şey, adayların mutlaka bir noktada yani, ama işte kısa film de var, işte kısa animation Tabii falan, her onların şey. hepsi var. Aynen. Hepsi yani içerisine baktığında Netflix mutlaka böyle diğer şeylere nazaran, diğer stüdyolara nazaran daha fazla şey çıkarmış. Bu noktada Doğru. Netflix'in durdurulamaz gücünü görmeye devam edeceğiz galiba gelecek yıllarda da. Bu yayın şey yapmadık hocam. Geçen yapmıştık şimdi fark ettim. Hatırlarsanız kanal kanal stüdyo stüdyo ayırmıştık. En çok ödül alanlar, adaylık alanlar ödüllüyorum. Aa Animasyon evet, var doğru. bende sırada. Onu da Animasyon mu? söyleyeyim. Normal animasyon mu, short mu? Normal Normal. animasyon. Tamam. Animated feature film. Zaten burada ada... Ya ben bunların hepsini izledim bu arada. Oturdum izledim yani Ben de hepsini. hiçbirini izlemedim. Bu Hocam hepsi çok kadar güzel. fikrim Özellikle olmadığını yani... hissediyorum. Neil çok sever özellikle. Yani hepsini çok sever. Ben yani Soul'un alacağını düşünüyorum. Fakat Wolfwalkers'ı çok ayrı sevdim. Yani işte... Evet, herkes onu söyledi. Orta çağda, yani 16. 16 17 orta çağ demeyeyim artık. 17. yüzyılda geçen bir hikaye. Teknik anlamda yani teknik olarak çok güzel. Çizimleri çok güzel olmuş. Yani böyle CGI değil, normal şey çizimi. Yani kara kalem, kuru boya ve sulu boya karışım bir şey gibi görünüyor. Onu nasıl yapmışlar bilmiyorum teknik olarak. En sevdiğim yönü de şuydu yani. Perspektifleri şey, Osmanlı minyatürlerindeki gibi vermiş. Mesela işte şehirden çıkıyorlar işte. Ormana gidiyor. Ormanda bir şey var işte, böyle bir yokuşun başına çıkıyorlar. Arkada şehri görecek. Şehri nasıl sen düz görürsün ya, hani arkada. Burada dik. Diklemesine yapmışlar şehri. Şey, orman da öyle yani. Bir şeyde şehirden ormana bakıyorsun, dik görüyorsun falan böyle. O kadar enteresan ki o sanatsal tercih.
Yani benim o açıdan hani Soul olmasaydı diyeceğim şey gerçekten o öne çıkıyordu. Ama burada Soul onu alacağını düşünüyorum. Burada paşamla zaten bir hani izleyip bir yorum videomuz da oldu. İnşallah bir gün editlersem onu paylaşacağım İnşallah bekleriz. YouTube'da. Aynen güzel bir güzelce yorumladık onu da. Diğer filmler daha şey tabii daha zayıf kalıyor. Mesela Farmageddon'da şey yok. Konuşma yok. Yani tamamen Onu izledim biraz ya, o da şey öyle stop söyleyeyim. motion gibi. Birinci filmi izlemiştim. İkinci filmini, bu Farmageddon ikinci filmi Aha evet. aslında. Bir yarım saatini izledik, sonra Nil'in uyku saati geldiği Ha. için yarım kalmıştı. İnşallah tamamlarız yani. Güzeldi ama. Güzel, aynen. Over the Moon Çin asıllı bir film. Çin yani Çin, bir Çin prodüksiyon şirketinden çıkma Netflix'te yayınlanan bir film. Ben şey izledim ama yani dublajı izledim İngilizce ama şey muhtemelen orijinali Çincedir. Arada Çince şarkılar var falan. Çok fazla Olabilir. şarkı olan bir animasyon. Yani şeyden çok konuşmadan çok yani filmin yarısı şarkı tamamen. Hmm, Bu o o yüzden hani kadar. diğer şeylere çok fark ediyor. Mesela Wolfwalkers'da iki şarkı falan vardır. Onward'da da hatta var mı demin bile değilim. Onward'da tamamen şey yani biraz fantastik. Hani biz hani o orta çağ işte şeyler yani böyle nasıl diyeyim? İşte büyücüler, bilmemler, goblinler, ejderhaların o işte hikayelerini duyduğumuz o çağın günümüzde nasıl yaşanacağını vermiş. O açıdan şey komik yani işte minotorlar var mesela işte arabaya biniyorlar falan işte diğer iki ayakları dışarıda falan filan. Hani böyle hani şey yani o tarz böyle şeyler var böyle minik minik espriler, şakalar falan. Ama bunların içerisinde Soul hem teknik açıdan hem de yani hikayesindeki mesaj mı diyeyim artık ondan dolayı biraz öne çıkıyor. Kendi içinde eksikleri var zaten paşam daha iyi anlatır. Yani o noktada ama öne çıkacağını düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz? Size bırakıyorum burada daha çok. Yok, burada ben de Soul izledim. Hani spoiler vermeyelim dedik. O yüzden kendi Tamam. videomuzda neden anlattığın spoilerını vermeyelim burada İlker'cim. Tamam peki o videoya 40 dakikalık bir Aynen şey bence de konuştuk. mantıklı. Ama bence genel olarak hani anlatım itibariyle Soul'da hani o hayatı çok detaylı bir şekilde işleyip hani hem şehir yaşama hem kişinin işte o yaşadığı hayatın parçası olduğu kültür, hepsini çok detaylı bir şekilde veriyor her şeyiyle. İki yönetmen beraber çalışmışlar üzerine. Dolayısıyla hani Saul bence genel olarak ağır basan yapım orada. Ben de izlemeyen biri olarak şöyle bir yorum yapayım. Benim bunların arasında en çok merak ettiğim, ilgimi çeken Wolfwalkers oldu yani. Zaten yani izlediğim görüntülerden sonra çok merak ettim. Hani en izlemek istediğim, en cazip beni çeken o oldu. Ama ödül için Soul dedim. Çok popüler olduğu için zaten. Evet. Hani burada kazanan da biraz tahmin etmeye Evet. çalışıyoruz ya. Doğru. Bakalım, ama şey, gönlümden geçen, ben mesela Shaun the Sheep çok seviyorum. Hani Nil'den dolayı o dizisini de beraber çok izledik. Ben bir de o Aardman stüdyoları galiba, onların çıkardığı işleri Evet. çok seviyorum. Böyle stop Stop motion motion aynen. serilerini. Çok yani eğlenceli, çok şey, hoşuma gidiyor. Bayağı da komik zaten. Farmageddon da öyle başladı. Tamamlayamadım ama çok beğendim yani izlediğim kadarını. Ya o da Bakalım, ama güzel. dediğim gibi Soul şey yapar muhtemelen. Şimdi Ha, bir adam. dakika, animasyon kısa film önce. Ha Onu short mu araya diyor? sıkıştırdı. Short Ama diyor. önce öbür animated da gelecek. Önce short'u sıkıştırdılar araya. Evet, önce short'u Tamam sıkıştırdım. onları da konuşalım hemen o zaman. Yani burada öne çıkan bizim aslında bu noktada ayrışıyoruz galiba yanılmıyorsam. Biraz yani sadece Kerem Barrow'u söylemiş. Barrow'u ben de izledim. Çok da güzel hakikaten. Onur ve ben de şey demişiz. If anything happens I love you. Yani bu Ben bu araba da gittim bu arada. Elim çok gitti ama. Barrow çok o da çok güzel. Yani 5 dakikalık bir şey. Disney Plus'ta var. Disney zaten şeyi. Çok çok böyle sımsıcak bir hikaye işte bir ev kurmaya çalışan bir tavşan mı? Ne bir kemirgen ya da bir şeydi hatırlamıyorum şimdi. Onun işte o toprağın altında yaşayan diğer hayvanlarla olan şey ilişkisini anlatıyor. Yani güzel yani konuşma falan yok zaten. If anything happens I love you ise çok yani gerçekten sizi böyle derinden vuran Netflix'teydi yanılmıyorsam Netflix'in kısa filmi. Yani artık anlatayım şeyini çünkü yani bunun artık spoiler bir şey. Yani Anlatmayın hocam, izlemedik. Yahu Allah Allah ne diyeyim? İzleyeceğiz belki. Niye Anlatacağım ama kendinizi alıp spoiler anlatmak götürüyorsun? zorundayım yani bunu spoilersız. Ama hiç anlatma o zaman. İyi tamam yani Güzel de kötü de şöyle geç diyeyim yani. bir şey politik şeye değiniyor. Yani Amerika içerisindeki politik bir takım ama yani Ha, o zaman garanti. aynen yani politik bir mesaj veriyor. O yüzden Bakalım hani öyle şey. mi? Evet, aldı. Evet.
Dolayısıyla bu hani şeydi. Kontrolüne geçtik. Evet. Bir dakika. Bakalım yani dönem ya biraz işte çok şey oldular ya böyle pasif kalıyorsunuz olaylara. O Tabii. özür töreni biraz tam işi bu değil özür töreni de Ama sonuçta şöyle de işte bir iş var. Her kesimin eşit temsil edildiğinden emin olması gerekiyor. doğru. Şimdi biraz böyle şey işte politik konulara biraz kararsız Yani kalmama başladı aslında aynen. akademide. Buradaki konu hemen ona değineyim. Şeyde girmeyeceğim yani. Spoiler'a girmeyeceğim. Ama yani normalde diğer filmlerde gördüğümüz şey aslında işte siyahilere yönelik polis şiddeti veya işte onların tarihte yaşadığı sıkıntılara dair bir takım sunumlar iken burada aslında daha farklı bir konu var. Şey, Amerika'daki bu hani shooting şeyleri var ya, hani silahlı saldırı trajedileri. Okullarda. Ha, aynen. Ona değinen bir konu. Yani o yüzden şey, buna da hani çok olabildiğince masum bir şekilde hani şey, nasıl diyeyim, yani o tarz şiddeti hiçbir şekilde barındırmadan gerçekten böyle çok soft bir şekilde anlatmış. O yüzden yani teknik olarak da çok hoşuma gitmişti. Yani dolayısıyla zaten hemen diğerlerinin arasında öne çıkıyordu yani ve aldı da zaten ödülü. Evet. Tamam, Bunu zaten şu an kapat. rap yapar gibi teşekkür ediyorlar ikisi Aynen. rapçiler. Ağlıyor gülleri. Halama, dayıma, kızıma bilmem ne makineli gibiler yani ikisi de. Bunlara az mı zaman veriyorlar bilmiyorum ama. Bunlara ekstra az zaman veriyorlar evet. Yazık ya, çok kötü ya. Bir de bunlar da en çok Kısa film konuşanlar ya. oluyor Kısa genelde. film ya şey de kısa. Hayır. Teşekkür de kısa. Filmin şey süresine. Bir tane geçen 2 sene önce miydi? Bir törende böyle herif bitmedi konuşması yani böyle. Gene böyle teknik bir şeydi galiba ya da kısa film yani şey Olabilir. live action kısa short movie galiba. Müzik Herif giriyor konuşuyor direkt. konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Arada diğerleri konuşamadı yani herif. Ya kalabalık bir ekip Belgeseldi geldiler. galiba. Yani Galiba evet hatırlamıyorum yani diğerleri konuşamadan kaldı böyle. Hepsi şey, ben. hepsi böyle şey oldu. Animasyon Bir geldi. tanesi geldi, teşekkür ediyorum diye gitti. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you dedi gitti yani. Animasyonu Diye. geldi Aynen hocam bu arada. yani açtım ben şimdi ödülleri, buradaki adayları. Reese Witherspoon sunuyor buraları. Yani animasyon da son zamanlarda çok şey oldu yani. Normal yani bilgisayarlar artık hani CGI ve el yapımı animasyon, hani böyle el çizim animasyon diye de belki ayrılabilir ama el çizim animasyon da artık çok çok yapılmıyor. O yüzden ben Wolfwalkers'ı özellikle sevdim yani, o noktadaki Evet, şeyi stop çok iyi. motion var. O da bence çok elemeye Ha, göz o da yoruldu. öyle Birkaç ya, tıraşı ayağım tam vardı. o anladığım kadarıyla stop motion değil bu arada, anladığım kadarıyla, ama yani çok anlayamadım tekniğini ama Yo öyle öyle öyle. mi? Şey, ben Ya sanki bana çekimleri bayağı CGI halıda var. oluyor. Ha. Gözünü değiştiriyor. Tekrar koyuyor. 2 santim oynatıyor. Yok Bir daha eski, çekiyor. şimdi 2 eski santim filmleri kaldırıyor. biliyorum biliyorum ya, eski filmleri öyleydi de hani bu film sanki hani o şekilde yapılan bir dijital film gibi geldi bana, ama stop motion da olabilir. Ben hiç o kadar hani o detayı incelemedim. Ha, biraz Bunu daha ben gördüm akıcı kamera geldi bana arkasında yani. bir yerde de Ha, öyle mi? ondan Ha, şey yaptım. tamam o Evet zaman. evet gene öyle. Tamam. Ya çok emek yani, hakikaten inanılmaz bir Evet, emek. çok zor iş ya Belki de bu gerçekten. yüzden katıyor olabilirler yani şeye. Hani çünkü Tabii. bunlar da çok önemli teknikler. Çünkü diğer üç yani Onward, Over the Moon ve Soul direkt CGI zaten yani, direkt Evet. şey. Ya önemli bence ödüllendirmek böyle şeyleri. Tabii ki Yani buraya kesinlikle. adaylık bile bir ödül aslında düşününce. Kesinlikle aynen. Yani insanların dikkatini çekiyor bir şekilde yani. Aa, bu neymiş deyip Tabii. merak Ha ediyorsunuz. bir izleyeyim diyor. Aynen, ben Aynen. hepsini oturdum izledim yani işte. Over Gerçekten şey. Moon şarkısı şu an tanıtımda bile şarkı çalıyor. Neyin şarkısı? Over the Over Moon. Çok güzel bir şey. Ya, hakikaten çok güzel şarkıları var ya içinde. Ben acayip böyle şey oldum. Beğendim şu an dinledim Ya kamera gibi. yani bu filmi hocam Nil'le izleyin, beğenirsiniz. Şey Nil var. izleyebilir miyim bunu hocam? İzler izler. Sıkıntı yok, güzel film. Tamam. Şey var. Aldı şifreyi. Ken Jeong oynuyor hatta böyle. Bir tane şey. Öyle bir tane Öyle garip bir yaratı oynuyor. Acayip acayip eğlenceli yani. mi? İyiymiş. Yani şey, sonra sizden şey Enteresan. ister. Mooncake yapıyorlar hep böyle. Mooncake business'ı var işte ailenin. Şey, sonra Neil sizden ister sürekli. Yaparız hocam, ne Mooncake yap, yapalım? mooncake yap. Aynen. Bakalım. Sağ ol. Bakalım. Şu an şeyi veriyor. Sol veriyor bize. Ben de ha, şu an sola geçti. Bakalım. Sol herhalde. Şeyden, bakalım burada sürpriz olacak Ya mı? soldaki güzel yan da şu yani, karakterler harici bütün izlediğin her şey gerçek gibi. Yani New York,
İşte adam orada adamın çaldığı şeyler, yani adamı çaldığı, yani çalarken çıkardığı sesleri de birebir aynı yapmış. Hani böyle sallayabilirler de bir şeye basıyor ama başka bir şey ses çıkar falan. Hani o ses olmadığını bilirsin ama ben özellikle davulda dikkat ettim. Adamın çaldığı her şey, hani böyle kafadan atmıyor. Birebir Yani uyuyor. böyle bir şey yapmıyor yani şey. Adamın çaldığı her şey birebir sesteki aynısı yani. O yüzden çok çok Helal şeydi olsun. yani. Çok çok başarılı hakikaten. Tamam, açıklanıyor. Bakalım hangisi Burada olacak. herkes sol dedi, değil mi? Üçümüz de Evet, sol hepimiz dedik. sol dedik bunu. Bakalım ters köşe olacak mı? Olursak. Sol, evet. Evet. Bakalım, sürpriz olmadı. Güzel. İzlerim ya, merak ediyorum. Disney Plus'ta izlerim zaten. Evet, hepsi var zaten bu şeyde. Aynen. Ya zaten Netflix ve Disney Yani. Plus. Farmageddon da Netflix'te vardı. Aynen. Bir tek Bir Apple Apple TV'de var. TV'de Aynen. Wolf Walkers var. Aynen. Onun dışında hepsi şey. Yani bir yerlerden bulunabiliyor. Ben de Apple TV'de var o yüzden. Ben de onu oradan Aynen. izledim. Bir tek o var zaten. En Başka bir şey güzel. yok yani Apple TV Plus'ta doğru düzgün. Doğru. Çok Aynen. sahip zayıf içerik olarak da. Şimdi bunu kapatıyorum. Evet, şimdi ne var diyor? Şöyle bakıyorum. Ben Tamam. kalanları bir özetlemeye çalışayım mı şöyle neler Tamam kaldı hocam diye. tabii ki. Şöyle bir özetliyorum o zaman. En iyi kısa belgesel, en iyi belgesel, en iyi görsel efekt, en iyi şarkı, en iyi müzik, en iyi prodüksiyon dizayn, en iyi editing var, kurgu. En iyi sinematografi var. En iyi aktris var, yardımcı aktris. Normal aktris de var. En iyi erkek var. Ve film var, bu kadar. Evet. Yani yarıladık gibi Yani diyebiliriz. yarıladık, aynen yarıladık diyebiliriz, öyle söyleyeyim. Doğru. Tam yarı durumdayız Ben şu de an. şu arada şey yapıyorum. Tamam. Şu an bir puanla hocam öndesiniz. 43-42 ben, 41 Kerem. O Hadi şekilde. bakalım. O Hocam şekilde hızımı gidiyor. aldım gidiyorum. Aynen. Bundan sonra kimse Aynen. durduramaz. Hadi Yok bakalım şimdi. ya. Yok Konuşmak yok. istediğiniz bu ara varken hazır konuşmak istediğiniz bir şey varsa. Şöyle bir bakayım olaylara. Yani film Şarkıyı konuştuk. Efekti konuşalım isterseniz. Görsel efekt. Şimdi olur. önüme geldiği için şey Hemen yapıyorum. açıyorum. Visual effects chart. Şimdi ben buradaki filmleri de izledim. Hepsini. Yani ya Tenet zaten burada öne çıkan. Yani öyle bir şey yok arkadaş. Böyle bir film yani Evet. hakikaten yok yani. O geriye çekim yani zaten sırf içine koyduğu efektlerden değil yani olayın yani teknik olarak hani geriye bir kısmı geriye gidiyor, bir kısmı ileri gidiyor falan hani Tabii böyle tabii. yani Başka bir şey. bambaşka bir şey. Adam yani dünyada yapılmayan bir şey yapmış. Diğerleri onun yanına zaten çok şey kalıyor ama ikinci bir şey olsa ben bunu burada Love and Monsters'a verdim garip bir şekilde. Evet, Yani ben de çok onu diyecektim. İkinci şey mi olabilir onun? diğerleri maalesef hiç o şeyde değil yani. Hiç o kalibrede değiller yani maalesef. Aynen. Doğru. Yani Midnight Sky zaten bu sene izlediğim en kötü filmlerden. İzlemedim bile yani. Yani işte şey yılbaşına çıkmıştı galiba. Ama şey yani oradaki CGI hani CGI olarak değerlendirirsek hani böyle çok yapay duruyor şeyler. Belli bir noktada hatta böyle bir kız işte gezegende bir tane farklı bir gezegende la kız yani önde duruyor arkadaki şeyle ışığı falan farklı böyle yani dedim bayağı bu O hani şey gibi kadar. yani karton şey koymuşlar sanki arkadaşlar o kadar hani fark ettiriyor. Mulan da keza öyle zaten böyle abuk subuk o garip garip CGI'lar. One and Only Ivan, Disney Plus'ta Bryan Cranston'ın filmi. Orada işte bir tane goril var. Sirk, goril mi gerçi tam bilmiyorum, maymun da olabilir. Bunu küçüklükten şey ediniyorlar, Şempanze. şempanze de olabilir. Yani küçüklükten evlat ediniyorlar ve hayvan şey yapıyor, çizim falan yapıyor bir şekilde. Orada da hayvanları işte hani konuşuyorlar falan hani kendi aralarında. Onları böyle şey yapmışlar, CGI ile hayvanları. Ama gerçekçi durmuyor yani böyle bir şeyliği var yani içinde. Böyle bir garip yani. Normal. O çok zor çünkü onu yapmak yani. Aynen. İşte onu işte Aslan Kral da yaptı. Bu sefer şey oldu. Abi çok gerçekçi oldu falan diye yani. Bu sefer ona şey Evet, yaptılar yani. O yüzden evet. yani o topa çok girmemek lazım hakikaten. Ya bunların içerisinde Tenet zaten çok öne çıkıyor. Bakalım yani göreceğiz zaten. Muhtemelen de alır gibi geliyor. Var mı paşam Bakıyorum. senin bir yorumun? Ya bu visual effects'in içerisinde yani çoğunu izlemedim ben ama yani, deminki Saul gibi birazcık yani Hmm.
hani ağır basıyor gibi hissediyorum çoğunu izlememekle beraber. Yani o tenti oraya koyduktan sonra gerisi biraz detay kalıyor gibi listede. Aynen ya. Onlar biraz böyle hani abi doldur koy koy. Bir de şey de yok ya, bu sene ne Star Wars filmi çıktı ne Star Trek diye bir Tabii şey, zayıf. Marvel filmi yok falan, dolduracak şey kalmadı. O yüzden bir garip bir şey oldu yani. Onun etkisi ya direkt yani zayıf çünkü bakınca gerçekten de hiç yıllar olmadığı kadar zayıf şu an. Ama Love and Monsters'ı ayrı bir yere koymak ben Evet. dediğim gibi Film Tenet olarak da tamam güzel bu mükemmel. arada. Film olarak da Film çok güzel. olarak da çok güzel. Ama şey yani Tenet bambaşka bir şey. O yüzden burada zaten banko ama eğer Tenet olmasaydı burada kesinlikle Love and Monsters'ın alması gerekiyor. Diğer Evet. adayların cesamesi bile okunmaz yani burada. Aynen, hiç aynen öyle yani. O zaten ikinci geliyor hani, böyle kıl payı farkla değil, yani kıl payı değil de hani şey, boy farkıyla diyelim, ikinci olur. Diğerleri zaten bu listede olmamalıydılar bile hatta. O zaman bunu da Şimdi kabul edeyim. galiba şeye geçecek bu arada. Belgesele geçecek. Öyle mi? Ha, biz de geçelim o zaman. Belgesel short mu şey mi, uzun mu, kısa mı? İkisini de konuşabiliriz Olur, hızlıca. tamam. Yani pek ben burada da ben susacağım. Benim maalesef bildiğim bir şey yok. Burada hepimiz susacağız muhtemelen. Ben sadece şunu biliyorum. Yok, Bu Kerem şey izledi, Netflix'te biliyor. My Octopus Teacher'ı izledi. ben Onu ben. Mayotopus Teacher'da izledim. Crip Camp'i de izledim. Oo, süper. Daha Hani süper işte. Crip Camp aslında anlattığı hikaye itibariyle çok kuvvetli. Ama Octopus'ta yani Octopus'u bence abi hani kızınla izleyebileceğin bir belgesel diyeyim ben sana. Çünkü adamın öyle mi? herhalde bir sene gibi bir sürede bir şeyle otobüsle atapot olan ilişkisini anlatıyor ama denizin altında geçiyor ve denizin altında resmen başka bir dünyadasın, sihirli bir dünyadasın ve muhtemelen her çocuğun da çok ciddi bir şekilde o hayal dünyasına hitap eder gibi geliyor bana. Dolayısıyla çok eğlenirsiniz beraber. Yani ben burada Octopus Teacher dedim çünkü çeken kişinin gerçekten çok uzun bir süre gösterdiği ciddi bir şey var, özveri var, çalışma var ve üzerine sorduğu sorular var. Bir yaşam şekli var orada. Ama hani Crip Camp'te bu engellilik anlamda çok ciddi yansımaları olan kamp üzerine geçiyor. Hani bir yandan o Crip Camp'in bu şeylerden dolayı işte hani Oscar'ların işte kapsayıcı olma durumundan dolayı acaba Crip Camp'e mi gider? Anlattığı hikaye çünkü çok etkileyici. Ama yani emek olarak Octopus Teacher geçtiği içimden o yüzden de Octopus Teacher dedim sonunda. Tamam ya ben de fragmanını şeyini görmüşüm tanıtımını. Hoşuma gitti. Listemde var hatta izleyeceğim. Eğer Nil'de de izleyebilirsem güzel iyi olur bunu bildiğim. Bu arada kısa döküm şeyi veriyor belgesele döndü. Ha öyle mi? Bilginiz olsun. Aynen. Hemen onu açayım Tamam onu olmadı. veriyorum. Tamam onu bir isterseniz konuşalım. Belgesele döneriz Bu da tekrar. şey yani, ben burada bir iki tanesini izledim. Concerto as a Conversation ve Love Song for Latasha'yı izledim. İkisi de zaten yine siyahilere yönelik hani geçmişte yaşanan yanlışların ve sıkıntıların sunulduğu belgeseller. Ama ben editing yani şeyi çok hoşuma gitti. O yüzden Love Song for Latasha'ya ben şans verdim, onu yazdım ama ya editing acayip Colette de hoşuma bu gitti. anda. Hangisi? Colette. Colette. Hocam valla Kerem bildi. Colette'i de izledim bu Ya. arada ama hani Amerika'nın kendi şeyine vereceği önemi hani dışarıdaki bir şeye vereceği önemden daha önde tuttuğum için onu yazmamıştım. Keremcim tebrik ediyorum. Tebrik ederim abi. Güzel. Zor bir kategori. Aynen. Abi ben bu dokumenter listesini yapanı tebrik ediyorum. En üstte onu koyduğu için işaretlemiştim. Ben Ya izlemedim Colette şey. aslında. Kafadan Ya yoruladım. Colette şey aslında çok güzel Hı bir hikayesi var. Hakikaten çok güzel. Fransa'da yaşayan rezistans üyesi bir artık 90 süreçine gelmiş bir kadının erkek kardeşi Almanya'da bir kampta, bir çalışma kampında vefat etmiş ve kadın oraya gidiyor. Ama yani öyle hiç gitmemiş şimdiye kadar hayatında Almanya'ya. Yanına bir tane genç bir kızcağız. Kız da şeyi araştırıyor yani, bu dönemdeki işte yani bir araştırma yapıyor o konuda, tarihçi.
Böyle şey o dönemi ve o adamı araştırıyor özellikle. Beraber ikisi gidiyorlar. Öyle onun şey hikayesini anlatıyor. Kadıncağız böyle şey yani çok kötü oluyor böyle o şeye girince böyle kampa girince Allah'ım çıkalım buradan gidelim falan ne olur falan. Hani baya böyle bir etkileyici aslında o noktada. Yani ben de hani izlerken çok böyle etkilendim. Ama dediğim gibi Amerikan bir ödül olduğu için Oscar. Hani ben o noktada uluslararası bir konuya ya konudan ziyade hani kendi iç işlerinde yaşanan bir konuya daha çok önem vereceklerini zannediyordum. Çünkü mesela işte Mantıklı. Love Song for Latasha 90'larda yaşanan bir siyah cinayetin şeyini yani oradaki kızın yani vefat eden kızın çevresindekilerle yapılan konuşmalar. Concerto for a Conversation'da şu an Disney'de yani kompozitörlük yapan siyahi bir müzisyenin işte dedesinin hikayesini araştırması ve adamın onun o dönemde yaşadığı işte sorunları ve işte 30'larda 40'larda belki hani daha sonrasında yaşadığı sorunlara ışık tutan bir belgesel. Diğer ikisini izlemedim açıkçası. O yüzden çok fazla bir şey söylemiyorum ama hani bunlar hep böyle politik ve günümüzde de konuşulan konulara aslında bir noktada refere eden konular olduğu için ben hani biraz daha öne çıkartıyordum. Ama Colette de gerçekten şey etkileyici bir hikayeydi. O aldı yani enteresan bir şekilde. Yani burada hani demek ki yani şeye bakmamak lazım. Oradaki mantığım yanlışmış. Evet, aslında mantığın yanlış değil ama sürpriz oldu Aynen bence. sürpriz yani değişik oldu. Evet, bakalım. Bunu da ben bu Son arada... durum ne hocam? Kaç kaç? Hocam son durum siz gene bir puan öndesiniz. Ben ve Kerem eşitiz. Oo. 42-42 siz 43'sünüz. Hadi bakalım. Bir puanı ufak 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 usulsüz zaferi Vallahi öyle mi? görünüyor çünkü bundan sonra şey hariç aktris hariç aslında aktris ve Ha, şey onu da hariç alırsam. aktris ve Şarkı. şarkı ve film editing hariç şeylerimiz aynı. Film Ama o zaman editing'de kim değişme yapacağım? şansı Var ya. team editing'de hepimiz başka bir şey söylemişiz. Ben Father demişim. Onur Sound of Metal demiş. Kerem de Trial of Ben Chicago 7 Chicago demiş. dedim. Yani bakalım hiç yani Ha, bambaşka bakalım çok ilginç ya. bir Ben hiçbir şey listede çıkmazmış falan. şöyle bir şey. Yani o yüzden şey o bir farklı. İşte şarkı farklı. Husavik tercihi var Kerem'in. Bir de işte şey Actress'da işte Kerem ve Onur Kerem Mulligan demiş. Ben Andrew Day dedim. Ya ben de gönlümden geçen oydu ama ben biraz işte bu olaylardan dolayı aslında şey yaptım. Beni yakan olacak muhtemelen. Yani bakalım göreceğiz hocam. Aynen bakalım. Ama belli olmaz tabii. Aynen belli olmaz valla. Oscar'lar hep sürprizlere şey mal verebiliyor yani her anlamda o yüzden. Aynen. Evet şimdi belgeseli daha adayları Normal gösteriyorlar. belgesel mi? Tamam. Evet Hemen düz. açıyorum. Düz. Düz belgesel. Düz Kolektif. ayak. Ay dur şeyin üzerine açmışım Ben de biraz biraz bir garip oldu. tanıtımlar da Ha izleyeyim. tamam. Kolektif Romanya filmi yanılmıyorsam. Evet. Bunun Onu önce konuşuyorlar zaten. posterlerini biraz zor buldum ben açıkçası. O Bir şey kadar. çıkıyor. Bu mu değil mi bilmiyorum. Bilmediğim için, izlemediğim için. Lan diyorum o mu değil mi? Gitken. Sonra IMDb'ye bakıyorum. İşte oradakiyle aynı şeyi seçmeye çalıştım falan. Hep o şekilde gitti yani buradaki tasarımdaki hep seçimlerim. Crip Camp ve Yani bu arada anlattığı konu çok kuvvetli ama bence hani anlatım şeklinde birazcık daha farklı yerlere götürebilirdi hangisinde? sonunda bu Kripkent'te. Hmm, anladım. Ama genel hani toplumsal değişim anlamında çok böyle merkezi bir yerde duruyorlar. Ya işte hep toplumsal olaylar bu noktalarda hep öne çıkıyor ama işte garip belli olmuyor yani bazen neyi seçecekleri yani akademinin. Bu şey nedir ya Moğolay'ın en çok dikkatimi çeken o oldu Ben de ya. anlamadım ya Videosu garip falan da komik. garip bir şey var yani. Posteri de değişik. Yok, kendisi de değişik. Az önce bir görüntüsünü Heh, geldi varsa. bak. Atlama çok iyi Ha. ya. Ya bu Bilmiyorum. arada şey birkaç bir yeri böyle belki hani hafif üzücü olabilir diye şimdi düşünüyorum şeyi izlerken. Ama abi genel olarak böyle ya sihirli dünya bir de resmen denizin altında bir ormanın içerisindesin gibi sahneler var filan böyle. Olabilir. Bakalım ya Hocam siz değerlendirelim. seversiniz. Ben hiç sevmem de. Denizaltı
Ben hayatta bak Aa, ben çok nefret severim. ettiğim şeydir. Ben çok Hocam da severim. bayılır yani o yüzden. Alıyorum da zaten ben. Abi bu biraz yani gerçekten o denizin altındaki dünya böyle hani hep belgesellerde gördüğümüz denizin altından daha da farklı detaylar var işin içerisinde. Tabii Renkler canım. veyahut da bildiğin orman içerisindesin ya. Mutlaka. Tabii canım. Amaç şey zaten farklı. Bir de daha odaklı bir şey olduğu için. Çünkü orada genelde daha böyle genel bir görüntü. Ekran şeyi gibi böyle. Ekran koruyucu gibi oluyor Herhalde. evet, ahtapottan öğrendiklerim. Doğru. Ahtapot kazandı bunu. Burada hepimiz ahtapot mu Hepimiz demiştik aynı şey burada? demişiz hocam, aynen. Evet, tamam. Şey bozulmadı. Eşitti. Kardeşlik. Aynen. Bakalım. Tamam. Ne kaldı? Şöyle Hocam bakıyorum bir hemen önemli. şeyler zaten Bir var. tek konuştuk sizinle. Yani teknik Skoru ödüllerde işte original score, original song, sinematografi, konuşalım isterseniz. Skoru score, demin tamam ödülü hocam. konuştuk. Biraz Olur. skor kaldı. Tamam hemen açıyorum. Bir dakika şunu bir Oradan da kapatayım diğer önce. şeyler için. Hani biz de bu boşlukları değerlendirelim bari. Original score gelsin. Evet, bu Gelsin tabii ya. burada yani ben bunların hep filmleri izlemedim hepsini fakat yani The Five Bloods of the News of the World izlemesem de müziklerini dinledim. Yani burada öne çıkan bence iki şey var. Bir Mank ki o dönemin çünkü hani 40'ların o Big Band'dir işte o tarz müziklerini öne çıkartan bir tarz olduğu için. Bir de Soul zaten direkt müzikle alakalı bir zaten film Tabii, olduğu için yani aynen. çok öne çıkıyor. Yani ve burada hani Kerem'le bunu konuşurken de zaten videomuzda bahsetmiştik. Şey var. Mesela dünyada geçen şimdi bir dünyada bir de böyle bir ikinci bir boyut böyle hani ruh dünyası gibi bir şeye de böyle geçiyor şey film. Mesela dünyada geçen zamanlarda caz duyuyoruz. Fakat şeye geçince o diğer ikinci bu işte beşinci boyutta orada da şey var. Mesela daha böyle bum 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 böyle daha böyle bir şey elektronik böyle garip hani synth Ambient falan gibi. aynen ambient synth müzikleri duyuyoruz yani o şey çok güzel tutturmuşlar yani o açıdan o ayarı. Yani keşke hepsi caz olsaydı diyor insan da işte ben hatta oraya eleştirmiştim yani işte Soul World'de geçenler şey değil caz değil. Ama yani o videoda biraz eleştirmiştim ama şimdi mantığını aslında anlıyorum yani oradaki dünyadaki Özür o dilemedim de hani şu an diliyorum. Yani dilediniz mi? o dünyanın şeyini vermesi açısından yani hani ambiyansını vermesi açısından mantıklı. Çünkü çok abstrakt bir konu. Ona göre de abstrakt bir müzik seçilmiş. Ama tabii oradaki keşke cazı her an duyabilseydik diye şey yapmadım değil. Yani Doyamadım diyorsunuz bir şeyden. doyamadım aynen. O da güzel yani. Çalan caz da güzel bir cazdı. Yani genel olarak score zaten şey Trent Reznor'un zaten çok yani biliyoruz kendisini. Gerçekten şey hoş tınılar var. Diğer zaten ama diğer üç filmin müzikleri ise çok sıradan yani öyle bir öne çıkan bir yanını ben pek şey yapamadım yani. Zaten aynı kişiler. Öne çıkanlar iki aynı yani. Mank'te solda aynı. Aynı şey aynen. Trent Reznor'da aynı yani. Aynen. Ya işte biri dönem üzerine, diğeri şey. Orada hep aynı gidiyor yani. Mank'teki şeyler hep dönem. Dönem film müzikleri. İşte arada senfoni falan girip çıkıyor falan. Diğerleri de zaten. Diğer kalan 3 filmde tamamen senfoni. News of the World belki hani biraz şey olabilir. Çünkü işin içine böyle o hani o dönemdeki hem de o coğrafyadaki şeyler giriyor böyle biraz. İşte banjo durum memleri falan. Onların böyle işine şey girmesiyle biraz aslında şey oluyor. Yani böyle hani bir otantiklik yakalıyor ama onun dışında hani özellikle o kalan Minari ve The Five Bloods'da ben pek bir şey göremedim yani böyle özel. Hiç aklıma bile yani fark etmedim bile diyebilirim Aynen hani yani. böyle şey arkaya yedirmişler. Yani değişik bir tarz. Bunu o zaman kapatayım Bunu isterseniz. herkes sol dedi galiba değil mi? Ama Öyle diye hatırlıyorum. Evet. ya ben de öbür filmleri izlediğimde hani böyle aklımda kal Saul sonucunda müzik Müzik üzerine. o şeyin Ha. parçası filmin çok ciddi bir parçası anlatımın çok çok ciddi bir parçası öbürküler yani hatırlamaya çalışıyorum ama pek bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Yani şu an yani akılda kalıcı değil. Doğru. Katılıyorum. O yüzden bunu geçebiliriz diye düşünüyorum. Geçebiliriz. Tamam. Tamam, skoru da geçtik. Production design'ı isterseniz şey yapabiliriz. Tamam. Production design'da
Hepimiz Mank demişiz. Ya bence burada kesinlikle Mank olması lazım ya. Yani Ya ben bunu da almazsa ne alacak yani? Tenet'i de aslında burada öne çıkartıyorum. Şimdi production design, Olabilir. yani News of the World hani dönem açısından belki şey olabilir. Marine Marines'de olabilir. Father şey direkt hani dönem o da ama kısılı kapalı bir alan. Ama Mank'te yani adamlar o Hollywood stüdyolarını kurmuşlar. Adamın işte o gazeteci olan zengin adamın malikanesi falan filan yani o Çok çok detay şeyler o yani. Hollywood Büyük çalışmışlar. stüdyolarının işte adam orada sokakta yürüyor o da arabalar şeyler hani böyle yani hakikaten bambaşka bir şey. Hoş. Burada şey diyebilir miyim hocam araya girip çok Tabii ki. müsaadenizle? Ne demek estağfurullah. Burada mesela şimdi düşünüyorum sakin kafayla. Mesela The Father'ın da hakkını yemeyelim. Şöyle o ev içerisine geçiyor ama ev biliyorsunuz değişiyor Değişiyor film sürekli içerisinde doğru. sürekli. Evin içerisindeki eşyalar şeyler değişiyor. Orada da bir çalışma var. Onu da beğendiğimi söyleyebilirim. Ama burada tabii ki ben yani açık ara nasıl Sound of Metal seste çok öne çıkan bir adaydı. Burada bence Mank de Production Design'da kesinlikle bir adım öndeyse. Ama sürpriz Kesinlikle. olabilir mi? Olabilir. Yani Olabilir. Tenet de olabilir Ama çünkü üzülürüm. Üzülürüm Tenet'te sürpriz de olsa ama. ciddi bir emek var çünkü orada da hani çok ciddi Evet. bir yani özellikle o işte havaalanında işte uçak giriyor ya bildiğin hani şey yani bayağı uçağı alıyorlar şeye girdiriyorlar hani öyle bir şey var yani orada ciddi bir prodüksiyon var. Yani sonrasında işte neydi o? Ama burada biraz şey de aslında önemli ya set. Yani oradaki eşyalar. Hani bu Tabi işi tabi. yapan adamlar var ya çıkıyor sahafa gidiyor eşya alıyor. Bakıyor bu abajur kaç para diyor 5 Ah. dolar. Ben bunu Alıyor filmde filme kullanırım ya. koyuyor bir aynen ben bunu filmde kullanıyorum. Yani bu Mank ilmik ilmik yani Tabi tabi. uğraşılmış. Yani Oradaki Tenet de tabii detay var işte evet. ama başka bir şey şey. Tabi ya Tenet'teki her türlü kullanılan şey günümüze ait bir şey. Yani sonuçta o ortada bir absürt bir şey yok. Ömer'deki Yok şeylerse evet. kullanılan yani özellikle Mare'nin de ona ortada biraz şey öne çıkıyor. Yani Aynen. şey hemen yani tamamen o dönemi yansıtan ve birebir yani özellikle ben yani yine Mare'inde tabii daha şey var. Daha Kayıt kapalı kapı cihazları var aynen mesela o orada. mikrofonlar şeyler falan gerçekten iyi. Evet. Daha kapalı bir alan olduğu için daha kısıtlı malzeme var ama Mank'te yani bir eve gidiyor, bir oradan stüdyoya geçiyorsun, oradan adamın ofisine geçiyorsun, oradan adamın malikanesine geçiyorsun. Bir işte film çekim alanı var. Herif orada şey O'Reilly sistemi falan bulmuşlar. Hani hakikaten Tabii. muhteşem yani o açıdan. Hani tamam herif Tenet'te de adam uçak bulmuş ama uçak hani şey değil yani normal Yok yok. bulursun yani istesen. O yüzden yani burada Mank'in ciddi anlamda öne çıkacağını düşünüyorum. Paşam senin bir yorumun varsa. Yok, ya ben hani 10 aday olarak en fazla aday şeysiyle böyle yarışa girdi. Ama hani baktığımız zaman bir tek İsa'da da aklına gelen burada böyle sıyrılıp gidecek gibi durduğu Aa evet. şeymiş gibi geliyor. Bence onun tesellisi olacak. Haklı bir Evet, teselli. tabii. Ama Evet, tabii. tesellisi olacak gibi geliyor bana. Aynen. İşte bir şey yani daha çok şey hak etmesine rağmen diğer hani diğer kategorilerdeki adaylar daha ön plana çıksa da burada da gerçekten Mank ön plana çıkıyor. Yani Mank'in başarısı çok geniş bir şekilde aslında bir sürü yere yelpaze yayılıyor. Ama işte öbürküler böyle diklemesine gittiği bazı yerlerde çok daha kuvvetli bir şekilde çıkıyorlar onun karşısına. Evet. O zaman bu konuyu da hemen devam edelim. Kurguya geçelim Aynen. isterseniz. Kurgu, editing. Teknik şeyleri çıkaralım aynen Aynen, editing. editing. Hemen geçiyorum. Film editing. Alright. Görsel efekt ve yardımcı kadın açıklanacakmış bu Öyle arada. mi? Tamam. İsterseniz hiç girmeye de biliriz. Yani görsel Görsel efekti efekt. konuştuk aslında. Konuştuk. Yardımcı Kadın kadını oyuncuyu. ona da aslında konuştuk biraz. Şu an Evet. hangisi var ama? Şu an kadın galiba. Öyle mi? Ha evet şey. Bakalım. Kadın oyuncu şey yapacak galiba. Onu açalım olmadı şu an. Olur Ha açalım. görsel Ne efektmiş. istiyorsun? Görsel efekti Görsel anlatıyorum. efekt mi? Ha Aynen. tamam. Ha doğru evet. Terminator 2'yi izlemiştim falan diye. Nereye Çok iyi. 7 gitmiştin? yaşındaykenmiş. Mısırımı O adam almışsın kaç yaşında falan. ya? 7 yaşındayken Terminator 92. Biz de aynı yaşta bu adam. Aynı yaştaymış Vay yani. arkadaş ya. Çok küçük duruyor ya. Aynen. Neyse
Neyi açalım? Yani şeyi mi açayım? Efekte mi? Efekti Efekti açalım, açayım. Tamam, evet. hadi açalım. Efekti gösterecektir, aynen. Öyle anladım yani. Teknoloji görsel efekt deyip duruyor. Burada bakalım, sürpriz olmaz herhalde. Tenet sırtlayacak gibi. Yani diğerlerinden çok öne çıkıyor. Evet, Love Monsters. Peki. Hadi bakalım. Masters işte. Bu da çok hani arada kaynadı ama çok güzel bir film hakikaten. Paşam bu arada yani Evet, film çok tavsiye güzel. ederim yani. Biraz şey bir film yani, böyle yaratıklı bir film ama tavsiye ederim yani izlemeni. Çok güzel. Aynen. Bir aşk hikayesi aslında falan. Ama işte Aslında değil de böyle bir yol yani yol hikayesi gibi hikayesi yani. ama yani acayip şey yani. Çok değişik. Konu da hani basit ama güzel bir konusu var. Ben de çok beğendim. Netflix'te var hatta şu an. Yeni gelmiş. Aynen. Şu an Aynen Türkiye'de bir film yeni. var bu arada hocam. Aynen yeni geldi buraya da. Burada da ilk 5'te falandı ya, şu an bakmadım. Evet. Kimi aldı? Kaçırdım. Tenet, evet. Sürpriz yok. Ben şey yapıyorum, bir dakika. Tenet. Tenet almış. Evet. Evet, sürpriz yok. Hepimiz bildik. Yine. Şey bozulmadı. Aynen. Bir puan öndesiniz Hocam yayının %90'ını bir puan önde götürdüm. Sonda hocam. kaptırdım Belli olmaz, herhalde. bakalım hocam, göreceğiz. O zaman küstah halimiz olur yani. Olsun, sevdiğimiz adaylar Aynen, kazansın da aynen. ben benim şeyim yani, şikayetim yok. Aynen. Şimdi visual efekti Valla kapatıyorum. okulları dönerken önünüze geçmek için riski ben Original Song'da aldım. Ha, evet, ben Evet. orada bayağı Kalbimin bir risk sesini almışım. dinledim. Ya bana sorarsan ben de ona veririm de benim de kalbimin sesi Dedim oluyor o ses ama. bana Kanada bileti getirecek. O Hadi hadi bakalım. şarkı. O şarkı buraya O gelecek. O şarkı. şarkı buraya gelecek. Valla. Fight For You da ben orada favorim. İki tane var O da aslında güzel. ama. İşte ben Speak Now'u ben çok beğendim ya. Ama Hüsavik tabii kalbimde yer ayrı da. Tabii ki ya, yok o Yani çok başka. çok güzel bir şey hakikaten. Yani film Bir de filme çok, cuk oturuyor aynen yani, yani. film de çok güzel bu arada. Abi film yani tam bir nostalji değil mi ya? Hani her Aynen. şeyi o kadar Aynen. hissederek şey yapıyorsun ki. Aynen ya, şey böyle müthiş şey hakikaten yani. Tam böyle kendini iyi hisset filmlerinden. O açıdan güzel. Evet, Brad Pitt geldi. O Brad Pitt mi geldi? Şey Brad açık. Pitt Ha, bitmiş. geçen şey aldı ya. Geçen Geçen sene sene aldı. hep çapraz şey yapıyorlar. Aynen. Tabii böyle oluyor. Brad Pitt ne kadar yaşlanmış ya. Çökmüş Bitmiş adam. Brad Pitt bitmiş. Şey. Covid yaramamış. Aa, Supporting teyzeme bak ya. Supporting Yu Actress. yu Yuh yuh yu. Yu Yuh yuh. Yuh yuh. Valla bu çok merak ediyorum. yu. Özellikle yani bu şeyi. Bu benim en şey kategorim bence Aynen ya, yani. Sıkıntılı. en şey yani, o oranlar çok yakın birbirine yani. Maria Bakalova. Yani en çok ses getiren aralarında Maria Bakalova şimdi. Ay, diğerleri hep zaten Düşününce. yani, bence diğer yani, diğer Yani. yani Koreli teyze de aslında fena değil hani şey. Yani o kadar şey yapmadı. Maria Bakalova şey yaptı yani. Bayağı sükse Ses yaptı yani. getirdi Aynen. çok. Tabii canım. Özellikle o şeyde. Ama Son alamaz. sondaki sahnesiyle özellikle. Aynen oradaki son Şeyde çok komik sahneni. zaten. Rezilerde de işte en kötü ikiliye şey yapmışlar işte. Rudy Fermuar Giuliani ve ile Kennedy. Maria Fermuar. Bakalova'yı. İkisini koymuşlar. Bakalım. Kim aldı? Teyze aldı aynen. Aa. Çocuğun. Burada da beraber aynı değil mi? Herkes Hepimiz aldı aynı, bir aynen. şey. Hepimiz aynı. Vay arkadaş. Evde bak ya. Yuh Yun aldı. Ama hak etti yani. Peki siz teyzeye mi verdiniz? Yani sorumu olacaktı şimdi. Ben yok. Ben görün rahatlığını ona verirdim. Ha, teyzeye mi verdin genellikle? İkincisi de Sen Kerem? Glenn Close olurdu. Glenn Close. Sen Kerem? Teyze. Teyze mi? Yuh Yuh yuh. yuh Kal dedi. kalın Ya yürü teyze. kalın yürüyemiyor. Yavaş yavaş yürüyor. Teyze şey ya, yaşlı yani. Ya bence çok Ya. güzel şey yapmış yani. Brad Pitt'le tanıştığım için çok mutluyum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben teyzeyi beğendim ama o teyze yerine geçen sene The Farewell diye bir film vardı, Evet, Veda. aynen. Oradaki babaanneye ben verirdim onun yerine. Ondan Evet. 10 kat daha iyi oynamış bana sorarsan.
Hani o zaman soru işareti oluyor. O alamıyor. Neyi O alıyor? nasıl alıyor? İşte Ama boşlukta işte herhalde gidiyor. orada kim Mesela. almıştı? Onu düşünmek lazım o zaman. Tabii ona, işte onu diyorum. Boşlukta zaten. Adaylar cılız olunca Aynen, sivrildi. sivil ama yani hakikaten akılda kalmalık şey açısından ben dediğim gibi Glenn Close'la ikisini zaten tek geçiyorum. Evet. Performanslar açısından kadın zaten çok şeydi yani. Hakikaten iyi. Yani o yani şimdi spoiler vermeden anlatamayacağım onu. Neyse. Zaten Yani neyse. belli farklı fazları çok iyi vermiş. Yani öyle anlatabileceğim en kötü hani. Hani Evet, bir insanın doğru. farklı fazlarını o yüzden Aynı şey karakteri farklı farklı bir şeylerde şey gösteriyor statüde aslında. görüyorsun aynen falan. O yüzden şey bence öyle açıklayabiliyorum ya. Yani. Aynen. O açıdan öne çıkıyor yani dolayısıyla. Ve bayağı Yani şey İngilizce Amanda da konuşuyor fena yani. değildi burada. Olivia Aman da ben Colman zaten iyi. yani o Ama Olivia Colman biraz şey, filmde nasıl diyeyim? Eksik böyle, hani yok gibi, hani var orada ama yok gibi bir yandan. bir de rolünü aslında bir noktada bazı sahnelerde başkası oynuyor. Baktığın Evet evet zaman. Yani o da aynen var yani. aynen aynen. Tam o değil yani o yüzden. İlginç şey. Yani. Ya kadın iyi oyuncu zaten. O zaten geçen Oscar mı Tabii almıştı ama geçmişte şüphe yani. yok zaten, Aynen aynen ona öyle. şüphe yok. O yüzden şey yani. Bu da değişiklik oldu. Kadın bayağı bu arada şey yani. Yani bayağı doğma büyüme Amerikalı sanırım. İngilizceyi çok rahat konuşuyor. Belki de hani o açıdan da bir önemi vardır. Yani sonuçta orada kadın İngilizce bilmeyen bir Koreliya oynuyordu. Yani hiç Amerika'da bulunmamış falan böyle. Hani o şeyi de zor vermek zor. Mesela Steve Yeun da o noktada zaten şey. Adam yine doğma büyüme Amerikalı. Ama sanki Amerika'da hani sonradan gelmiş. O hani göçmen şeyini havasını iyi veriyor. Bu kadın da onu çok iyi veriyor. Hani hiç Evet. İngilizce bilmiyor. İşte kimseyi tanımıyor, anlamıyor. Hani kendi Kore'deki şeylerini uyguluyor falan işte o davranışlarını falan filan. O açıdan şey yani o Bir farklılığı büyüyü vermek de çekiyorsun. aynen. Aynen. O farklı vermek de zor yani. O yüzden hakikaten şey yani o açıdan da zaten bir tık öne çıkıyor. Ha, Maria Bakalova da bu noktada farklı bir şey oynuyor ama yine de Evet. işte şey yani bu kadın Yani kadar. Maria Bakalova'yı şeyden dolayı takdir ediyorum. Hani Bulgaristan'dan geliyor. Evet. Oralarda birkaç film oynamış ama kendi çapında. Yani böyle bir Amerika'da ilk rolü Tabii. çok sivrildi, aldı yürüdü. Bir de biliyorsunuz orada şöyle bir tarafı da var. Hani biraz siz Borat'a şey kıvırdınız ama, burun kıvırdınız ama Yok kıvırmıyorum ben. Ses siz çok gelin sevdim filmi bu mesela, arada. bizim görmediğimiz tarafı şu. Kız bayağı bir televizyon kanalına giriyor. Kendini sevdiriyor orada, Evet, kabul evet. ettiriyor. Trump'ın basın toplantısına giriyor. Hatta Trump'la da görüşme ayarlamak üzereyken bir şey oluyor, bir şey çıkıyor. Hatırlamıyorum neydi konu. Ondan dolayı son anda iptal oluyor. Yani burada rolden ziyade bayağı bir ajanmış gibi de çalışıyor aslında. Bende o Tabii rolün bir de orası öyle bir öyle. şeyi var. Onun altını da öyle doldurmak lazım. Hani bir komedi filmi deyip geçmemek lazım bence. Yo doğru. Yani oradaki o gerçek yani gerçek bir sanki hani gazeteci gibi işte Rudy Giuliani ile şey yapıyor, röportaj yapıyor. Hani kimse de şey demiyor ya kardeşim sen hani oyuncusun falan demiyor yani. O gerçek Demiyor. kimliğini bildiğin yediriyor orada yani o insanlara. O açıdan tabii başarılı. Aynen. O yüzden burada Evet. hani hakkını yemeyelim bu Yok kadar da yemiyorum. arasında. Biraz yediniz hocam. Ya hayır içlerinde yani Uğraşma şey. saatim Tamam geldi Allah'ım ya. Tamam hadi pek diyorsun tamam özür diliyorum kendisinden. Maria'cığım çok özür şimdi. dilerim. Değerini bilemedim üzgünüm. Yine Diyerek. uğraşma saatim Aynen. geldi ya. Aynen. Hashtag Yok hocam başlatmayayım o konulara girmeyeyim. başlatayım Oraya mı? girmeyelim. Tamam Başlatıyorum ya. burayı da kapatıyorum. Dur, İyi tamam. hashtag Maria'dan özür dile. Actors'ını ha bunu şey yaptık tamam. başlatıyorum. Justice tamam peki. Başlattım. Hemen çıktı zaten Hadi ekran. bakalım. Hadi bakalım. Evet. O geçsin kayıtlara. Evet, şey konuşuyorduk hatırlarsanız. Kurguyu konuşuyorduk değil mi? Evet editingi konuşuyorduk. Tam buna Hocam, giremedik hatta. o Olur editingi bence. de konuşalım. 5 itibariyle ben ayrılayım. Sabah sabah dediğim Aa, biraz sonra belli bir saat sonra işim var. tamam. Müsait Valla olmam. paşam İyi durdum valla. buraya Bravo. kadar valla hakikaten teşekkür ederiz. Yani ben arada yazdım Aynen, sana teşekkür sana ederim. şey olsun diye. Hani teşekkürler buraya kadar kalmam için. Ama film editingi hepimiz farklı söylediğimize göre bir onun üzerinden geçelim isterseniz. Tamam, geçelim. Evet, riskli bir kategori.
Yani ben hemen şey yapayım. Ya Father'ın o şeyini çok beğendiğim için yani adam bir dönüyor başka bir yerde, bir dönüyor başka, yani o karmaşıklığı düzgün bir şekilde verdiği için ben bu filmi seçtim. Yani benim nedenim Ben de buydu. beğendim doğrusunu. Ben bu arada dediğim gibi yani şey Father'ı ben beğendim. Keşke alsa zaten hani haklı bir şey olsa Father almalı. Hani ve Nomadland almalı. Ama biraz şey gördüm ben hani Sound of Metal'a doğru eğilim gördüm. İkincisi yani diğer şeylere bakarak bunu söylüyorum tabii daha verilen ödüllere. Bir de şu var filmi bence şeyde başarılı geldi gerçekten kurgusu. Hani neden olmasın dedim. Biraz risk aldım burada. Bakalım meyvesini verecek mi? Bakalım Tabii hocam, de hepimiz şey yani burada kopacak Kerem'de bence. Ama trial. keşke Ha buyurun hocam. Pardon. şey alsa, diğer adaylar alsa yani. Yani evet. Bakalım ama göreceğiz. Yani Kerem'in de seçimi Trial of the Chicago 7 olmuş burada. Kim biriniz bir senaryo Ben trial şey yapmıştım. söyledi. Yani bence hani oradaki senaryo değil de kurgusu bence esas olarak şey gibi geldi bana. O anlatım sahnelerin birbirine şeysi. Yani Father alırsa mutlu olurum. Ama sanki bana burada Chicago gibi geliyor bana. Yani Chicago'nun başarısı orada editinginde bence. Yani İlker'in orada yorumu vardı ama hocam hatırlarsanız. Ben hatırlıyorum Altın Küre'de. Siz karışık bulmuşsunuz biraz kurgusunu. Çok atlıyor zıplıyor demiştiniz sanki. yo, ben o dönem o film izlememiştim. Öyle mi? Aynen. Allah Allah. Yani Başka dediysem de filme belki duyduğum bir karıştırdım. şey olabilir. Ama başka Açacağım kayıtları. başka bir film için olabilir. Ama Trials of Chicago 7, çünkü ben öyle bir karmaşıklığı yok. Sadece dönem şeyi var yani, dönem yani nasıl diyeyim? O bir o işte o dönemdeki bazı görüntüleri Justice for yani o dönemin işte şeylerini biraz atlaya zıplaya yani verme değil de hani böyle bir onu veriyor bunu veriyor falan, belki o yüzden öyle bir şey belki söylemiştim ama ben o dönem izlememiştim. Ama şey yani bence anlatımı çok güzel yani, özellikle sahne geçişleri mesela, adam son bir şey söylüyor. Özellikle ilk şeydeki yani ilk açılıştaki birbirlerinin cümlelerin yani son kelimelerini tamamlıyorlar. Adam diyor ki işte mesela en pasif olan adam şey diyor, işte ben işte I'm not here to diyor. Bir sonraki sahne diğer adama geçiyor. Fight diyor işte herif yani. Orada hani bütün Doğru. şeyler yani müthiş yani. Ama işte o da senaryonun da etkisi var. O yüzden ben Tabii. hani şey ya bu ikisi aslında çok şeyler kavramlar yani. Birbirleri bağlantılı kavramlar. O yüzden hani şey yani birini almazsa bence diğerini yani hak ediyor zaten. Bakalım göreceğiz yani. Doğru. Yani onu Bu çok arada production design veriliyor bu arada. Onu öyle mi? hemen arada not olarak vereyim. Ben de Hangisi onu veriliyor? Ha, production design. production design. Kusura bakma bu arada araya girdim Yok. Kerem. Yok. Yok yani hani o Trial of the Chicago 7 çok monoton bir mahkeme filmi olarak da anlatılabilirdi. Hani Evet. o editing olayı çok ciddi bir şekilde hareketlendirmiş. Aynen. O yüzden yani öyle yani, o insanı çeken, film içerisinde takibini sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi de o zaten hakikaten. O Ama yüzden. genel olarak bence güzel bir kategori bu. Yani hani adaylara baktığımız zaman bence daha eşit bir dövüş varmış gibi geliyor bana. Evet, aynen şey Evet değil evet yani. burası bence de dengeli. Aynen. Dengeli Hepsi yani. iddialı. Aynen. Kötü Bakalım. yok yani. Aynen. Şimdi Bakalım production ne olacak. design'da ne yapacaklar bakalım. Hele böyle açıklıyor. Saçı nedir abi? Merak evet burada bekliyoruz. Evet Zaten ya, bunu evet. olmazsa ne Ne alacak alacak yani yani? harbiden? Burada da fullüs. Yani yerden göre haklılar yani burada. Burada İyi gidiyoruz Drake ama yazmış genel ama olarak. Halle Berry hala yaşlanmamış. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani iyi gidiyoruz ya bayağı şey var. Aynen. 2, 4, 6, 7 dal Müzik kaldı. nedir ya? O ne hakikaten garip şey. Paşam sen bu arada ne zaman... David Fincher'a bak ya. Şu Ha. bundan sonraki şeyi mi verecekler acaba? Sinematografi mi verecek? Neyi Ha, verecek? reklam arasına diyorsun. Ondan Şey sonra yapayım. işte. Fincher da böyle duruyor. Golden Globe da çok güzeldi ya şey. Her İçip duruyordu. içip duruyordu ya. Kerem izledi mi sanmıyorum ama şey
her bir adaylığı varken, adaylığı olduğu kategoride sonuç açıklanırken Tabii tabii atıyor şat böyle. atıyor bir tane. Olmadı. Olmuyor. Adaylığı kaybetti. Zaten hepsini de kaybetti. Yani Hadi şey, her şeyde böyle hadi çat diye hadi. şat atıyor. Adam haklı ya. Hakikaten şey yani. Hak eden bir filmdi. Yaşlanmış ya. Normal. Sahnenin dizaynındaki rampa da yine o hani Evet. kapsamcılık anlamında, çünkü genelde hep merdivenler vardır. Burada merdivenlerin yanında rampayı Evet. eklemişler sonunda. Yani artık Hani biraz şey bilmiyorum, oldu. belki şeyler arasında da özel olarak rampa İhtiyacı geçirmeyecek olan insan, bu ne ihtiyacı olabilir? olan kişi olabilir, Olabilir. ama olmasa bile bence onu oraya görsel olarak eklemiş olmaları Çok bile çok çok önemli olabilir değerli yani. gerçekten. Tabii tabii önemli canım. %100. Evet. Bu biliyorsunuz Sinematografi. 2025 itibariyle en iyi film seçilme kıstaslarına da bir o Evet. kapsamcılık anlamında bir kıstas getirdiler. Doğru. Ama o geldi yani, geldi mi, gelecek mi? 2025 itibariyle olacak. Yani Hmm. 2024'te çekilen filmler ona dahil olacak. Dört Anladım. tane böyle kıstas var. O dört kıstastan ikisini yerine getirmesini bekleyecekler en iyi filmi alacak olan kişi. Ama Aynen. tabii o da, ya burada eğer gerçekten kapsamla kapsamcılıkla alakalı bir şey yapacaksa, herhalde şu ana kadarki en devrim şey hareket Berlin'den gelen oldu yani, işte o iki şeyi kaldırmaları, kadın Evet, erkek kadın erkek ayrımını ayrımını. kaldırmaları. Çok devrimsel bir karardı gerçekten. En iyi Bu arada sinematografi veriyorlar bu arada. sinematografi veriyorlar aynen. Biz bunu konuştuk mu? Yani Yok, konuşmamıştık. konuşmadık. Buna tam kurulumun Ha. kitabına geliyorduk. Tam ters köşe oldu. Ya biz burada hepimiz galiba aynı şeyi Evet. söyledik. Yok, gittik burada hepimiz. Aa, Mank aldı. Mank mi aldı? Aa, çok iyi. Evet. Ama sevindim. Evet, aynen. Ben Mank yani alsın. O açıdan Yani çünkü görüntü falan hepimiz şahaneydi, filmin gümlemişiz. görüntüsü. O siyah beyaz şey Ya falan. Benim gönlümden geçen buydu bu arada, ama Nomadland de güzeldi. O görüntüler ben falan güzeldi Nomadland'deki gayet görüntülere yakın. bayıldım. Ya Mank'in Bence ama Mank Mank de de çok iyiydi ya. Işığı siyah beyaz vermesi falan, ya çekim benim şeyleri falan Mank'teki çok güzel. tek çekincem, ya tek beni şeye sokan, çok karanlık geldi bana film. Evet, o Hakikaten da filmin bir parçası işte, işte. ama hani ben çok şey oldum yani, göremiyorum lan bunu, ne yapıyorlar? Hani böyle hep böyle şey oldum yani. Ben hani sanki onu bir, ya O kadar belki iyi bir, o kadar mı bana şey? öyle geldi. Bana öyle geldi. O yüzden Nomadland'i Televizyonun seçtim. şeyini açın hocam biraz. Ondan dolayı Aynen bilgisayarın şeyi düşmüş falan böyle. Parlaklığını açayım. bak. İşte O Nomadland David şey Fincher'ın yani. yüzü gülüyor. 2'de 2 O iki yaptı. de aynen. Çok Anca zaten bunlar alır. Daha başka bir şey alamaz. eğlendim. Yani. İlker'cim, Buyur paşam. ben şimdi gidiyorum, ama hani sen biletimi aldığım zaman lütfen bana yolla. Tamam, ben şeyle beraber, Aynen vize mektubunla aynen. beraber göndereceğim. Tamam. Geldiğinde. Davetiyemden Şu birlikte an gönder, eşitiz, hatta bakalım ne bak. olacak, göreceğiz. Yusuf'u kalırsa seni o şey eşliğinde karşılayacağım. Ya şu an Şarkı. törenlerle. Şu an hepimiz eşit değiliz, değil mi? Hepimiz bir Yok. tek öndeyim Yok. sadece. Onur 62, ikimiz 61'iz. Bu kadar çok yakın yani. Çok yakın gidiyoruz. Aynen. Ama Çok işte yakın. şeyi Hüsavik değiştirecek orada. Eğer alırsa. O zaman zaten Kerem alır getirir yani. Tabii aynen. Göreceğiz bakalım. Evet. Beni de bu akşam aranıza aldığınız için çok Paşam. teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür Valla ederiz. Çok da güzel oldu. size Memnun oldum. teknik sorunlar yaşasak da çok çok mutlu olduk yani burada olduğun için paşam. İnşallah gelecekte de benzer etkinlikler yapmak dileğiyle. İnşallah. Aynen. Bu sefer şey falan yapalım, hani Türkiye'deki altı portakafe hani şey ters dönsün birazcık. Ben şey ya. Sonra Bana öğlen oluyor. O yüzden sıkıntı yok. biz... Yani oradaki akşam bana öğlen olduğu için ben şey yaparım. Rahat rahat. Geçeceğim. Mantıklı. Aynen. Yani hocam, Tamam. paşam çok teşekkür ediyoruz geldi katıldığın Teşekkür için. ederiz. Ayağına sağlık. Evet, size günaydın, iyi akşamlar, neyse işte. Karışık Hepsinden hepsiymiş. karışık. Görüşmek üzere. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler Keremciğim. Teşekkür ederiz. Yine Görüşmek üzere tekrardan. görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar. Hadi hoşça kal Sağ ol. Keremciğim. Bay bay. Teşekkürler. Hoşça kal. Hop, şimdi sizin şeye gitti görüntü. Bir dakika, ben bunu Aa. düzelteceğim hemen. Bir saniye hocam. Şunu bir atayım öncelikle. Şunları bir düzelteyim. Şunu da çıkartıyorum. Eklendim. Şöyle yandan uzatayım kafamı. Hocam hemen Tamam hemen düzeltti. Aynen bir
Hakikaten öyle. Öyle şey olacak yani. Başka çaresi yok. Hemen Şöyle düzeltiyorum hocam. Bir gireyim saniye. hemen. Müsaadenizle. Baya kardeşim teknik aksaklıklar. Bir kısa ara de bari de. Ay Bizim abi bir kısa lavabo ara desem de şey yapamıyorum ki, düzeltemeyeceğim bir şey bu, o yüzden. bir lavabo arası verelim bari kardeşim. Bu ne rezalet. Hocam bir saniye. Ben bir durayım şöyle isterseniz. Siz bir aynen sabit durun bir. Ben şunu şöyle ismi de düzeltiyorum. Şunu şöyle koydum. Sabitsiniz değil mi hocam? Tamam. Şimdi bir de Aynen. çerçeveleri de bir şey yapacağım da o mühim değil yani. Onu şuradan da hallederim. Tamam. Tamamdır, hallettim. Şimdi Onur'la İlker'in şeylerini de şöyle kaydıracağım. Hatta onları direkt Bu elimle ne kaydım. kardeşim? Bu ne Bu kardeşim? Bu ne ne rezalet? kardeşim? Tamam. Hazırız. Bitti. Aynen. Ne Teşekkür ederiz. demek hocam? Kerem'e Evet, tekrardan üzerimize buradan da teşekkür sağlık. ediyoruz. Aynen. Selam olsun tekrar. Aynen. Bizi izliyorsa Ağzına falan ayağına diye. sağlık. Şu an kafayı koymuş, uyumuştur muhtemelen. Şu an direkt uyumuş Oh diye böyle. olabilir. Saniyesinde. Bizi izliyorsa selam olsun. Ben Aynen. şurada ufak bir ayar yapacağım kendime. Biz de mola mı versek hocam bir Hocam, saniyeliğine? Kullanmış olalım ara şeyimizi, kartımızı tam ortada. tamam, hazır reklam veriyorken Bir dakikalık bir şey, bir bir iki dakikalık dakikalık mola. Yayını yani. kapatmıyoruz. Yayın açık. Aynen buradayız. Bir dakikalık mola vereceğiz. Bir dakika sonra görüşmek Sonra dileğiyle. tüm hızıyla bomba Devam gibi edeceğim. devam Aynen. ediyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Öncesinde şeyi bir kapatayım. Sinematografiyi bir kapatayım. Tamam. Bir dakika sonra görüşmek dileğiyle geliyoruz. Kısa bir mola vereceğiz. Görüşmek üzere. Yayın Kısa bir kapanmıyor. mola. Yayın İhtiyaç burada. Hemen molası. geliyoruz. Evet. Geri döndük. Yayında mıyız? Yayındayız. Oscar Kısa bir ara. özel yayınımız kaldığı yerden Ben devam devam ediyorum ediyor. tüm hızıyla. Benim Oscar'ım yok. Ben bir şey bilemedim işte. Evet, bir Oscar'ım da şöyle var bakın. Bu ne? Excellent. Bir de Reason. excellent Benim de şöyle bir şeyim yok Oscar'lık yani. O yüzden pezim var. Ben şekeriyim. Bir tane. diyor. Yani şeker yiyorsunuz hocam. Şekeriniz yerine gelsin. Aynen, şekerim düştü biraz yayın başında. Canım sıkıldı onun. Neyse. Evet, doğru. Ya, o yapacak bir şey yok. Ya. Sizin çözümünüz biraz başka biliyorsunuz. Evet, ona artık Harrison Ford. Harrison Espor. Ford geliyor. Hangi ödül şey hocam? Kategori? Açıkladılar mı? Söylemeden. Ha. Yok. Zaten 2 4 8 yok. 6 6 şey kaldı. 2 4 6 aynen. 6 dal kaldı. Harrison Ford dünyadaki en sıkılmış insan ya hayatında. Evet ya, bu da böyle Öf biraz. öf ne var be falan.
Gitti Ellie MacBeal'le Yani evlendi değişik bir tercih oldu. bir de. Değil Ama mi? Ne şey yani. alaka? Şey ama yani adam. Dünyada böyle umurunda değil hiçbir şey yani adamın. Öyle bir Evet şey var. evet. Çok erken doymuş çünkü bazı şeyler o Abi yüzden. sen olsan olmaz mısın? 30 küsür yaşında şeysin yani tepedesin, Evet, zirvedesin. ilahsın yani. 80'lerde hem Indiana Genç Jones'tasın hem Star kızların Wars'tasın sevgilisi. yani bitmiş herif yani adam daha ne yapacak? 90'lardan sonra da sallı git derim yani. Tabii canım, bilerek sağ ol yani. Ne diyor bu ya? Bir şeyler Ne saçma. diyor ya, ben anlamadım. Bana tekrar Ne saçmalıyor. konu ne diyor la bu değişik? Hakikaten ne söylüyor anlamadım. Saçmalıyor ya galiba. Müzikten bahsediyor galiba. Vangelis falan Müzikten filan diyor. bahsediyor. Galiba Aynen. müzik dalı herhalde. Espriler sıkıştırdı aralara Ha. ama. Ha bu şey. Legendary müziklerinden Evet bahsediyor. evet. Score herhalde. Skordan bahsediyorlar. Yani şey olarak. Dal Aynen. olarak herhalde ona girecekler. Ne demiştik burada hocam? Hocam Sol demiştik skorda soul galiba. yani hepimizin şeyi sanırsam aynen hepimizin tercihi soul oldu. Dostluk kazandı yani. Bakalım kendisi de kazanacak mı? Bakalım, evet o doğru. Animasyon açıklanmadı değil mi? Doğru. Yo Açıklanmıyor hiç daha yok bir demiştim. şey söylemediler. Aa. Animasyon açıklandı ya, ödem açıklanmadı mı? Ben mi Ha, yanlış hay hatırlıyorum? ha animasyon mu dediniz hocam? Pardon ben yanlış duydum. Şey Kendisi alacak mı dedin ya. Kendisi aldı zaten. Yo ben başka bir şey dedim. Film editing mi? Film Arkada film editing editing yani. yazıyor. Aa dur. Ne konuştu, nereye geldi Ne konu ya? alaka ya hakikaten dur kapatayım bunu bari. Vallahi. Film editing açıyorum bir saniye. Burada bizim şeyimiz çok farklıydı işte tercihlerimiz. Burada ben geriye düşeceğim herhalde hocam. Burada risk aldım çünkü. Hocam Keşke Father alsa. Nomadland mesela. yani burada hak eden işte yani Trial bence alabilir burada. Kerem öne geçecek gibi geliyor Öyle mi? burada. Hadi bakalım. Yok, ben sanmıyorum ya. Yani Bilmiyorum. Sürpriz olabilir hocam hiç tabii belli de. olmuyor ki bunlar. Bakalım. Yani Nomadland değil bence şey. Promising Young Woman da değil. Ha. Yani Sound of Metal da bence değil. Yani bir editlik bir şeyini hatırlamıyorum çünkü. Niye film size sürükleyici Yok ama de? editin hani editlik hani böyle bir öne çıkan bir şeyi pek. Aa, hocam Sound of Metal aldı. Hadi bakalım. Aa öyle mi? Özür diliyor musun? Justice hashtag Diliyorum hocam o zaman. Başlatmayın, hiç başlatıyorum başlatmayın gene. diliyorum. Justice. Yok ben Ne gene. alaka edit ya ben hiç anlamadım. Hocam arayı açtınız ya. Olmadı. Hocam King. King of Oscars. Vallahi ne alaka edit yani ben anlamadım yani. Film edit. Valla film ama şeydi ya, şey geçişleri o şeydeki, yani akıyordu film sonuçta. Ya da hani Hatırla. kurgunun yani Hepsi böyle iyiydi bu wow arada dedi ya şey. evet hani böyle wow edilecek bir Hepsi şey iyi. şey yapmaya çalışıyorum hatırlamaya çalışıyorum öyle bir şey yoktu sanki yani şey içerisinde. Ne bileyim bana mı öyle geliyor? Ama o şey, sen az önce kendin söyledin ya, o geçişler, Evet. çocukları falan anlatırken oradaki sesler arasında şeyleri, geçişleri, görüntünün bulanıklaşması, flulaşması, oradaki o geçiş falan. Bunların hepsi kurgu Yani şeyi, doğru o da muhabbeti. sayılıyor aslında. Evet demek ki Yani sana kurgu iyi olmasa o şeyi veremez zaten. doğru. O deminki bahsettiğin, hani hoşuna gittiğini söylediğin hissiyatı veren şey aslında bir nevi bir de kurgu. Ses var, kurgu var. Bunlar önemli. Bu film için söylüyorum bunu tabii. Vallahi hocam tebrik ederim. Bildiniz yani. Kaç puandı bu hocam? Hocam bu 2 puandı. Şu an bayağı açtınız biraz arayı. 64'e Hocam çıktınız. bayağı da 3 puan atmışım. Hocam yani bu Bir bayağısı bu kadar. oyunculukla bulabilirim yani. Evet ama çıkabilirsiniz yani. O yüzden siz 64'sünüz. Kerem'le ben Ama hakkımı 61'iz. ver, hakkımı ver hocam. Bütün töreni önde götürdüm yani, başından Evet, sonra. aynen öyle valla. Helal olsun. Bir şey demiyorum. Kaybetsem de en azından kredimi verin yani. %90 şeye kadar, sonuna kadar şeye Sonuna geçeceksin. Yani. kadar Aynen sonuna kadar iyi aynen. gideceksin yani. Bakalım. Belki sonunu da Gö getiririz. Kim bilir. Belli olmaz hocam. Görürüz. Bakalım. Ha, bak şey gösteriyor. Adamcağız. Film editingi. Hangi adamcağız? Paul Raci miydi Ha Paul neydi? Raci aynen. Çok iyi ya. Vallahi helal olsun. Ya ben bu filmi çok sevdiğim için hani alsın yani. Şey de alsın, Father da alsın, Mank de alsın. Bunlar hani Tabii, hepsi güzel o daha yüzden. böyle şey hani
diğer başka hani daha çok çok fazla öne çıkarılan filmlere nazaran biraz daha hani şey hani hakları yenebilme potansiyeli olan filmler. O yüzden ben şeyim yani mutluyum yani bunlar alsınlar. Sound of Metal çok güzel filmdi sonuçta Aynen. yani. Hocam ne konuşalım? Şey Hocam kaldı. sıradan devam edelim Valla şöyle. bak Ben çok garip. bakayım. Original Song'la score kaldı. Aktör, en iyi aktör, en iyi aktris kaldı. Bir de Best Picture kaldı. Bayağı sona geldi. Aynen. Tabii 40 dakikamız kaldı, doğru. Az Aynen. kaldı hocam. Yani şeylere mi geç? Davis geldi. Ama bir yine insaniyet ödülü Ha, vermeye geldi. insaniyet namına. İnsaniyet namına bir ödül. Hocam, isterseniz şu Biz şeyleri devam edelim hocam. ya Hiç kesmeyelim. skorla şarkıları konuştuk. Konuştuk. Aktör aktrisine geçelim isterseniz. Geçelim sırayla. Önce Tamam. hangisine? Bayanlar önden diyelim. Bayan değil, hanım, kadın lütfen. Bayanlar. Kadınlar önden. Kadınlar önden diye bir söz yok hocam. O Evet ya yüzden hanımlar bayanlar. olsun hanımlar. O Bayanlar da önden. hocam Hanımlar hanım kategorisinde, kadınlar önden. aktris kategorisinde Hanım hocam. hanım oyuncu Hanım hanım. kategorisinden. Bunlar benim yavrularım. Şey vardı ya. Yırtlağı Hanım kapan. Hanım. hanım. Hocam yani Bakalım. adaylar çok garip. Ben bu seneki adayları çok değişik buluyorum. Şimdi bir kere burada Ben beğendim ama bu kategori. ya Burada kategori dolu dolu bence. ben çok emin değilim. Yani şöyle dolu dolu Niye da ya? Beğenmediğiniz var mı burada? Mesela Vanessa Kirby ne alaka? Tamam şimdi ilk 20 dakikadaki o sahnede yani ilk doğum sahnesinde çok iyi. Sonrasında böyle şey kadın yani böyle Donuk. duruyor. Böyle duruyor. Hani tamam Ama o donukluk nedeni da de bir belli. hali Ama ya. hani abi işte gene de şey yok ya hani bir ya, sabit bir duygu olunca yani bana o şeyi Zanaatını vermiyor. gösterdiği bir şey yok diyorsun değil mi? Evet hani böyle bir hani arada iniş çıkışları olsun ne bileyim bir şey hani böyle çok düz geldi bana yani sonrasında. Bana da sorarsan Yani en zayıf aradaki aday. aynen en zayıf halka bu. Kerim Mulligan güzel Viola oynuyor. Davis. Ha Viola Belki ondan Davis de sonra işte söyleyebilirim. ya şöyle Viola Davis iyi oynamış ama toplasan 10 dakika 15 dakika falan oynuyordur film içerisinde yani. O yüzden bir garip yoksa oynadığı sahneleri çok iyi oynamış. O işte Ama bir şey söyleyeceğim. Bak şurada, orada, şurada şöyle şundan tartışırım. Ya çok oynamış diyoruz ama yaptığı tek şey sinirlenmek. Başka hiçbir şey yapmıyor film boyunca. Ne demek ya, benim gazozumu getirin. Ne bileyim kola mı klibimi getir? açın. Ne bileyim sodamı getirin. Kola mı getirin. Başka hiçbir şey yapıyor mu? İşte Hani ama o duygusal bir ya sahnesi var mı? Yok. Hiçbir yok şey yok. ama o Ben o şeyi yüzden beğenmedim bu filmde. Onu da anladım. söyleyeyim. Ya Hatta ben şöyle söyleyeyim. Vanessa Kirby ile kapışır en kötü olma anladım. Yok konusunda. ben zaten hani ikisi en zayıf kalıyorlar ama ben şu açıdan beğendim. Şeyi çok güzel verdiğini düşünüyorum. Yani hani bir insan hani şimdi ırkından dolayı ezilen bir şey toplum var Amerika'da o dönemlerde ve onun hani eline güç geçtiği noktada insanları ezebilme şeyini yapması, o davranışları böyle hiç yani geri durmadan, hiçbir şekilde hani böyle yani böyle ay sonucu ne olur diye düşünmeden çok güzel bir şekilde hani onları yapıyor. Bana ne kardeşim, ben defolup giderim o zaman. Hani böyle şey değil yani. O adam ona şey şarkıyı kaydedecek adam ona muhtaç Hadi. değil. Ama kadın orada kendi gücünü çok iyi bir şekilde veriyor. Yani o otorite, o hani ezilmişliğin verdiği o şeyi çok güzel verdiğini düşünüyorum. Yani o hissiyatı. Dolayısıyla ondan dolayı ben çok beğendim. Ama şey yani 10 dakika oynadığı için zaten pek bir şey vermiyor. Hep aynı hani aynı şey. En ufak bir şey yok. Hani böyle bir gülmüyor etmiyor. Hani böyle bir şey Tabii yok. Yani yükseliş yok, iniş hani çıkış yok. Hep hep, sinirli yani. Tepede evet hep sabit gidiyor. Bir orada. sabitlik var ama hep sinirli ama hep aynı. Hep sinirli yani. O yüzden şey. Bu arada rolün kusuru, ben Viola Davis'e şey söylemek için demiyorum bunu ama Yo, kadın çok biraz yetenekli oynadığı bir kadın. rolün kusuru. Kadın yoksa Aynen. yeteneğini tartışmıyorum. Yok Ama kesinlikle. talihsizliği burada bence bu filmde çok çok tek nota Tek oynuyor yani. şey Hep yani tek düze bir tek nota, karakter hep oynamış aynı. ya. O yüzden yapacak bir şey yok aslında. Onu da çok Evet, suç yani yok. belki de hani script öyle zaten gelişiyor. O yüzden bir şey diyemeyiz. Yani Carey Mulligan mesela daha şey. Bu konuda hani mutlu olduğunda çok mutlu, sinsi olduğunda çok sinsi. İşte üzüldüğünde çok güzel üzülüyor. Hani böyle tüm duyguları Joker gibi ya. aynen her role giriyor kadın yani. İşte şey sarhoş taklidi yapıyor böyle gayet güzel falan. Hani böyle Tabii diyorsun tabii. ki bu ne arkadaş yani şey gibi yani Bukalemun gibi her şeye giriyor. O açıdan çok beğendim. Frances McDormand'a geleceksek ise şey yani çok doğal oynamış ama çok düz ya. Hani böyle şey yok yani. Ama Nasıl düz diyeyim? olması gerekiyor Tabii bence çok yani o. şey çok fazla gerçekti zaten o yüzden bunu izleyen zaten kadınla beraber o filmde yer alan insanların hiçbiri onun ünlü oyun biri olduğunu bilmiyorlarmış. Yani Anlamamışlar. anlamamışlardı yani. Çünkü kadın çok doğal oynuyor. O doğallığından ötürü ben çok beğendim. Ama hani onun da şey yok yani nasıl diyeyim? Bir hani yani Carey Mulligan'ın aynı şeyde bence.
Hani aşağı yukarı aynı seviyede. Ama şey yani Andrade'yi ben burada benim seçmemin tek sebebi ya kadın işte hem ya sesi bir kere zaten nasıl yaptıysa o sesi falan böyle hani kadın O şey sesi değil mi, böyle aynen çok yani yaşlı şeyler inanılmaz gelen ya hakikaten yani uçaktan. uyuşturucu şeyi ayrı işte kadının o sahneleri ayrı işte kafası güzelken ayrı sevindiğinde seviniyor üzüldüğünde üzülüyor zaten üst baş ne varsa şey yapmış cesur sahneleri de var hani böyle gayet şey yani hiçbir şeyden şey yapmamış kadın yani ne varsa yapmış. Şunu yap demişler Evet. yapmış kadın yani. O yüzden hani şey oldum. Hakikaten çok beğendim yani. O şarkı söylediğindeki şeyler yani bir noktada sanki kendi sesi gibi. Belki kendi sesidir hatta bilmiyorum ama yani şey bir noktada hani bir miksaj falan olabilir orada ama hakikaten yani şey Şarkıcı zaten bildiğim kadarıyla. bilmiyorum. Doğrudur. Şarkıcı normalde oyuncu değil zaten. Yani o zaman çok daha iyi bak ben bunu bilmiyordum bu detayı. Zaten o şarkıcı bir insanın bu oyunculuğu sağlaması ya Tabii. harika yani o Zaten o açıdan. yüzden ben de takdir ettim. Aynen. Ben o yüzden zaten çat diye ona verdim ama hakikaten ikinci olacak seçim olursa da Carey Mulligan derdim. Siz de onu söylediniz Evet. zaten. Evet. Ya ben bu arada Andrade'yi çok beğendim. Sadece şundan dolayı Andrade'yi değerlendirirken şu gözle Ha. düşündüm. Diğerlerine göre bir adım önde. Neden önde? Çünkü başka bir rolle özleşmemiş. Evet, Bilinmedik bir bilinmiyor. isim. Aynen. İşi daha kolay. Tabii. O yüzden. Ama çok iyi oynamış mı? Harika oynamış yani. Ben Evet. bu sene gördüğüm en iyi performanslardan biri. Film kötü. Ama bir filmi bu kadar sırtlayıp götüren bir oyuncu olur yani. Hakikaten. Ama dediğim gibi yani Carey Mulligan O da mesela ve Frances McDormand, ikisi de çok şey. Ama Carey bilinen bir... Mulligan'ın var ya, çok film var öyle. Hayır, ben hiç tanımıyordum kendisini daha önceden. Yani Var var. sima olarak hatırlıyorum da hani bu kadar net bir rolünü ben ilk defa izledim burada. Çok var yani şeyler. Yani dediğim gibi bu, ben de gönlümden geçen Andrade'yim. Ama bana Carey Mulligan gibi geliyor. Promising Young Woman'ın popülerliğinden dolayı. Şimdi senaryo aldı ama oyuncudan da bir pay alır gibi geldi bana. Olabilir. Yani ya şey şaşırmam. Yani şey demem. Aa ne alaka falan demem yani. Çok hak ediyor. Evet, Diğer bunların hepsi şey olabilir. 2-3 şey kişi hariç işte. Vanessa Kirby, Aynen. Viola Davis. Aynen onlar haricinde işte burada kesinlikle Amy Adams olması gerekiyordu bence. Yani Hilda the Elegy'deki rolü Onu bilmiyorum ben. yani hocam izleyin. Bana hak vereceksiniz. Hak vereceğinizi düşünüyorum. Yani muhteşem. Yani şey bir sinir hastasını oynuyor kadın. Yani hem yaşlı halini bir de bir şey halini yani genç halini falan. Çoluğu çocuğu var. Bir anda böyle çıldırıyor. Ne bileyim işte mutluyken çok mutlu, üzgünken çok şey. Uyuşturucu bağımlısı. Arada böyle işte kafa güzel şeyleri var. Kafası güzel sahneleri var. Sinir krizi geçiriyor falan. Hani bunları ya hakikaten bu sinir krizi rolü zor ya. Hani sinir krizini geçirmek lazım yani. Hani bildiğin Tabii çıldır tabii. hani onu böyle rol olarak oynamak gerçekten zor. Ya ben böyle ya izlerken aklım çıkıyor. Allah'ım bu kadın niye burada aday değil falan dedim yani sürekli. Hakikaten çok garipti yani. Değişik bir seçim olmuş. Mesela işte ben o yüzden Vanessa Kirby yerine kesinlikle ve kesinlikle onun aday olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Akademinin tercihi bu yönde olmuş. Ne diyeyim yani yapacak bir şey yok. Filmden dolayı bence biraz filmin etkisi ama Glenn Close diye zaten kurtarmış. Evet. Ya o da mesela Amy iyi. Adams o kadar şey yok Ama demek ki. işte yani Orsu. Amy Adams gerçi hani şey biraz yani böyle yardımcı oyuncuyla ana oyuncu arası bir şey yani tam böyle. Çünkü ana oyuncu bir erkek. Şey bir kadın da şey yani böyle arada görünüyor. Her zaman görünmüyor ama hani işte herhalde şey ikisinden birini şey yaptılar herhalde. O da hani Glenn Close Herhalde. oldu. Ama bence Olabilir. yazık oldu yani. Amy Adams'a hakikaten üzüldüm yani o açıdan. Evet. Yani. İzleyeceğim hocam. Bir sonraki şeyde olmazı söylerim hocam Toksa. Aynen. Aynen merak ederim hocam görüşlerinizi yani. Film de fena değil bence. Güzel bir film. Hani İzleyeceğim müthiş değil ama hani bakalım. izletiyor kendini. Güzel yani böyle şey oluyorsun yani. Yani böyle şey izletiyor kendini. Sıkmıyor. Bakalım yani göreceğiz. Bu arada insaniyet namına verilen ödül şeye gitti bu. Tyler Perry değil mi? Tyler O Perry. Böyle çok enteresan ya. yardım ediyormuş herhalde zor durumda olan insanlara. Bunun için bir dernek kurmuş. Ha doğrudur. O adam Onun zaten için özellikle o hani siyahi komüniteye yönelik çok şeyleri var. Yani aktif olarak şeyleri oluyor. beyazlar taş mı yesin hocam? Hocam beyazlar zaten. Pozitif ayrımcılık. Pozitif amcılık olsun ya Amerika'da olsun yani. Yani buraya gel hocam burada yaşayınca insan anlıyor. Hani bak ben
ya siyah falan değilim ama Kanada'da var mı şey? ya ırkçılık direkt yok da Yoksulluk. gizli ırkçılık var yani burada. Tatlı Yani tatlı. tatlı tatlı böyle ufak ufak şey yapıyorlar. Hani çok yok yani burada Amerika'ya göre hiç şey değil yani kesinlikle öyle bir şey yok da hani polis şiddeti bilmem falan öyle şeyler kesinlikle yok ama hani arada bir hani ya white supremacy'yi görüyorsun yani white olanlara sağlanan imkanlarla sana veya işte bana veya işte başka bir siyah başka bir ırktan olan insanlara sağlanan imkanlar aynı değil. Hani nispeten devletin o konuda teşvikleri oluyor ama çok zorlaman lazım. Yani senin birazcık hani ciddi anlamda çaba gösterip şey yapman gerekiyor o noktada yani. Senin çok uğraşman gerekiyor. Yani senin kat edeceğin enerjiyle biz beyazın kat edeceği enerji aynı olmayacaktır. Yani yoksa hani teknik olarak Anladım. yasal olarak aynı düzlem. Ama işte şeyler biraz farklılaşıyor orada yani. İşe dönünce, gerçeğe İş gerçeğe dönünce dönünce. aynen. Yani yoksa hani sen yani yasa olarak gerçekten şeysin yani Amerika'daki gibi bir hani bir ikiyüzlülük veya böyle bir hani toplumsal bir ayrımcılık falan öyle bir şey yok burada ama bazı şeyler bazı insana daha kolay. Yani bu aslında Doğru. tüm göçmenler için de geçer. Ben hani göçmen kafası düşündüğüm için biraz Tabii. göçmenlik de bir hani şey sonuçta. Sen de toplumun bir dışından bir insansın sonuçta. O noktada işte şey oluyorsun yani mesela işte ben şunu falan yaşadım hani bu ırkçılık değil de mesela benim o işte White Canadian arkadaşlar mesela birkaç var bir daha tanıdım. Bunlar mesela böyle kendi aralarında buluşmuşlar bir yere gitmişler. Beni çağırmadılar. Mesela hani Buyursun. yani şey oldum yani mesela tamam çağırmak zorunda değiller tabii ki de hani hep onlar var baktığım zaman. Hani araya baş yani mesela benim gibi başka bizim o komünitede başkaları da var benim gibi göçmen. Onlar da yoktu yani. Mesela o yüzden böyle bir hani şey oluyorsun Çaktırmalı yani. Ha eser. işte çaktım o yüzden evet tatlı tatlı diyorum yani. Öyle bir şey var. Onun dışında ama ya böyle şey yapmıyor. O çok sıkıntı yaratacak bir durum değil yani. Ama Amerika'da ciddi bir şey var ya hakikaten orada oho yani. Tabii canım abi, Yani o görüyoruz zaten. başkenti. Aynen. Bu arada Zendaya Zendaya'cığım çıktı. Ne çıktı. olmuş ya, bayağı yüzü fırın. Serpilmiş. Ya işte bu Skora geldik. neye geldik hocam? Skor. Skor. Tamam hemen açıyorum. En iyi film müziği. Zaten aynı adam iki filmde yani en çok şey olasılık olarak en çok Evet. onun şeyi çıkacak yani. Ben de yer çıktı bakalım. Evet, sol aldı. Yani Beklediğimiz işte gibi. şaşırmıyorduk yani o yüzden. Original Burada score'da çok şaşıracak ekliyorum. bir şey yok. Yani. Bize bir puan yazınız hocam. Oraya bir 5 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Rica Tamam. edeceğim. Aynen. 3 puan farkınız var hocam. Oyuncular 5 puan mıydı hocam? 10. Oo, ne yaptınız hocam? Hocam ama ben gönderdim. Bakın dedim bir 13 yorumunuz puan varsa. yapalım. Var. Artık 3 puan çok yapalım onu. sadece o şey aktris rolünü. Diğerleri 10 kalabilir. Aynen, Diğerleri o aynı kadar. çünkü hepsi. Allah'ım. Biz güveniyoruz ya kendimize. Peki İnşallah hocam. Hocam bakalım. yanıltmadınız. Ama kim kazanırsa kazansın, dostluk kazansın Dostluk hocam. kazansın hocam Önemli. aynen. Canınız sağ olsun. Şeydi Boş yani ver, siz hakikaten kazanın, sorun değil. bu noktada zaten en çok hani doğru şeyi buldunuz. Yani bir hissiyatınız var zaten bu noktada belli ki. Bakalım belki şey olur. Bize hocam Oscar'ın prensi derler. Şu an hangi Yıllardır. yıllardır hocam Oscar'ın şeyi ha şimdi şeyi konuşuyorlar. Teşekkür Şeyde konuşması yapıyormuş. Ben hala. şey sandım. Teşekkür ediyorum. Ha. Hocam o arada şey mi yapsak? Aktörü mü konuşsak? Erkek kaldı, evet. Aynen. Aktörü konuşalım. Actor in Buyurun. leading role. Bir saniye hemen açtım. Hop ne olmuş bana böyle? İnan aşağı. Ha, tamam. Hocam valla da zurnanın zırt dediği yer burası. Yani Evet. şimdi çok Hem çok öyle hem değil. ya bilemiyorum. Şimdi şöyle. Bence burada hani direkt elenenler yani en başta Gary Oldman'la Steven Yeun. Yani Aa, geri olduğunu elemeyin hocam. ama hocam şimdi diğerlerinin yanında bence çok şey yok. Tamam ya adam zaten her filmde çok iyi oynuyor. Hani ona adamın zaten yeteneği yani herif dünyadaki en yetenekli 1-2 oyuncudan bir tanesi zaten ama hani bir şeyi yok. Yani tamam sarhoş rolünü çok güzel ya yani çok güzel ama şimdi bir baktığın zaman şimdi o ikisini bir kenara koyuyorum. Anthony Hopkins ya o adam ya bu adam yani nasıl bir adamdır? Yani bu adam nasıl biridir yani bu adam rolü yaşamış ya. Ben bu adama yani hakikaten yani elini ayağını öpeceğim yani bu adam. Hakikaten yani çok
hem çok seviyorum hem zaten Mübarek adam. çok müthiş yani muhteşem oynamış. Ki zaten alması gereken de bence o ama alamayacak muhtemelen. Olamayacak evet. O da olmasa benim zaten direkt diğer şeyim Riz Ahmed olurdu yani. Adam film için Yani orada ayrılıyoruz bak. aya hocam yani aktörlük sırf oyunculuk yeteneği değil. Adam davulu Çalışması öğrenmiş. emeği de var Aynen tabii ki. Yani. O davulu başka. öğrenmiş kaç ayda? İşaret dili öğrenmiş ya benim davulu öğrenmem 1 yıl sürdü herif. Kaç ayda davul çalmayı öğreniyor. Tamam çok sahnesi yok da adam doğru çalıyor yani. Şey atağı falan düzgün yapıyor hani tamamen şey. Hakikaten çalıyor yani adam. Şu an davulun başına koysan çalar. Ya o noktaya gelmiş adam. Tabii. Sign language'ı öğrenmiş yani acayip bir şey. Duymayan bir insanın şeyini oynaması da hani o sinirini, o şey öfkesini ki adamın kendi hani mesleğini icra edemiyor sen düşünsen hani o şeyi de çok güzel. O işin dramasını da iyi Evet. vermiş. Yani zaten ben hani ilk bu film yani bu şeyler adaylarının diğer yani filmlerini izlememişken direkt o alır diyordum. Ama işte sonradan zaten Chadwick Boseman'ın haberi geldi. İşte Anthony Hopkins'in filmi izledikten sonra çok farklı düşündüm falan. Ama işte ödül muhtemelen Chadwick Boseman'a gidecek. Bu noktada yani kötü oynamış demiyorum. Ama ben oyunu biraz şey buldum. Oyunculuğunu abartılı buldum. Yani bir tiyatro uyarlaması olduğunu haykırıyor bu noktada yani. Evet, Tamamen aynen. şey yani. O yani o öyle bir insan o noktada o cümleleri kurmaz işte. Tamam. Tanrım hadi beni Allah falan demezsin abi bir insanla konuşurken. Yani diğerleri o açıdan çok gerçekçi işte herif. İşte mesela Anthony Hopkins kendi kendine böyle ha falan hani böyle şey yapıyor. Zaten adam başka bir boyutta. Riz Ahmed'de mesela işte biri buna bir şey söylüyor. Ya ben sağırım. Gerizekalı. Şey sinirleniyor böyle. Şey yazsana aptal herif falan filan diyor. Hani böyle normal düzgün konuşurken birden böyle çıldırıyor falan. Hani böyle o iniş çıkışları da çok güzel vermiş. O doğal bir şekilde çıkıyor. Anthony Hopkins'in de öyle ama Chadwick Boseman'ın şeyleri bana biraz şey geldi işte böyle çok teatral, çok şey yani. Okey kötü değil yani ama doğal değil. Yani o yüzden böyle şeyim Yönetmen yani. tercihi de olabilir bu arada. Hani şey Tabii yok ki. muhtemelen. Tabii ki Yönetmen ama hani demiştir. Daha tiyatro, daha şey oynar, abartılı. sonuçta hani tiyatro uyarlaması adamın elinde bu var yani. O Ha. noktada bir şey yapacak bir şey yok ama hani işte o noktada bilmiyorum hocam sizin düşünceleriniz neler ama. Hocam şarkı çıktı ama ben Ha. hızlıca Tamam. isterseniz ya da şarkıya mı geçeyim? Şarkıda şu an veriyor Haberler. hızlı ama Evet. şarkıya geçelim hadi ya olmadı. Geçelim. Sonra devam İkinci daha ederiz. Zaten konuşacağım için şey yapmayayım. Reklam arası bir gelecek o kaldı bir de muhtemelen. Best Movie kaldı zaten. İkisini konuşacağız. Siz bunu konuşun. Aynen. Bir saniye hemen geçiyorum. Şarkıya geçelim biz. Bir dakika açabilsem inşallah. Nerede bu? Heh. Original score. A, pardon score değil. Şey Fight for song'du. you. Yok son. Song. Heh tamam. Bakalım hangisi alacak? Ben en çok beğendiğim Fight for you oldu bu arada şarkı. Bir de tabii ki Pusavik. Yusufik abi çok güzel şarkı da bakalım bilmiyorum ben burada yanılabilirim. Altın Küre'de yanıldım. Bu da yanılırsam artık bir daha bu şarkıyı dinlemeyeceğim. ben, Nasıl? ben, Ha, ben bu işi Altın Küre. bilmiyorum diye. Ha. Altın Küre'de ben şey diyordum. Speak Now diyordum. EOC aldı. Evet. Yusufik müthiş ya. İnşallah alır da Çok bu arada. Gönlümden önde geçen o çıktı zaten yani. ya. İnşallah. Çok iyi hakikaten. Arada Will Ferrell'ın sesi de giriyor ama işte. Oradan ha, Fight for You aldı. Var. Aa hocam. Çok ilginç. Çok ilginç. Hakikaten hiçbirimiz bilemedik. Ve bunu hiçbirimiz bilemedik. Yani ters köşe oldu. Çok enteresan Bilemediğimiz ya. zaman da beraber bilemiyoruz yani. Aynen ya. Herkes bilmiyor. Ortak olarak bilemiyoruz. Ama Aynen. çok sevindim. Hani onu da Evet, söyleyeyim güzel bir parantez şarkı açıp. Sen hakikaten. çok beğenmiştin bu şarkıyı zaten. Ya Hani şeyi aralarında en beğendiğim bu. Bir de Usavik. temasını aynen çok güzel yansıtan bir şarkı. Öyle zaten Burada şarkı da direkt ama şey Speak yani. Now'a Popüler de yazık bayağı. oldu. Ben o şarkıyı çok beğendim Hocam hakikaten de. Speak Now bizi bitirdi Speak Now Bizi ya. bitirdin be hakikaten yani. Bizi Neyse. bitirdin. Bu sefer inanmışsın Demek ki yanlış ata oynadık hocam. Neyse. Canın sağ olsun. bana. Olsun. Evet hocam o zaman Ben dostluk kazandım. aynen dostluk Şeye kazandık. dönelim G'ye isterseniz dönelim biz hemen. aktöre. Aktöre Ya dönüyoruz. ben aktörle ilgili şunu söyleyeceğim. Yani şöyle bir görelim modelleri. Gördüm. Açtım hocam. Kötüden iyiye doğru gideceğim. Tamam. Mesela Zaten benim burada son sırada. en zayıf olduğum son sırada aynen. Steven Yeun. Steven Yeun aynen. Yani Yani kötü değil bu arada ama bir kötü değil ama özelliği çok yok zayıf yani. yani. Evet, Diğerlerinin çok yanında zayıf. ne işim var lan benim Fura demiştir zaten. O da kendisi eminim yani. O da eminim aynen demiştim. Hatırlıyorum aynen. Ondan sonra mesela ben Chadwick Boseman derim. Aynen.
Yani dediğim gibi hem abartılı, ben de aynı şekilde rahatsız etti. Ben Aynen. filmi de çok beğenmedim bu arada, onu da Film de söyleyeyim. biraz şey hakikaten böyle tiyatro Hatırlarsın. oyunu gibi yani. Kardeşim o zaman tiyatro şeyini çek koy yani. Film böyle bir şey Evet. olmuş. Evet, yani bir film hareketli Atmosferi yapıyor. güzel Onun ama güzel hani filmi bu. çok çok yani kapalı alan işte aynı şey. Hani böyle bir şey oluyorsun yani. E abi hadi falan diyorsun böyle biraz. O Yani. açılmıyor film yani hiç. Aynen öyle. Sonra hocam sırada şey var. Riz Ahmet'e geleceğim. Aa. Çok beğendim. Ya Heh. yani özverisinde bu arada hani o kadar gerçekten çok çalışmış. Ama ben filmde çok gerçekten ümitliyim. Ben Sound of Metal'ın karşısına kurulduğum zaman dedim ki acayip bir film gelecek yani. Beklentim çok büyüktü. Riz Ahmet'ten de. Öyle de başladı. Ama sonra o kadar performanslı film içerisinde şey ki nasıl diyeyim. Ya bana böyle tek düze, ruhsuz. Hani siz şey dediniz ya şu Pieces of Woman. Evet. Vanessa Kirby. Aynı Dümdüz durgunlukta, gidiyor. donuklukta buldum. Çok dümdüz gidiyoruz abi. Yani çok ümidim vardı gerçekten. Sound of Metal'ın karşısına oturdum. Dedim ki o acayip bir film geliyor yani. Çünkü konusu çok ilginç. Riz Ahmet'i çok seviyorum. Ama filmi izledim. Film hayal kırıklığı oldu. Riz Ahmet'i de tek düze buldum. Yani çok iyi. Ama o beklediğim seviyede değil yani. Oraya yani. Çünkü beni düşünüyordum. Alıp götürecek yani. Hatta ödülleri de süpürecek diyordum ben bu arada. Hani çünkü filmin Evet. konusuna bakınca hani o Tabii tam canım. şey bir Tam hani popstarlık sosyal filmi mesaj diyorsun. var, şey var, emek var. Hani orada Evet. aktörlerin çalışmış şeyi var. Yani bir prodüksiyon var hakikaten ama. O yüzden hani Riz Ahmet'i o yüzden biraz seviyorum. Yoksa tabii ki verdiği emek bambaşka bir şey hikaye. Sonra şeye geleceğim. Gary Oldman'a geleceğim. Gary Oldman zaten her filmde iyi yani dediğiniz gibi. Ya, bu Ya herifin filmde de kötü filmi gene iyi. yok yani. Adam kötü filmde de iyi oynuyor. Yani o yüzden hakikaten. Yani çok beğendim yani bu filmde de. Kötü filminde bile iyi. O yüzden bir dakika ne oluyor? Ha şey Bir Andre diye şarkı söylüyorlar hocam. şarkı yarışması yapıyorlar. Evet. Bir şarkı söyleyeceğim. Bunun hangi filmde olduğunu bulun tarzı bir şey bir oyun oynuyorlar. Bakın. Kaç adım? Ne çalıyor? Bak bakalım ses onun Purple Rain, sesiymiş. Purple Rain çalıyor. Ha, Purple Rain. Aday bu, Söyle almadı bildiğim kadarıyla. söylemiyor sanki. Bakalım. Kadının sesi çok şey ya böyle. Sanki hani böyle Aday çok falan. günde 100 sigara içiyor gibi sesi var. Ha. Bildi mi? Doğru bak, ben de doğru bildim. O zaman da Ha puan aldın mı hocam? Bonus puan, 5 evet. puan Hadi veriyor hocam size musun? 2 puan buradan yaz. 2 çok az verdiniz ya hocam. 2 o kadar. 7 puan mı? 7 puan bonus 2 burada. 2 hani başka şey şaklarız hani Bakalım 2 2 reynetir 2 hikaye derken. mi? Hadi bir tane daha bileyim. Bülent Tuz'u buldum galiba. Ha yok. Stanley Kaloğa gitti. Kardeşim dedi kim ki? Kardeşime gitmem lazım. Şeytan'ı kalıyor ya diyor ya. Kevin Hart mı ya? Yok Geliyor. Geliyor şarkı. Geliyor. Masasında Oscar tutuyor adam ya. Çok iyi ya. Daniel. Hakikaten. Şey Laps diyor. Ne çalıyor? Bu şarkı ne ya? Şey. Let's Dance diye bir şarkı. Neydi ya şarkısız? Ben hiç bilmiyorum şarkıyı. 80'lerden bir şey belli ki ama. Evet. Let's Aldı galiba. Dance. Hiç bilmiyorum. Güzel kılığı çok gençti. Almış. Donna Summer aynen. Last Oscar Dance. almış. Doğru. Hocam buradan da var mı 2 Hocam bir puan? iki puan daha yazdım size tamam. Küçük 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 topluya bereket versin. Kaç tane soracak acaba böyle? Bilmiyorum ki. Vakit geçirmeye çalışıyorlar. 3 tane şey kaldı. Evet az kaldı. Ama zaman da az kaldı. 15 dakika Aynen yani kaldı. 15 Ben dakika kaldı. gaza geldim.
Glenn Close'a gidiyor. Şimdi daha yeni bir şey çalacak o zaman. Bu ne be? Summer'mış. Ben hiç... O ne ya? Kanı çalıyor. Bu ne be? 90'lar. Aa bildim. Neyi bildi? Bu şarkı klasikte şarkıyı bildim. Oha, çok iyi. Vay iyi yaptı da bravo etkilendim. Helal olsun valla. Sparkling'in filminden. Aldı mı Oscar? Bunu ben de bilemedim. Spike Lee şeymiş. Filminde kullanılmış. Aa, bu kadın bildiğin şey diye yazdı yani. Aa, aday, bak diyor ki aday bile göstermediler bu dolayısıyla kazanamazdı diye. Hiç beklemiyordum bunu diyor bak. Dağıttı direkt. Dansını biliyor musun diyor. Biliyorum biliyorum her Adam dans şok ediyor. oldu ya. Nasıl ya? Kadın dans Kadın ettiriyor. tarihçesini söyledi şarkının yani. Kadın şimdi Şeklere poposunu sallıyor. Şeklere Laktoz ne zaman görsem şey yapma gerek. Cruella. Evet ya, çok acayip. Şeklere Bakalım Çok iyi. filmi de geliyor Cruella'nın. Aa, bakalım göreceğiz. Disney'e şey Bunun neyse koymuşlar, ya Oscar'la Premier Access'e ilgili. koymuşlar. Öyle mi? Aha, Disney Premier Access'te var. Olmayacaktı sanki Premiere. Evet, Premiere mi yani sonradan oluyor? şey, öyle bir açıklama geldi. Aynen. Neyse biz devam edelim hocam. Ne Aynen. şey konu Hocam. dağıtmadan. Bir zahmet dedik. Sonra geri olmadı dedik. Geri olmadı ben. Ya, geri olmadı şundan dolayı da başarılı. Tek kişilik bir film yani. Mank bir kişinin filmi. Mank. Mank'in filmi. Aynen. Adam da başından sonuna alıp götürüyor. Oynuyor Filmi yani. beğendiniz mi hocam? Çok beğendim. Güzel. Tamam, o zaman Gary Oldman'ın rolü var mı beğenmenizde? Olması lazım çünkü Tabii ki filmin canım, ismi tabii Mank. ki o olay o zaten. Herif yani Aynen. şey, yani o melodramatik, işte alkolik şeyini çok iyi veriyor adam yani. O dönem, Evet. o dönemdeki içine attığı şeyler, hani insafsızlığı, adaletsizliği de görüyor ama böyle işte içine atıyor ya da patlıyor falan, hani böyle yani hakikaten güzel şey yapmışlar yani onu. O yüzden şey sevdim zaten, filmin en hani şeyi o zaten, hani en öne çıkan yanı, yoksa hani Tabii. senaryosu falan değil, zaten karmaşık bir senaryosu var. O dönemi çok iyi bilmek lazım. Ama Doğru. adamın oyunculuğu götürüyor filmi zaten, ya da yani sıkılmamayı sağlayan şey de o. O yüzden ben Sürüklüyor işte. aynen sürüklüyor, o yüzden beğendim ama işte diğer, yani özellikle işte ben Riz Ahmed ve Anthony Hopkins'in yanında daha şey kalıyor Rıza bence. abi sürükledi mi size hocam? Beni Evet, ben sürüklemedi mesela. ya beni sürüklemedi erken. Beni bence hikaye sürükledi Rıza Belki de abi ya, biraz ben ziyade. belki Ha, de onu diyorum ya, ben de söyleyecektim müzisyenim ya, hani bence ama. O belki de o yüzden. yüzden şey oldum, böyle bir şey buldum yani adamda. Belki de ondan Bence dolayı o. olabilir. Neden o? Rıza Ahmet değil çünkü. Rıza Ahmet'ten ziyade bence film daha sürükleyici. O da Zaten olabilir. fark ettiyseniz hocam kurguyu aldı. Sürükleyici çünkü. Bravo, evet, doğru bir tespit hocam, haklısınız. Belki de ondan Doğru yani. mu? Yani ben adamın işte o yeteneğini ve şeyini de beğendim yani, o anki Ha o ayrı bak. Ona o parantez açıyorum. isyanı falan, işte O başka bir şeyini, şey. hani onu beğendim ama hani filmi alıp sürüklemiyor. Bak, onu yapan Anthony Hopkins ile Gary Oldman. O kadar. Evet. Ha, o yüzden. Ben de onu O demek istedim. açıdan Şimdi haklısınız. ona geleceğim. Ha. Anthony Hopkins. Bambaşka yani. Yok böyle bir Yani şey. filmi başından sonuna kadar almış, götürmüş, O sırtlamış. adamın Zaten alması çok iyi bir lazım. oyuncu yani. Onu da rüştünü ispat etmiş bir oyuncu zaten. Hani Gary Oldman'dan daha da ispat etmiş bir oyuncu. Ha onun da kötü filmleri olmadı mı? Oldu. Oldu. O kötü filmleri de sırtladı mı, sürükledi mi? Kesinlikle Kesinlikle. sürükledi yani. Neler var yani. O yüzden şey yani bu sene maalesef biraz hak edenin değil, Yani nasıl diyeyim? duygusallık ile, Tatlılık, aynen, duygusallık kazanacak biraz duygusallık böyle. kazanacak aynen. Yani Hem Big Love'un kendisi vefat etmeseydi bu ödülü alır mıydı? Sormamız gereken soru bu yani aslında. bence aday bile olmazdı. Bence de aday bile olmazdı. O Ya kadar o söyleyeyim iyi oynuyor. yani. Aday belki olabilirdi. Belki ama. Bence olmazdı. O Yani kadar da şey gidiyorum yani. işte filmler biraz hep kısır filmler var. O yüzden bir şey diyemiyorum ama ben belki aday olabilir diyorum. Çünkü çok şey bir aday, yani oyunculuğu var. Çok böyle yani enerjik ve şey aslında, ama işte o enerjiklik çok doğal değil. Yani Ben dolayısıyla size beni çok başka adayı söyleyeyim. Durun hocam. buyurun hocam, valla Siz varsa adayınız alayım. söyleyeyim dur bakayım. Şöyle hatırlayalım bir şeylerimizi. Ben size söyleyeyim.
Mesela şey, Taha Rahim. Hangi filmde? Jodie Foster'ın filmi. Ha, Mauritanian. Mauritania. İzlemedim o Ondan filmi. sonra. Ben Affleck, The Way Onu da izlemedim. Back. Delroy Lindo, The Five Bloods. Onu izlemedim. Yani istesek sayabiliyoruz Şey var yani yani, hani. aday var. Anladım. Hani o yüzden dedim Chadwick Boseman neden aday bile olamayabilirdi. Ha olurdu belki ama Doğru. Ya olamayabilirdi. o potansiyel, evet ya, ben de o yüzden belki dedim. Olamama şansı da vardı. Ama şimdi maalesef hayatını kaybettiği için bence bu nedenden ötürü ödülü alacak bu yüksek ihtimal. Hepimiz de zaten öyle yazdık. Ama Ya, yani hepimiz Antonio öyle. içimizden geçense benim, yani en azından hani şey, Anthony Hopkins yani bu filmde almayacaksa Olsa adam çok daha neyle sevinirim. alacak? Keşke, inşallah ben puan kaybetmeye razı. Zaten Ya hepimiz hani canım şey olay yazdık. olur bence. Olay olur ve ya işte hani Golden Globe aldı. Yani akademi belki farklı düşünür ama hiç zannetmiyorum ya. Ama Golden Globe aldı. Onun dışında bir sürü ödülü de topladı yani. Hayır Sadece hayır. Golden Globe'la kalmadı. Chadwick Boseman aldı ya şeyi. Onu diyorum işte. Chadwick Ha. Boseman hani hem Golden Globe aldı hem başka bir sürü ödül aldı. Acaba akademi şey der mi hani Yeter bu tamam kadar falan deyip. yeter. Ya Bizde ben bitsin zannetmiyorum bu ya. şey. Keşke öyle Ben de olsa ama zannetmiyorum. Çünkü zannetmiyorum akademi seviyor böyle şeyler. ya. Aynen. Bir de aldığım bir şeye göre duyuma göre akademi de aslında favorisi başka biriymiş. Ha. Muhtemelen Anthony Hopkins ama Buna verecekler. gönül el vermeye vermeye biraz da. Hocam işte yani ne diyeyim. Ya işte biraz politika bu işler. Biraz şey, gönül, biraz tatlılık. Bakayım. Aynen. Yani In Memoriam bölümü çıktı gene yani her sene olduğu gibi. Bir hatırlıyorum ya. Bazen ben burada görüyorum. Aa öldü mü ya bu diyorum bakın. Kim? Yani ne bileyim birini görüyorum burada. Aa ölmüş mü Ha. diyorum. Üzülüyorum böyle gördüğümde onu. Çünkü her zaman haberleri çok takip etmiyoruz ya. Ha, In Yani Memoriam. bazı kişiler böyle yan rollerde oynuyor ya. Aklımızda Evet, kalmıyor. fark Haberlerini etmiyorsun, de aynen. görmüyoruz. Haberi düşmüyor, aynen. Hani böyle ana medyada çok gözükmüyor Aynen, bu bazen sene bayağı haberler. var Burada ya. görüyoruz. Şimdi ben mesela pür dikkat izleyeceğim şimdi mesela onu. 3 milyon Covid'e kayıp verdik. Zaten aynen. Milyon ya. 5 milyon olsa Ya. dünya nüfusunun, yok daha fazla olması lazım tabii. 3 milyon insan ya. Tabii bu şeyden de, yani Covid'den de ölen aktör aktris çok vardır. Hani Tabii sırf olacak şeyden aynen de var hani. var. Göster şimdi. Ah ya, nasıl bir dünyada yaşıyoruz hocam ya. Vallahi. Hocam kötü ya. Vallahi kötü. İnşallah. Seneye güzel bir törenle. Yok hocam, Tüm Oscar zannetmiyorum ama. şaşasıyla beraber öde. Ben de İnşallah diyeceğim de zannetmiyorum zannetmiyorum yani seneye kadar işleri düzeleceğini yani. Hiç. ama. Yani umalım. Yani. Ummaktan başka, ümit etmekten başka Aynen, yapacak bir elimizden şey yok gelecek bir şey yani yok tabii. hakikaten, doğru. O yüzden Bakalım izleyelim hep ben de bu arada bir beraber. yandan Best Picture 10 daha açayım. dakikalık saygı duruşu. 10 dakika mı? 10 dakika sürmezler mi? Bakalım ben öyle diyorum. Geçen sene şey Ian çalmıştı. Billy. Ian Holm, Max von Sydow. Aa evet. Hepsi bu sene mi? 2020'de mi gitmişler? Geçen sene Joel Schumacher. doğru. Bernard Tavernier. Bayağı şey var ya. İrfan Kaan. Aa doğru, o da gitti. Doğru. Christopher Plummer. Aa doğru, o da yeni. Niye çok enteresan bir şekilde canlı bir müzik çalıyor yalnız şeyde. Hani böyle Evet. hana falan böyle, yani Evet, ne bileyim. Kelly Preston. Kelly Preston mu? Ha Evet, şey doğru. evet. Çok hızlı geçiyor ya. O çok güzel. Şey. Adam McCoy, o da yeni. Ennio Morricone. Aa Ya Fred çok Willard. iyi. Şimdi şey de oynuyor. Carl Reiner. Carl Reiner hep şey hatırlayacağım ya. Ocean's Eleven'da. Aa evet aynen ya. Eniko. Kim Kiduk da gitmiş. Hüzünlendik. Bak ne kadar genç insan da var yani. Tabii genci Ne yaşlısı. kadar Bu resimler hayat eski ya. bir kısmı Tabii bir ama. kısmı, ama yine de hani şey, siyah beyaz da var yani şey olarak. Mesela, Tamam. bu insan Ha ha. şu adamcağız. Ha valla tanıyordum eskilerden. Hangisi? Üzüldüm. Kaçırdık şey ismini de. Biliyorum adamı. Sima var. Çok hızlı Topunu geçiyorlar bilmiyordum ya. mesela.
Çok isim var muhtemelen. Belli dakikaya sığdırmak için ama yok. Ya yapma abi o zaman. Ya da yayın yani. Adam akıllı yapın. Ha, Conchita Ferrell. Şu şeydeki Two and a Half Men'de şey vardı ya, temizlikçilere. Ha evet. Orca. Ona da üzüldüm bayağı ya. Komik kadındı. Ha, Jerry Stiller. Ben Stiller'ın Aa evet, şeyi, Ben babası. babası. DMX. Aa evet, o da çat diye gitti adam ya. O da var burada. Gencecik ya. Allah. Sean Connery. Aa evet, o da gitti. Chadwick Boseman. Ona şimdi özel bir yavaşlatırlar. Ve onu niye en sona koymuşlar mesela? Ona takıldım En ünlüsü oydu belki diye yani ben. Ha, bu aralarında. kadar insandan daha mı şey? Ya o en son değil ki, daha Daha ondan devam sonra ediyor. olanlar, biliyorum yani. Bitti Ha, bende bitti. öyle. Bitti aynen. Chadwick Boseman'la bitirdiler. Yani şu hoşuma gitmedi mesela. Evet işte biraz böyle Bitireceksen Sean Connery'de bitir, anladın mı? aynen biraz yani şey yapıyorlar. Kariyerse ya. Yönlendirme var yani, evet. Hoş değil. Sevmedim. Akademinin şeyi işte hocam. O belli ya, belli ettiler yani ne yapacaklarını sanki. Hoca. Estek satılmış akademi diye bir şey Yazın hocam. başlatmışlar. Yazıyorum hocam, beni Yazın hocam. durdurun. Tamam, yok durdurmayacağım. Hocam, Best Picture'da konuşalım. Siz yazın. Dur. Justice For for Sean Connery. yok. Justice for Tony. Ha, Anthony. Anthony. Evet, Best Picture mı Hocam, kaldı bir tek bir tek acaba? Best En iyi Picture var. film. Hocam konuşmadığımız bir tek bu kaldı. Burası da şey yani. Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi gibi gibi. hakikaten yani. Çok öne çıkacak film vardı yani, ama işte bir kısmı hani diğerlerine göre daha nasıl diyeyim, Sürprizler de var. sürprizler de var. Daha hani kimisi çok tek düzey, kimisi yani şey böyle yani daha durağan. Kimisi çok işte nasıl diyeyim yani normal film gibi, hani böyle Oscar'lık filmden ziyade böyle normal hani Hollywood filmi izler gibi izliyorsun falan. Hani böyle değişik değişik şeyler var içinde. Ya bu tüm bunların Ben... içerisinde Nomadland ama öne çıkıyor tabii. E, tabii. Ben eleyim mi hocam, size burada var? Ayıklayayım hemen. Ayıklayın hocam. Pirinç ayıklar gibi. Sound of Metal düş. Promising Young Woman düş. Evet. Minari direkt Direkt düş. düş. İlk 10 düş. Judas düş. Düş. Bak geri kalan kaç tane saydın? 1, 2, 4 tane 3, 4 tane düşürdünüz. saydım. 5 Zaten tane. kaç? 3 8 tane. tane kaldı. Father, Trial Yok, of the 8 Chicago aday var. Seven. Tamam, hani 5'ini düşürdün, o yüzden dedim. 5 mi? 4 düşürdüm ya. Yok ya, hepsini Sound düşürdüm. of Metal, Promising Young Woman, Minari, Judas. Ha, Mank 4 varmış bir tane de. Pardon hocam. düşürdüm. Mank'i unutmuşum. Pardon. 4'e 4 işte. Ne? The Father, Mank, Yarısı Nomadland, çöp. Trial of the Bitti. Chicago Seven. Aynen. Doğru. Ben şimdi orada yalnız... Ya kötü film demek değil bu arada ya. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Kötü diye söylemiyorum. Yani diğerlerine kıyasla kalibresi düşük Evet, yani. biraz kalitesi ya böyle hani nasıl diyeyim, derinliği daha az diyelim ya. Klasman farkı var Evet yani. yani şimdi tüm şeylerde işte konuşuyoruz da farklı farklı adaylar işte editing, directing, oyunculuk bilmem ne. Yani bunlar Tabii bu bir Best bütün Picture bakmak lazım buna. hepsinin şey yani, o yüzden hepsinin bütünün olduğu noktada baktığımızda işte şey, diğerleri zayıf kalıyor mesela. İşte kimisi belli konularda iyi, işte kimisi oyunculukta iyi, kimisi editingde iyi, teknik konularda iyi falan filan. Kimisi senaryoda iyi falan, ama işte genele baktığın zaman hepsini böyle üst düzeyde tutan film sayısı çok fazla değil yani. O da işte kala kala işte The Father, Mank, Nomadland ve Trial of Chicago 7 kalıyor. Yani Father özellikle kurgusu ve oyunculuklar zaten muhteşem. Yani onların öne çıktığı, hani diğerleri de iyi ama hani onların da hani temelde onların taşıdığı bir film. Mank yine hani prodüksiyon kalitesi ve oyunculukla yine ön plana çıkıyor. Nomadland biraz sinematografi, biraz İşte editing, biraz teknik, biraz yönetmenlik, biraz oyunculuk. Hani böyle biraz şey dağıtmış. Hani böyle RPG karakterine şey dağıtırsın ya, işte 100 puanın vardır. Hepsine böyle 20 20 20 20 veresin ya. O en iyi film veriyor hocam. Aa, öyle mi? Evet, çok ilginç. Format çok Değişik. gelişmiş ya. Demin söyleyince inanmadım Allah Allah. İnanmadım. ama. Ya dedim yanlış Hadi mı? İyi, bakalım. böyle kalsın. Tamam, dursun. Side Story bu sene Spielberg çekiyordu en son ama. Çekti, bitti Ha bitti. bitti mi? Çoktan bitti. Yetişseydi o da girerdi adaylar.
Evet. Kız yansak da takip ediyorum başrollerinde oynayan şey. Bu kim ya? Jane Fonda mı? Bana mı öyle geliyor? Sunan Değil kim? sanki ama. Jane Fonda Ne galiba ya. bakmıyorum. Benziyor ama değil gibi de sanki. Çok farklı geldi bana. The Father. Ya çok iyi film ya hakikaten yani. Mi? Şöyle bakınca bile. Adam oyunculuğa bak ya. Muhteşem yani. Baksana da oyunculuğu gösteriyor zaten. Filmde başka bir şey yok çünkü. Yani şey aynı Evet, yerde aynı aynı yerde geçiyor yani. tabii. İşte o değil mi? O da tiyatro. Mesela bu da onun şey oyunculuğu. Öbürü çok abart. Judas. Ya. Ryan Coogler'ı çok seviyor akademi ya. Aa ne oldu ya? Hayda. Ne oldu? Benim bağlantı koptu şeyde de. Allah Allah. Bir dakika. Sen burada Daniel Calva'yı gösteriyor. Ha şeyin pili bitti. iPad'im mi? Yok, kulaklığın pili bitti. Ha. Neyse az kaldı hocam. Ben şey Aynen. anlatayım. Sesini kapatayım şunu da şey olmasın. I am I am. a revolutionary. I am revolutionary. Şey kulaklığımı alayım ben de bir yandan. Tamam. Onu takayım. Am a revolutionary. Mike. Benkin hangi sahnesini verecek acaba? Çünkü hani hakikaten iki filmde de en... Pantolonu çıkardığı şey veriyor. Neyi? Karısı neydi? Por bilmem ne neydi karısının ismi. Ha şey... Neydi Pantolonu ya? çıkarıyor. Ya film güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani şey o gölgeler, o ışık. Siyah Aynen. beyaz her şey daha güzel Hemen gözüküyor. çok Okey karanlık ama. olduğunu hala iddia ediyorum ama. Allah Allah. Ya tabii o da bir tercih sonuçta. Adamın yapamayacağı bir şey Karanlık değil bir ki sonuçta. Hani dönemde yanlış. Hepimiz karanlıklar içerisinde. Aslında belki onu bile simgeliyor olabilir ya. O aynen. açıdan şey yapmıyorum. Yani eleştirmiyorum ama bana şey geldi yani garip geldi. Böyle bazı şeyleri algılamakta çok zorlandım yani. Bu kim, şu kim falan böyle hani böyle bir şey oldum yani. Bir zorlandım Altın çağ diyorlar ya, bizim işte tam tersi. En yani. karanlık Aynen zamanlarından biri karanlık dönem yani. ya aynen. Politika için kullanıldığı yani film sektörünün şey yanlış böyle hani böyle yanlış amaçlar için kullanıldığı şey bir dönem yani karanlık bir dönem. Bakalım. Nomadland'ı veriyor. Bakalım Yine Nomadland. Burada herkes Nomadland'dı değil mi? bakıyorum. Hepimiz Nomadland demişiz evet. Kaybedecek beraber kaybedeceğiz. Vallahi Promising hocam artık kapatmayacağım atar ben atar ya. at at yani Kapatmadım. hakikaten yani burada Kapatmayacağım, kapatacağım. daha üst yani üstüne bir şey yoktur yani. Bu sene bence en iyi belli şey Nomadland yani en iyi filmlerden biriydi yani. Nomadland mi? Nomadland evet yani Güzel film. Yani güzel film Father Allah da için. çok iyi ama Father böyle Drama oyunculukla abi, yani drama. Oyunculukla şey yapılan. Bu oyunculukla işte dediğim ama gibi daha şey komple Nomadland daha daha dağıtılmış. Yani sinema evreni sinematografi, olan bir işte film. oyunculuk, yönetmenlik, kurgu falan, senaryo hepsi böyle güzel dağıtılmış. Aynen. Promising Benim Young. de bir şeyini kahveye tükürdüğü sahne. Ha. Bir ekstra tükürüklü bir kahve rica edeceğim diye diyor güzel. O Efe Bonus. Efe'cim hoş geldin. Teşekkürler takip için. Selam. Sound of Metal. Ben hala şey diyeyim. Promising Young. Bir 10-15 Bu saniye, zaten 10 hemen saniye galiba arkasından geç geliyor geliyor şey hemen. olarak aynen. Ama hemen arkasından zaten adam. O Efe subscribe olmuş. Çok teşekkür ederim Efe'cim. Sağ ol. Ben follow zannettim de bir an şimdi bakınca. Teşekkür Lütfen. ediyorum. O şeyimi düzelttim şu an. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Adam bak bu paranoyak şeyi şu an Sound of Metal. Yani gerçekten adam çaresiz ve paranoyak şey olmuş yani çıldırıyor yani. O şeyi çok beğendim ben oyunculuğu hakikaten.
falan böyle adam da sakince dinliyor. Vah vah yazık diye böyle. Duruş Tuval falan of yapıyor böyle. Chicago 7. Ne? Nasıl? Tuval of Chicago 7'ı Hmm. gösteriyor şimdi en son. Ben daha oraya gelemedim. Bak orada da mesela Sacha Baron Cohen'i gösteriyor gene. Ya işte çünkü şey enerjik yani şey filmi götürüyor. Okey ona kabulüm ama Tabii. oyunculuğu ya bu adamın aksana çok takıldım ben. Ondan biraz şey oldum herhalde ya. Böyle meow diye böyle konuşuyor. Böyle şey oldum ya. Ulan ne biçim konu ne garip bir aksan bu ya falan diye. Ona takılmaktan şey yapamadım yani. Adamın O oyunculuğuna odaklanamadım yani. kadar Herif, rahat etme tam bir yani. matrak yani şey. Mesela Ed Redmayne falan çok garip oynuyor. Nomadland aldı en iyi filmi. Ya işte hocam. Evet. Hepimiz doğru bildik. Frances McDormand maskesini çıkardı. Yanda da Kuan. Değerli Ha eşi. eşi. Gidiyor sahneye. Ya. Hani sevmiyordun, ne oldu? Ödülü alınca en önden sen çıkıyorsun. Ya. Hı. Acaba oyuncuda sürpriz olur mu? Hocam valla olabilir hocam. Yani Chloe kadın de oyuncuların geldi. şeyi çok şey ya. Hakikaten 2-3 tanesi çok öne çıkıyor. Herhangi biri olabilir yani. Çok ilginç yalnız Evet. şu an şey yapmaları ya. Niye aktör önce vermediler ki? Çok garip. Enteresan oldu. Öyle daha konuşuyor El ele ulan şey geçir bulaşacak şey Allah'ım ya Rabbim. korona Korona yok mu birader? Maskeni tak ya. var, korona. Ama Frances McDormand takıyordu. Bütün tören taktı. Ya Gördüm ben. taksın. Valla Şimdi şey çıkardı. yani risk grubunda ya kendisi yaş Risk itibariyle. grubunda O da bir tek yönetmen kurtarır yani. Yani dedim şu hepsine bir sıkıntı. aynen. Aynen. O kız ufak aynen. Ne? Kadına ne kadar garip giymiş ya. Çok değişik bir kadın Ne ya. yapıyor ya arkada Frances McDormand? Bir şeyler Ne yapıyor. yap ya kadın ruh Hareketler hastası yapıyor. ya. Garip yani bir arkadaş. Ha, yanındaki kadıncağız da oyuncu filmdeki şeydi. Ha şey Arkadaşıydı evet evet usta. şeydeki fabrikadaki arkadaş aynen. Ha. Yani Büyük ekranda izleniyor. hakikaten izlenebilecek Güzel yani. mesaj verdi. Güzel aynen. Eva oluyor. Tam Çatlak ya kadın. hastası Bey de bakıyor kenardan. ya. Bu şarkı nedir ya? Questlove da kafayı değildi. Allah Allah, çok ilginç. Manyak kadın ya. Kocası da bakıyor. Allah'ım ne yapıyor bu ruh Bakıyor hastası diye. oradan. Allah başımıza iş aldık ya. O ne abi? 80'lerden bir rüzgar esiyor. Joaquin Joaquin Phoenix. Ya zaten ikisi kaldı. Önce kadını verecekler, sonra erkeği verecekler. muhtemelen, aynen. Şu an kaç puan hocam? Ne oldu Hocam puanlara? puanlamamız şöyle. Siz 89'sunuz. Kerem'le ben 86'yız. Burada 3 zaten puan. erkekte hepimiz Chadwick dedik. İşte şeyde ne olacaksa şeyde olacak. Aktriste yani. Aa ben demiştim kadın da kopacak diye. Ben dedim demedim mi? dediniz hocam. Dananın kuyruğu şimdi kopacak. Aynen bakalım. Yeah. Hocam hakkımı verin abi. Bütün yayını baştan sona önde götürdüm. Hocam Şurada kaçırdım. 4 puan da ekledim hadise şeyden. O Bonus. bonus hani şeyden veriyorum ya. Yok ya o şakası için eklemeyelim. Hocam O başka o başka. kalbimizin şeyisisiniz. Kazananı. Yani Sonuç ne burada olursa olsun. Frances McDormand olur mu acaba diye bakıyorum da. Abi zannetmiyorum ya. Yani çünkü yani şimdi akademinin şeyini bir kenara koy. Dur açayım bu arada şeyi de. Ya akademinin kararından da ziyade ben şeyi yani kadının oyunculuğu çok doğal ve şey yani hani böyle nasıl diyeyim bir olayı yok yani bence diğer mesela işte Andra Day ve Carey Mulligan'a kıyasla şey yok Evet ya daha düz. daha düz yani
Böyle hani şey Ama yani film de onu istiyor. ya tabii Film şimdi onu film istiyor. onu gerektiriyor da hani o da işte şeyi engelliyor biraz. Yani bir arkadaşıyla Bir konuşur gibi zahmet konuştuğu gibi. için aynen yani şey yapamıyorsun. Hani rol mü yapıyor, gerçek mi? Hani bir hani şey yok. Kadının yani o yüzden o duygusal iniş çıkışları verse bir noktada kadın hep aynı. Hep böyle bir yarı olumlu, yarı böyle mutlu gibi böyle. Hani bir ara işte evine gittiğinde falan kötü. Hani orada bir dramayı biraz görüyordu. İşte evine döndüğünde biraz böyle üzülüyor ediyor falan. Hani orada bir duygularını görüyorsun ama onun dışında hep böyle bir muzır. İşte böyle he falan filan böyle şeyinde. Bir kadın yani böyle düz hep düz gidiyor yani. Dümdüz gidiyor. O yüzden şey yok işte. Yani yoksa hani tecrübesi ve şeyine yani yoksa hani Ya tabii canım, o başka. oradaki En yaptığı iyi oynadığı işleri film değil zaten. değil. Yani ama şimdi şeyde takdir ediyorum bir yandan. Kadın orada yani oradaki iş fabrikalarda çalışmış, oradaki işleri yapmış, oradaki insanlarla tanışmış etmiş, oradaki yaşamı tatmış yani kara Zahmet gibi, o da aynen çalışmış aynen hani sektörlerde. çalışmış Çok yani ama paralel zaten. çok paralı hakikaten yani bu o kazanacaksa karşılığında da İzzamed'in kazanması lazım baktığın zaman. Yani o zaman madem buna değer veriyorsun akademi hani birinin yaşayıp Yani yaşamadığına vermiyorsun o zaman onun kazanması lazım teknik doğru. olarak ama Doğru. hani bence sırf Evet, o yüzden aktris geldi hocam, ha hazır geldi mısın? hazır mı hocam bakalım. Arada değil, gösteriyor. Renzel ve geldi. Joaquin Phoenix yine saçmalayacak mı acaba? Yok şey, Ha Renzel Renée Zellweger Zellweger geldi. geldi. O zaman şey aktörü... Aa Yok, aktris veriyor. çok garip. Ters Ters yapmışlar. ya... Abi ne garip bir şey yapmışlar böyle bir şey. Ters sunuyordu ya Düşününce şeyler. enteresan. İlginç. Evet. Ben de değil. Yani de alırsa ben şey üzülmem. Kaybettiğimi üzülmem. Aynen Gerçekten çok iyiydi. Ben hep hak ediyordu söyledim yani. zaten. Hocam belli olmaz bakalım akademi bu. Sağ solu belli olmuyor. Akademi bu. Vanessa Kirby'ye Hayatta mı veriyormuş. ya Viola Davis Viola falan Davis de olabilir. ya ondan falan acaba şey yapayım. Ama şimdi bir ikinci bir siyahi Viola insan daha olduğu için hani. Davis bilemedim ya. Hani Yok Chadwick abi. Boseman'la paralel oyunculukları verirler Sanmıyorum mi? ya. Yani verirlerse ona da üzülürüm mesela. Kerem Alıgın da gölgede kal. Kerem Hocam Alıgın da genç diye acaba şey yapmazlar mı? Daha çok Hocam yolu var diye. alanı söylemeyin bu sefer. Hani tepkinizi Ha, beğen ama ismini söylemeyeyim mi? söylemeyin. Çünkü ben geç geliyorum ya. Ben bütün hep Aa. sizden duydum. Şey yapayım Aa bir hocam. orijinal duyayım. Peki. Merak ediyorum çünkü şeyi hakikaten. Duyun hocam. Bakalım. Daha çok şu an Hakikaten merak ediyorum çünkü bu enteresan kişiyi. şeyler içerisinde. Ne alaka Göreceğiz ya? bakalım. Hayda. Ya. Francis McDormand aldı. Hayret bir şey ya. Aynen. Hocam ne diyeyim? Bir şey diyemem. Valla diyecek bir şey yok yani hakikaten. O zaman ama size yaradı. Şeysiniz Ha, ben yani. kazanmış oldum gibi, Kazandınız evet. yani. Ama ya böyle kazandığıma üzüldüm yani. Abi bu ne ya? Ne alaka? Hani peki diyorum ne diyeyim? Peki, ben de peki diyorum. Onu da Bu bak kadın söyleyecek gene garip sözüm yok garip. diyor. Yine garip garip saçmalamaya başladı ya. Allah'ım ya. Alın şu kadını. Şey. Pasak Tövbe. olmuştu. Muhtemelen herhalde şey Peki. olmuyor muydu? Beklemiyor muydu? Bir şey mi hazırlamadı acaba? Bir şey falan mı Bir hazırlamadı? şeyler söyledi aslında ama. Joaquin geldi. Hakim. Hakim bizim Ha, hakim ya. hakim. Hakim Phoenix. Hayır da eşofman giymemiş. Please welcome. Sen şunu bir çıkar. Burada ters köşe olur mu hocam? Hocam her şey olur. Vallahi bu adamlardan her şey beklenir. Andrara'yı vermeyen, şeye vermeyen. Aynen. Hocam burada da sessizliğinizi rica edeceğim. Bir zahmet. Ne Ses, rica edeceksin? sessizliğinizi rica edeceğim hocam. Ha tamam Bir duyayım hocam. şeyi. Hayret normal Tamam. konuşuyor, saçmalamadı. Evet. Hocam Kanada biletimi Hocam. yollarsınız. Adresi gönderiyorum. Aynen. Hocam Mahkum yalnız hapsinin resmi var sadece. şu an bir kişilik gönderebilirim. Üç kişilik biraz zor. Yavaş O kadar. Üçünüze yavaş birazcık daha. hocam. Aynen. Biriktirin, para kenara koyun. Aynen. Bakalım. Herkes Ha Chadwick adayları veriyor Boseman şimdi. hapsine bakmasaydı. Anthony Biraz Reis ya. buna bak. Aa dur şeyi Biraz değiştirmedim ben bunu de bu biliyor arada. zaten. Actors in Reading Room'u kapatayım. Şunu açtım. Ha şu an
Adaylarımız Steven bunlar. Yeun. Evet, Chadwick Danışkanım. Boseman'ı Tepki vereyim verdi. mi hocam? Tepkinizi verin de ismi söylemeyin hocam. Aa. Mankey verdi. Aa. Steven Yeun'u verdi. Minari. Açıklandı, Allah Allah. Sizin o açıklandı galiba. Dur bakayım. açıklandı. İşte bu be. İşte bu. İşte dans. İşte bu kadar. Hak etti. Aferin bak, Helal olsun ya. akademiye bravo. Akademi şey yapmadı. Ben bütün gecenin şeyini Abi çıkardı. hakikaten Helal hak etmiyordu olsun. yani. Şimdi kusura bakmasın yani. Chadwick Boseman'ın Hak etmiyordu şey olsun kesinlikle. yani. Ruhu şad olsun. Çok sevdiğimiz bir abimiz de. Evet. Hakikaten yani hocam. Bir ödül de daha Anthony Hopkins almıştı. Onun dışında hep Chadwick Boseman topladı. Gece de çat diye bitti yani böylece. Pat diye Bir ödül gitti. bitirdiler. Pat diye bitiriyor. Hadi Allah'a emanet olun Hadi al. deyip kapattılar dükkanı Hadi hadi valla. sağlıcakla. Hocam 89 Ama puanla. gecenin şeyi Anthony Hopkins Evet oldu hocam harika. ve ben oldum. Gecenin kazananları. Aynen hocam gecenin. Şöyle hocam beni bir çekin. Şöyle poz vereyim. Neyle çekeyim? Ödüllerimle. Dur şu screenshot alayım. Şöyle. Bir tanesi şey, Screenshot aldım. en çok şeyi bildiğim için. Aynen. Valla hocam tebrik ediyorum. Şeyi de burada kapatayım. Ha, şu iPad'i de şu kulaklığımda çıkarıyorum. Kulaklık iç kulaklık Güzel. takıyorum. Garip Güzel. oldu. Ana ekranı alın o zaman hocam. Hocam ana ekranı kaldırdım. O yüzden Ha, yok mu? kaldırdığım Ha, için doğru. Sen ana ekranı o yüzden şey aynen. yapamıyorsun. Doğru. Doğru. Yani onu şöyle yapabilirim ama bir dakika. Hemen şunu kaldırayım. Evet. En iyi filmleri falan koy istersen. Bir şey olsun Yo yo tepede. şöyle bizi büyüteceğim dur. Şey yapacağım. Yani Ha, manuel o da yapacağım o olur. işi. Bir dakika hemen Olur. şöyle. Olur. Şu ikisini Bir tuttum. kapanış yapalım bir Aynen. 5-10 dakika. Aynen. Hocam şöyle aldım. İkimizi de. Background'daki şeyleri de açayım olmadı. Şurada şeyle. Ay dur bir dakika. Bir saniye. Bir dakika. Şunu şöyle bir yukarıya atıyorum. Şimdi background'dan da şunları açayım. Oscar. Niye aç? Ha şey yapmadı çünkü. Şöyle yapacağız. Oscar logo. Orada şeyi söyleyeyim. Hani In Memoriam sonunda Chadwick Boseman'ı uzun uzun ve Ha belki de sonda on. göstermedik ya. Evet sebebi. Oradan bir gönül sebebi belli Böyle oldu almışlar yani. gönüllüye hakikaten. Evet. Hocam bir dakika. Şimdi ayarlıyorum. Curtain HD logo. Valla manuel olarak iş yapıyorum ama. Ay dur. Şunları şöyle. Olsun. Ah. Bak bak güzel oldu bu halde. Hiç oynama bence. Gerek yok böyle kalsın. Çok ufak. Aa bir şey yapamıyorum. Çıldıracağım. Boş ver, boş ver, Tamam. uğraşma tamam. Böyle kaldı. Gayet güzel oldu. Yok gayet güzel. Aynen. Ben çok beğendim. Elinize sağlık bu arada hocam yani. Siz Hocam de valla. çok güzel yapıyorsunuz ekranları. Her biri ilmek ilmek, emek demek. Evet. Dokunmuşsunuz adeta. Vallahi çok güzel olmuş yani. Hem Hocam. takip açısından bizim için de iyi oldu. Evet. Hem eminim izleyenler için de aynı şekilde güzel bir görüntü olmuştur yani takip anlamında. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun valla. İnşallah izleyenler de keyif almışlardır. Biraz böyle başlarda biraz teknik sıkıntılar oldu. O yüzden biraz geç başladık Evet. ama neyse yani sonunda toparladık. Çözüm bulduk ama işte şey biraz işte zaman kayboldu sadece o kadar. Onun dışında Olsun. yani törenin yani yayınımızın bir yarısına da Kerem de katıldı. O şekilde bir onu da hani yorumlarını aldık. Kendisiyle zaten inşallah yine ileride de çok güzel şeyler yaparız. Yine yayınlar yaparız Tabii ki. bol bol. Hocam zaten bu işin artık duayeni oldu. Hani hep beraber zaten yapıyoruz yayınlarımıza Estağfurullah. sürekli. Yani bugünün de kazananı da oldu ayrıca. O yüzden Estağfurullah. hocam tebrik ediyorum. Ne istiyorsan şey Hocam dedik uçak bileti size Kanada'ya. aynen yok size Öyle gene Oscar'ımla poz vereyim mi? şuruf verin hocam. Kazandınız yani bunu. Böyle bir dakika. Hakkımızdır yani. Aynen. Anton Hopkins'e çok sevindim var. Çok hakikaten Evet. güzel güzel şey oldu yani. Benim için de güzel bir sürpriz Şöyle oldu. bakın. Valla 80 Ödüllerle dönen ödül gecenin aynen. galibi. Sırf Anthony olmadı. Adamcağız konuşmadı ya. Ona üzüldüm yani. Şey olsaydı. Evet. Bir bağlansalardı Benden adama keşke. neden de bağlanmadı Aynen ama yani böyle şey oldu. şeyden Instagram'dan Şimdi aynen paylaşıyor ya teşekkür eden diye. Instagram'dan yine böyle şey baktı. Geçen Dün ödüller dün hep dün öyle kısa diye. teşekkür ediyor Ha, orada. aynen böyle aynen Bak öyle bir ya şey ki. düt Manyak düt manyak hareketler gibi. Dur yapmasın bakayım hatta açayım şimdi şeyini. Instagram'ını. Hesabını yani. Bakalım bir şey paylaşmış Anthony.
Lan dur. Uyuyordur Aynen gerçi şey bence. orada. Kesin uyuyordur yani. Yok aynen bir şey paylaşmamış. Evet, şu an TRT'de İstiklal Marşı okunuyor. İstiklal Marşı ve kapanış oldu Kapanışa yani. girdi yani hakikaten. Gerçekten kapanış. Yani gece herhalde en büyük sürpriz Anthony Hopkins Tabii oldu. kesinlikle yani. Onun dışında Francis böyle büyük bir sürpriz hatırlıyor musun hocam? Yoktu herhalde. yok yani Francis McDormand vardı. O o da bence sürpriz sürprizdi oldu. bence aynen. Şey yani onun dışında o ikisi dışında aslında yani ya tahmin ettiğimiz şeyler doğru çıktı ya da hani hiçbirimiz bilemedik yani. Hiç bilemedik Aynen. aynen ya da tamamen şey Bambaşka bir şey çıktı alakasız yani. istatistikler. Bir özet geçelim kısaca hocam. Yani en iyi filmi Nomadland diye demiştik zaten. Nomadland Hak aldı. etti. Hak ederek aldı. Yönetmen En de iyi öyle. yönetmen de Chloe Zhao aldı. Zaten hepimiz onu söylemiştik. Kerem'di, ben de, sen de. O aldı. En iyi aktrisi Andra Day ve Carey Mulligan arasında biz paylaşmıştık. Frances McDormand aldı. McDormand aldı. Yani tartışılabilir bir karar ama ne yapacaksın yani? Sonuçta Evet. sonuç bu. En iyi aktör ödülünü hepimiz Chadwick Boseman demiştik. Yani vefat ettiği için hani adaylığı da arasında zaten daha ön plana çıkıyordu. Dolayısıyla o alır diyorduk ama gönlümüzden geçen de Anthony Hopkins'ti bu noktada ve Aynen. hak eden kazanan aldı yani hakikaten. O yüzden Çok sevindim. akademiyi kutluyorum buradan. En iyi yardımcı kadın oyuncu Şey diyor ödülü. musun hocam? Her yerinden öpüyorum. Her yerinden Hocayı diyor öpüyorum musunuz? akademi. Aynen. Her bir üyeni teker Aa, teker öpüyorum diyerek. evet. Yardımcı kadın oyuncu rolünü Yoo Young-yoon aldı. Zaten hepimiz aynı şeyi söylüyorduk. Yuh. En iyi yardımcı erkek oyuncuyu Daniel Kaluuya aldı. Zaten diğer farklı Onu da yani bekliyorduk. Golden Globe'dan ve diğer ödüllerden de anlaşılacağı üzere. Biz original screenplay'de ben Trial of Chicago 7 demiştim. Siz hocam ve Kerem Promising Young Woman demiştiniz. Promising Young Woman aldı. Yanlış bilmiyorsam değil mi? Doğru. Adapted. Galiba. Bir dakika bir bakayım. Evet. Aynen, Promising Young Woman Adapted almış. aldı. Zaten tek şey aldı. Tek ödül. Adapted Screenplay'de de ben Father demiştim. Siz Kerem'le Nomadland demişsiniz ikiniz. Burada da ben bildim. The Father aldı. O Doğru. Adapted Screenplay'i. En iyi animasyonu zaten hepimiz Soul demiştik. Soul aldı. En iyi Doğru. belgeseli My Octopus Teacher demiştik hepimiz. O aldı. En iyi uluslararası filmi hepimiz Another Round demiştik. O aldı. Doğru. En iyi film müziğini hepimiz Soul demiştik. Yine o aldı. Original Song'da bir ayrışmıştık. İkimiz Speak Now demiştik sizinle. Kerem Hüsavik demişti. Fight Ama for şarkının adını unuttum şimdi de şey. you. Fight for You kazandı. Nasıl? Judas and the Judas Black and the Black Messiah Messiah. filminden. En iyi sesi, tabii zaten anlaşılacağı üzere Sound of Metal aldı filmi. Tabii oluyor En iyi zaten. makyaj ve saç stilini My Rain is Black Bottom aldı ki hak ediyordu zaten. En iyi kostüm dizaynını Kostüm. da My Rain is Black Bottom aldı. Bunu da zaten doğru tahmin ettik hepimiz. En iyi sinematografiyi hepimiz Nomadland demiştik. Nomadland almadı. Kim Çok almıştı ilginç yalnız? şekilde. Sinematografiyi şey mi almıştı? Kim almıştı Kim olmuştu? ya? Şey, Hatırlayamadım. dur bir dakika. Dilimin ucunda şey. Söyleyeyim hemen. Şurada adayları açacağım da şeyi arkadan gör. Mank mi almıştı? Mank de almıştı Ha, galiba. Mank Mank aldı aldı galiba. aynen. Evet. Sevindim ona Aynen mesela. güzel hak ediyordu yani. Yani birkaç ödül alması gerekiyordu zaten. İyi bir bunu hak eden bir film. Sonrasında production design'da zaten yine hepimiz Mank demiştik. Mank aldı zaten bunda. Doğru. Teknik Onu da ödüllerde hak ön plana ediyor. çıktı. Editing'i, en iyi editing'i burada bir ayrışmışız. Aslında ben Father dedim. Sen Sound of Metal dedin. Kerem Trial of Evet. Chicago 7 dedi. Sound of Metal kazandı. Teknik bilginiz hocam. Evet. Zaten Kurgu. şeyi farkı burada zaten. Yani o farkı burada yaptınız. Estağfurullah. Bir de şeyde short filmdeydi galiba onların bir tanesinde. En iyi görsel efekti zaten Tenet ve yani çok öndeydi zaten. Tenet aldı. En iyi kısa belgeseli Colette aldı. Fransız Evet, filmi. doğru. Onu da Kerem doğru bildi. En iyi kısa filmi, live action filmi. Hocam siz bildiğiniz Two Distant Strangers aldı. Kerem de ben de Doğru. yanıldık. En İlk iyi öne geçtiğim şeydi o aynen. zaten. Farkı oldu. En iyi animated filmi de ikimiz doğru bilerek If Anything Happens I Love You filmi aldı. Ve bu şekilde 2021'in yılında gerçekleşen 93. Akademi Ödülleri töreni de bu şekilde sona erdi. Kazananları tebrik ediyoruz herkesi.
Allah Mesut etsin. Ben Hadi ama ya. Anthony Hopkins'e çok sevindim ya hakikaten. Yani Ay evet. içim En çok şu an böyle hani sevindim hakikaten ama. şey oldum yani. Böyle içim yiyordu yani adamcağız alamayacak diye. Neyse ki hak eden aldı ve yani diğer hani sürpriz bir de işte Frances McDormand'dı. Diğer adaylar ve sonuçlar çok sürpriz değildi bizim için ama şu noktada hani güzel bir kapanış oldu aslında hani iki önemli şeyle. Belki de o yüzden mi acaba son aldılar bilemiyorum ki. Ben onu diyecektim. Sonra özellikle saklamışlar bence Belki de sanki sürpriz sürprizlere. işte ha işte düşündüğünüz gibi değil falan Olabilir. tarzında sanki öyle Ters bir köşe oldu. aynen herkes ters köşe oldu yani güzel oldu aslında ters köşede. O yüzden bizim için güzel bir yani güzel bir final oldu. Bakın hocam chat'e en son ne yazmışım? Justice for Tony. Tony derken? Justice for Tony. Anthony mi yani? Anthony. Anthony Hopkins. Hocam sonuna kadar Gerçekten akademi beni duydu. aynen oradan bizi izleyenler bir kişi akademidenmiş herhalde. Oradan duyuldu. Ey akademi. Ey akademi sen kimsin? O yüzden Kimsin yani? şey bitti yani. O açıdan da mutlu ayrıldık diyebiliriz. Yani en çok Biz Anthony mi de? Hopkins. Evet, ben mutlu ayrıldım Aynen. yani şey olarak Bu da sonuçta. Hem onun inan... kendim kazandığım için Aynen. hem Anthony Hopkins kazandı. Aynen. Kendim Mutluyum kazanmış yani. kadar sevindim derler. Sevindim ki kendim de kazandım. O Aynen. yüzden gördüğünüz gibi elim ödül dolu. Ödüllere Aynen. dayanıyorum. Hocam hak ediyorsun Ödül son. ekonominin. Yağıyor adeta. Ödül yağıyor. Hayır vallahi. Aynen. Hocam biz de vallahi 3 saat 6 dakikayı bulmuşuz. Sanki daha uzun Bulmuşuz gibi ya. geliyor ama tabii şey oldu ya arada bir Tabii kestik falan. öncesi var Aa, tabii. öncesinde bir Aynen. 20 Normal dakikalık. 4-4,5 saat olması lazım. Ah ya keşke o baştan yapabilseydik. O şey, neyse ya Olsun. hakikaten. Can sağlığı yapacak bir şey yok. Aynen. Ama demek ki çok fazla yani nereye yüklenmem gerektiğini en azından keşfettiğimi düşünüyorum. İnşallah ileride benzer sorunlar yaşamayız herhangi bir yayında. Bakalım inşallah. İnşallah öğreniyoruz Yani işte biz de. böyle bir ödül artık gerçi bir sonra yani bir sonraki ödül tarzı bir şey yok bildiğim kadarıyla. Hani bir şey çıkarsa yine yaparız zaten canlı yayınını. Tabii Ama şu bakarız ya aralar pek bir olabilir. şey bilmiyorum yani geri hani en azından bu yıl içerisinde gelecek aylarda böyle bir ödüllü bir şey pek yok diye biliyorum. Ama başka bir şeyler olur, başka bir etkinlik olur. Onun yayını yaparız belki. Yani Tabii. bu ödül sezonunun aslında işte sonuna geldik bir noktada. Bakalım gelecekte de farklı yayınlarla tekrardan. Hastalıksız. Aynen Sağlıkla. sağlıklı, bol sağlıklı, işte mutlu, mesut, Sinema salonlarına huzurlu gidebildiğimiz. gidebildiğimiz aynen. Yani biraz daha vakti var onun ama işte en azından biraz daha yani şu ortamın bir nebze olsun değiştiği yani iyi anlamda değişebileceği bir gelecek ümidiyle diyelim. O zaman hocam kapanışa geçelim yavaştan. Tabii geçelim hocam buyurun. Hocam Ben ben de size teşekkür ediyorum ayrıca. Hem hocam emeğiniz için programda hem bu oylama yarışmaya da uğraştınız, şeyi ilettiniz bize. Bizi Kerem'le de buluşturdunuz, o anlamda da tekrar teşekkür ederiz. Güzel bir oyun oldu. evet. Keyifli. Umarım izleyenler de aynı şekilde keyif almıştır. Yayını zaten YouTube kanallarımızda gene Hı. bulabilirsiniz. Bizi gene takip ederseniz, abone de olursanız hocama memnun oluruz. Aynen. İkimize de hocamın kanalının ismi Gecelerin Aynen. Yargıcı. Twitch'te Gecelerin Yargıcı TV olarak geçiyor. YouTube'da da Gecelerin Yargıcı diye aratırsanız oradan bulursunuz. Benim kanalım zaten İlker Tuncay her yerde. Dolayısıyla bize de abone olmayı unutmayın. Bu şekilde içeriklerimiz zaten devam edeceğiz. Benzer oyun yayınlarımız, Hocam Talks haftalık yayınlarımız zaten devam ediyor. Onları da artık gelecek haftalarda, gelecek günlerde görüşmek dileğiyle diyelim. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu saate kadar kaldınız Vallahi artık. ben Siz de buradan kalkıp estağfurullah. Hava aydınlandı zaten. yani aydınlanmıştınız. Burada hava karardı. Yani Hemen şey işe gidiyorum. İşe aynen burada başlıyorum çalışmaya. şey kahvaltıya direkt girişirsiniz yani. Birazdan Nil de uyanır. Yok Yani yok bir uyku bekler hocam beni. valla Dinleneyim zaten. sizi hocam yorduk bugün. Valla Estağfurullah teşekkür hocam. Ne ediyorum. demek? Ya Keyifli bir yorgunluk. Hep böyle olsun yani İnşallah. yorgunluklar. Aynen. Hep keşke böyle olsa değil mi? Hakikaten. Aynen O zaman öyle. hocam ben hem size tekrardan hem de Ben izleyicilerimize de çok teşekkür size. ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Ve gelecek yayınlarda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Ve her neredeyseniz günaydın veya iyi akşamlar. Günaydın. Aynen. Neyse Size artık günaydın. dediğin Buraya zaman iyi akşamlar. dilimine bağlı olarak. Aynen burada da şey 11.30'a geldi saat. Burada artık iyi geceler diyelim buradakilere de. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.